arkadaşlara göndermeye başlar. Ben şimdi başladık diye bir tweet atayım. Tamam. Dur. Hatta sileyim seni etiketleyerek. Saltuk ile dur. Saltuk. Okey, seni etiketleyerek paylaştım abi. Sen oradan retweet çakabilirsin. Bir de WhatsApp grubunu atayım buradaki. Ne haber arkadaşlar? Ben de YouTube'a konuşuyorum. Jacob'u iş yaparken ne haber? Nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur arkadaşlar. Bakın size kimleri getirdik. Saltuk Hoca'yı getirdik lütfen. Estağfurullah. Biz hep buradayız ya. Chat'indeyim ara ara. Gizliden, ses etmeden. Oo. İşte bak her yerdeyiz abi. Perinçek gibi. Benim bir arkadaşa gidip şey sormuşlar abi. Jacoben Tilki ironik olarak mı Perinçekçi, gerçek olarak mı çözemedik demişler. İstersen buradan bir duyurmuş olayım. Arkadaşlar ben ironik olarak Perinçekçiyim yani. Bunu unutmayalım lütfen. O arkada kaldı. Hayatımın geçmişinde kalan bir şey. Cümleye girdin şey diyeceksin zannettim. Şey almışlar bir işte Perinçek'in yanına gitmişler. Abi Jacoben Tilki tanıyor musun demişler. Şey bekliyorum. Süper olmaz mıydı ya? Süper harika olmaz. Olurdu. Tilki tanıyor öyle. Bu arada şeyi de söyleyelim. Arkadaşlar biz bu yayını yaparken 9 Mart'a denk getirmeyi kesinlikle planlamıyorduk. Öyle oldu tamamen yani. Gerçekten bu arada biz yani ve biz ilk konuştuğumuzda sen galiba yazın söylemiştin değil mi? Yani evet evet. Ertelemeler şunlar bunlar işte benim taşınmalar dönem içinde o kadar çok şey üst üste geldi ki neredeyse bir yıl sonra yapabildik. Ve en son konuştuğumuzda şey oldu ya artık daha ötelemeyim çünkü ötele hani bir yıl daha geçecek. Abi ne zaman yapalım ya bu hafta çok yoğunum haftaya cumartesi yapalım falan olduk. Hı hı. Ve yani gerçekten 9 Mart olduğunu farkında değildik. İşte İslamcılar falan yani daha böyle muhafazakar dilde aslında eski Osmanlıca'da da yani Tevfik Fikret falan da kullanıyor da tevafuk diye bir laf vardır. Hani nasıl da denk gelmiş Allah'ın işine bak gibi tam öyle bir şey oldu. Yani işte Allah Kemalistlerin yanında mı bunu tartışmak lazım. Yani eğer yanımızdaysa biz niye bu kadar kaybediyoruz üzülüyoruz. O da öyle bir tartışma konusu. Ay. Şimdi istersen bazı şeyleri açıklığa kavuşturalım. Hadi kavuşturalım. Evet. Biz şimdi burada çeşitli alkol ürünleri tüketeceğiz. Ben ne yazık ki ılık olarak tüketeceğim. Bunu hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz ama madem Kemalizm yayını yapıyoruz. Ya gerçekten şöyle konuşmuştuk özellikle. Hani böyle yapalım arkadaş muhabbeti gibi. Açıkçası ben şeyden çok geriliyorum. Ya şey baskısı var ya üzerimizde. Abi işte gör işte Kemalizm konuşalım. Şunu anlat bunu anlat. Yani Jaco öyle genel böyle var. Saltuk var senin bir bağlantı şey oldu abi. Yapma ya. Evet bu da şey sahne mevzusunu saçmalığı böyle okey olursun tam konuşurken gider de. Şimdi iyi gibisin ya. Şimdi iyi gibisin. Tamam. Yani diyeceğim şuydu hani insan geriliyor çok hani çalışıp hazırlanıp gelmek lazım. Böyle bir ESG yayını gibi düşünüyorum hani bir konu bağlamında çıkartınca. Şeye çevirelim dedim. Hani böyle bir bira muhabbeti, arkadaş muhabbeti bazında hani konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Öyle olsa daha rahat. Hani hata yapmaya imkanım hani daha rahat olur. Hani kendimle daha rahat konuşabilirim. Öbür türlü gerçekten konuşmak böyle mayın tarlasına gezmeye dönüşüyor. Bu daha iyi olacak diye. Ama gerçekten şey çok rahatsız edici. Kemalizmle alkolizmin böyle bir arada sürekli anılması. Böyle abi işte light falan. Ya tabii ki o modda değiliz. Ve hani iyi bir şey değil. Kimseye de hani özellikle genç arkadaşlara önermiyorum. Ben de çok sık içmiyorum. Sosyal içeceğim arkadaşlarla. Spor yapın. Kitap okuyun. Arada tadında alkolü kullanın arkadaşlar. Su için. Su daha sağlıklı. Örneğin benim. Alkolden sonra da içmiyorum sonra bu arada. Bim'den aldığım böyle canını çıkardığım bir su şişem var örneğin. Size de öneririm böyle yapmanıza. Bu arada Akışkan bireye gelmiş. Akışkan hoş geldin çete. Oo sen gene böyle kaldın abi. Böyle sen tekliyorsun. İstersen... Yapma ya bu işi nasıl yapacağız ya? Sen yan oda müsait diyordun Wi-Fi'ye daha yakında. İstersen sen oraya geç. Bu böyle...
Böyle devam edecekse ben diğer odaya geçmeye çalışacağım. Aynen, sen diğer odaya geç istersen. O arada ben chat ile muhabbeti döndüreyim. Bir onlara zaten selam vermemiz lazım, ayıp olmasın. Chat, şimdi ben Tamam. size şey bir döneyim bakayım o zaman. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Akış'a hoş geldiniz dedik. Hoş geldiniz akışkan birey. Onun dışında İsmail birey gelmiş. Nizil Kemal gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Baver birey. Yayın başlamış, bir saattir giriş afişine bakıyorum. Öyle şeyler, öyle mallıklar yapıyor YouTube ya. Ne yazık ki pek sistemini, özellikle yayın sistemini kurabilmiş değil yani. Ama şu an burada bizimlesin. Türk solu geç kalkar çünkü dün gece sabaha kadar içmiştir. Aynen biz, aynen biz. Hoş geldiniz Mavro Poster. Hoş geldin Kapitalizm 31. Kusura bakmayın bu arada yeni gelen arkadaşlar. Küçük bir bağlantı sıkıntısı yaşadı Saltuk. Yan odaya geçiyor bunun için. Wi-Fi'ye daha yakın olmak için. Birazdan kendisi bizimle birlikte olacak. Tabii şeyin, Abdullah Gül hakkında söylenen o ünlü şey gibi değil. Bu arada bugünün sponsoru Weihenstock'ın. Kendisi oldukça güzel bir biradır. Herkese öneriyorum. 300 mililitre. Ama olsun, gerçekten tadı, kalitesi ve içindeki alkol oranı bunları telafi ediyor. Bu arada çocuk şey falan diyor, hani içki kötü diyor, ben burada reklam yapıyorum. Senin seçimdeki Kılıçdaroğlu editinden takip etmiştim. Şu an o editler hakkında ne düşünüyorsun? Valla şey, bir editleri ben yapmadım zaten, ben yayınladım ama hani şey değilim. Pişman değilim. O editler kesinlikle hani bir katkıda bulunmak lazımdı ve biz o yoldaydık. Onlar paylaşılacaktı ama o işte o işi yaptığı için tebrik edilecek kişi günün sonunda işte şey, Barkın. Barkın Out kanalı. Gidin oraya abone olun falan. Benim pişmanlığım yok. Kanaldan silinmesinin sebebi telifli müzik içerdiği için para kazanma özelliğim açılmıyordu. O yüzden sildim açıkçası. 9 Mart sonrası Ziver Bey'de işkence görenlerin ruhlarına bir rahmet okuyalım. Onu okuruz da şu an alkol var abi. O olmaz. Ama bir şey söyleyeyim. Ben örneğin Marmaray'dan her indiğimde, işte benim evin yerini biliyorsun zaten, prekarya. Aha, Saltuk da geldi. Okey. Hoş geldin Saltuk. Ben de Hoş işkence gören bulduk. Kemalistleri anlatıyordum. Umarım daha iyidir burada. Problem olmaz. Çok enteresan bir yere geldim şu an. Yani ışık falan kötü ama artık yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz bir süre. Ben şey, yani bu tam bassızlık abi, çünkü hep okeydik, tamam mı, böyle yarım saat konuştuk, bir kere falan bile mi düştün yani? Aa, sen gene düşüyorsun ya, bu ne biçim bir bassızlık ya? Abo, bu kötü ya. Tamam, şeyin gelmesini bekleyeceğiz o zaman, ben yandan kendisine yazayım. Saldık. Abi, hello. Hello. Saltuk. Beni görüyor musun? Yani selam selam da düzelmeyecek. Ha şey. Görüyorum. Ben telefondan mı bağlansam? Ne yapsam? Aynen, ben tam sana onu yazacaktım. Bir telefon internetine bağlanmayı dene istersen. Tamamdır, bir saniye. Okey, öyle deneyelim. Neyse işte, ben işkence gören Kemalistler diyordum arkadaşlar. İşte ben sürekli o köşkün yanından geçiyorum ve o köşkün o köşk olduğunu açıkçası birkaç sene önce falan fark ettim. Yani bu köşk o köşk değildir falan diyordum hep. Alem, modemin yanında daha kötü oldu nedense, ben de anlam veremedim. Ama bence, tamam mı, şu an bir katıl üyeliği falan gelse Saltuk gazlanıp internetini bir şekilde düzeltebilir. Ben sadece böyle düşünüyorum. Ben bunu bilir bunu söylerim. İşkence gören Kemalist deyince güldü, bu adam nasıl bir adam? İşte. İşte biraz korkutucu bir adam. İşte böyle, kendisinin, Saltuk Bey'in geri gelmesini bekliyoruz. Ben de şu an açıkçası odam. Ha, geldi. Evet. Saltuk, bu sefer düşecek misin? Doğruyu söyle.
Duygularımla oynama. Ben bilmiyorum, telefondan bağlandım. Umarım düşmeyeceğim. Tamam. Bilmiyorum. Bakalım. Okey. Birasından yudum aldı. Tamam ya, şimdi bir görüntünde bir akışkanlık var. Akışkan bireysel ama olsun. Yani şey böyle donmuyor en azından ya. Bence okey şu an. O zaman umarım böyle gider şeye kadar. Hadi bakalım. Yani böyle devam ettirebiliriz bence. Şimdi abi istersen bir hani 101 girişi yapalım mı böyle en basitinden, böyle en minimalinden? Tamam, yapalım. Abi bu Oğlum Kemalizm arka... fen... Ha? Ne kadar kötü bir yere oturmuşum. Onu fark ettim. Arka plana bak. Şurası falan çökmüş iyice. Abi şey işte ya, böyle sürekli diyor ya işte Kemalistler zengindir, TÜSİAD sermayesi, bunlar halka zulmediyor. Duruma bak ya, herif baraka da şey yapıyor. İşkence gören kemalist benim o işte. Ay. Şey, şimdi bu Kemalizm falan diye bir şey diyorlar abi. Ben de yeni son vakitlerde falan duydum, tamam mı? Ya Şey, aynen, şu ara çok popüler ya. şu Yeni ara çok çıktı. bu. Aynen. Böyle Mustafa Kemal diye bir adam falan varmış. Bu ne abi, bu Kemalizm sence? Ben yani hiç bilmiyorum. Biraz hip hop gibi bir şey geliyor bana. Kemalizm ne biliyor musun? Kemalizm. Umarım gene gitmiyor internet. Biraz korkuyorum. Senin Yok hareketlerin yok 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 yavaşladı. yok. Tamam. Yok. Bence ne? Mesela çok bir torba kavram var artık. Herkes hani sevmediği şey Kemalizm diyor. Faşizm gibi bir şey. Ama şey hani faşizme içeriksel olarak benzediği için değil. Daha çok hani herkes bir diğerine faşist geliyor ya, çok rahat bir şekilde. Onun gibi herkes Kemalist. Ya öyle şeyler gördüm ki, özellikle Twitter'a girdiğimden beri. Herkese Kemalist diyorlar abi. Kimi Said Nursi'ye Kemalist diyor. Kimi Tanıl Bora'ya diyor. Abdullah Öcalan'a Kemalist diyen var. Ama Yani yani Abdullah Öcalan'ınki biraz daha farklı değil. yani öyle bir şey ki hani mesela apocular Türkiye'deki hani neredeyse bütün siyasi akımları hani Kemalist olmakla suçluyor. Barzaniciler de apocuları bununla suçluyor. Artık şeye dönmüş yani. Hani öyle bir şey ki genelde şeyden anlatılmaya başlanır. Ya ben işte, ya yıllardır aslında bu Kemalizm işlerinde hem koşturuyorum, içinde olmaya çalışarak, aslında siyasi de girişim de oradaydı. Pratikle girdim teoriden ziyade. Hani teoriyi okuyarak, ama bir yandan da işte bu ekiplerin, işte Atatürkçü şeylerin içinde olarak bir yandan işte teorisini koşturuyorduk. Bu nedir, ne değildir diye anlamaya çalışıyorduk. Ve lisanstayken şeyi, ya arkadaşlarla şey tartışmasına girip hocalara falan sorduğumuzu hatırlıyorum. Sanki hocalar böyle matematik hocası gibi, böyle sanki onun hakikatini verecekmiş gibi. Hocam hani Kemalizm ideoloji mi değil mi? Ben böyle ideolojidir diye savunuyorum falan. Hani kesin böyle bir şey var. Hatta şey falan savunuyordum böyle. Kapitalizm ve sosyalizm alternatif bir üçüncü yol Kemalizm falan. Ya, aynen. Hani oralara falan bir eğitim. Yok, öyle bir şey değil nihayetinde. Zaten bugün hani konuşacağım esas şey de, hani doğrudan madem başta söyleyeceğim de, esasen anlatıldığı gibi tüm Türkiye tarihini etki eden kurumlarıyla, aktörleriyle, zihniyetiyle, olumlu veya olumsuz, hani nasıl bakarsanız bakın, böyle yoğun bir şekilde etki eden bir Kemalizm'den bahsedilemez. Kemalizmi ben şey olarak yorumluyorum. Olsa olsa bir dönemdir. Hani 23-38 veya o devrim dönemini alabiliriz. Ve o dönemde bile hani şey dediğinde, yani Kemalist iktidar dediğinde şey çok karışıyor. Hangi aktörler? Yani hani hem Recep Peker var, hem Hasan Ali Yücel var, hani hem Reşit Galip var, hem birbiriyle çelişen çok fazla adam var içeride. CHP içinde de öyle. Ve pratikler de öyle. Ve mesela şey var, kaynaktan çıkan Altı Ok diye bir kitap var. Bu şeyi değerliyorlar. 23-38 arasında bu Altı Ok her biri üzerine ve hatta Kemalizm üzerine gazete yazıları falan, hani o dönemde çıkan çoğu işte tartışmayı, makaleyi derlemişler. Yani iyi bir derleme, iyi bir çalışma ve temelde gösterdiği şey şu: hiç kimse aynı şeyi anlamıyor. O kadar farklı şeyler anlıyorlar ki. Mesela tamam, laiklik olsun, tamam. Ne anlıyorsun? De, ya özellikle bu şeye gittikçe iyice değişiyor. İşte devletçilik, halkçılık nedir dediğinde, mesela devlet sosyalizmi ve devlet kapitalizmi gibi laflar bile ediliyor. O kadar kafalar karışık ki. Teorik olarak altyapısı yok. İdeoloji değil. Net bir şekilde doktrin hiç değil. Yani ben mesela, ya bugün kullandığımız bağlamda Kemalizm dediğinde, ya mesela sol Kemalist tabirini kullanıyorum, onun yazısını da yazdım. Niye kullanıyorum dediğinde, mesela yurt dışına çıktığında veya küresel bir tartışmada, bir teori tartışmasında hani nerede durduğumu anlatırken, ben hani Kemalizmi kullanmaya gerek yok. Çünkü hani adam da anlamaz hani, okey yani ne demek falan. Hani nereden bahsederim? Ben kendimi anlatırken politik Marksizm'den giderim. Daha böyle 80'lerden işte Brenner, Bu ekolünü, hani onları daha böyle kendime yakın, ya onları temel aldığımı falan anlatırım. Ya üzerinden Türkiye konuşuyorsak da ben hani
bu Kemalist devrimi hani ilerici bir atılım olarak aslında selamladığımı söylüyorum. Yani düşman olmadığımı söylüyorum. Ama şu anki Türkiye tartışmasında Kemalizm düşmanı olmak veya Kemalizm'e olumlu yanda bakmak çok belirliyor ya bir şey. Mesela sosyalist dediğinde çok bir şey açıklamıyor. Hangi sosyalist? Hani o çok açıkta kalıyor. Yani o kadar farklı, o kadar bölünmüş, o kadar birbirine taban tabana zıt anlayışlar var ki. O bağlamda sol Kemalizm bir şeye işaret ediyor. Hani Kemalizm'e olumlu bakan, hani o tarihi hani selamlayan, bir adım olarak gören sosyalistler temelde. Ya yani o bağlamda sol Kemalizm bir anlam ifade ediyor. Tabii 60'larda bu bambaşka bir şeydi. Hani oralara falan geleceğiz tekrardan. Ama nihayetinde de demek istediğim, konuşmak istediğim ve bunca yılın sonunda geldiğim noktada şey değil. Kemalizm bir ideoloji değil. Kemalizmle ülkeyi yönetemezsin. Hani Atatürk nasıl yönetti diyeceksin. İşte Kemalist sistemle yönetmedi. Yani yaptığı şeyin adı Kemalizm değil. Zaten en son Kemalist, en son 6 okumda herhalde girmesi anayasaya 37 falan. Bir de o da enteresan. Hem anayasaya sokuyorsun hem ideoloji olacak hem işte şeyler yarışacak. Nasıl olacak falan. Bunlar yani şey konular. Nihayetinde demek istediğim temelde bu. Ya şey oldu. 80'le birlikte şey oldu ya. Hem şimdi 80'de Atatürk adına yapılan bir şey var. Ya şu var. Bütün zaten meşrulaştırma girişimleri siyaseten özellikle radikal kopuşlarda Türkiye tarihinde. Abi senin iki tane temel meşrulaştırma ama şey meşrulaştırıcı sembolün vardır, söylemin vardır. Birini Atatürk üzerinden yaparsın. Öbürünü din üzerinden yaparsın. Bir de NATO'ya selam çakmak zorundasın. 60'larda şey 60'dayken 60'dayken de 80'deyken de eğer hani radikal bir şekilde kopuş yaratmayacaksan işte Sovyetlere geçmeyeceksen o dönemde bunu yapmak durumundasın ya. Bunları yaptılar 60'ta yaptılar. Sen de yaptın. O bağlamda tüm bunlara bakıp da aha bak Atatürkçü yazmış orada falan demek çok şey. Tam o meseleyi anlamamak oluyor. Özünü kavramamak oluyor. Çünkü orada okuduğunda şey gibi oluyor. Sol liberal anlatının problemi de bu ya. Kemalistler yapıyor. Yapan da ordu. Hani biçimime baktığında aynı şeyi bir devamlılık görüyorsun. Ama 80-60'a karşı yapılmış bir şey. 60'ın bütün her şeyini kaldırdığı gibi hatta 60'ın bayram olarak kutlanmasını falan da kaldırıyor. Orada işte en mantıklı okuma hangi sınıflar var bunun arkasında? Hangi sınıf? Ya, biz hani şu an yaşayan aklı eren 18-20 yaşlarındaki hemen herkes ya artık hani 20 yaşını geçmiş herkes net bir şekilde şunu gördü ya ordu diye tek bir şey de yok. Yani 2016'da işte ya yarısı pedocuydu. Yani ya önemli bir kısmı pedocuydu. İçinde Ergenekoncular vardı tasfiye edilen. Ergenekoncu dedikleri Atatürkçü aslında. Bunların ayağına bağ olan adamları attılar. Onun haricinde farklı farklı şeyler vardı yani. O bağlamda orduyu tek görmekle yani en azından kendi deneyiminden bakıp geçmişe bunu yöneltsen yine ordunun tek bir aktör olmadığını, farklı siyasi şeylerin bir araya gelmiş bir şey olduğunu görürsün. O bağlamda ya şeyi konuşmak lazım. Hem Kemalistlere hem Kemalizm düşmanlarına bak hani temel problem şu. Tek bir Kemalizm üzerinden düşmanlık veya destekçilik açısından Kemalizm yorumlamanın problemi şu. Mesela diyorsun ki adama tamam hadi şey sayalım kim aktör veya hangi kurum tamam mı? Hiç değişmeyen 100 yıldır bak. Bir de şey diyorlar. Kimisi diyor ki AKP geldi Kemalizm yıkıldı. Kimisi diyor ki hala duruyor AKP yıkıldı. Ya Türkiye bak 100 yılda o kadar çok şey değişti ki. Yani anayasaları değişti tamam mı? İktisadi sistemi 2-3 kere değişti. Soğuk savaş geçirdi. Yani NATO'ya girdi, BM'ye girdi. O kadar çok şey kurum değişti ki 60'ta Anayasa Mahkemesi geldi. Hani Atatürk görmedi bile. O da hani Kemalist bir şey sayılıyor, vesayet hukuku sayılıyor falan. Şimdi kurumlara bakıyorsun 1000 kere değişmiş. Aktörleri sayalım, aydınlar üzerinden gidelim diyorsun. Kim mesela? Kemalist aydınları bana say diyorsun tarihte, tamam mı? Adam diyor ki işte, Ahmet Taner Kışlalı. Kışlalı'nın kitabını okuyorsun. Sosyal demokrat. Yani Kemalizmi de sosyal demokrasiyle eşliyor. Şimdi Doğan Avcıoğlu, Uğur Mumcu diyorsun. Bu adamlar sosyalist. Yani sosyalist alenen söylüyor işte ben işte sesim böyle. Avcıoğlu o Türkiye'nin düzeninde tabii şey yazıyor. Üçüncü neydi? Alternatif şey kapitalist olmayan kalkınma yolundan bahsediyor. O dönem biraz popüler olan bir laf ama sonrasında şeyle yaptığı röportajda ismi hafızam iyi değil böyle hani canlıdayken de gidiyor şey Hikmet Özdemir'le yaptığı röportajda şey diyor hani sonraki yıllarda ya diyor o, hani o dönem adını koymadık da bu sosyalizmdi diyor. Başka bir şey tabii ki değildi. Tabii. Yani orada bir de var hani Devrim dergisini çıkarken o 9 Mart'a doğru giderken çok böyle hani sol söylemi birazcık kısıyor ki hani ordunun çok da gözü korkmasın ama götürmek istediği yer o. Yani nihayetinde demek istedim sol Kemalizm dediğin şey Kemalizm sahiplenen sosyalistler esasında Kemalizm ilerici bir adım olarak görüyor. Ve şey de problem. Atlaya atlaya gidiyorum. İstediğin yerde araya girebilirsin de. Yine bak bu okuma temel şeylerinden biri. Hafif böyle hani geçen bir tweette gördüm. Şey diyordu. Bugünün devleti için bile hala. Neydi? Şey. İnkarcı, katil,
bir şey Kemalist devlet, hala bugünkü devlet. Hı. Ya bu okuma çok problemli. Ya aslında Kemalist devrim bir ulus devlet dönüşümünün sahip olduğu, genel olarak hani soyutta Hı. hani teorik bir ulus devlet, imparatorluktan ulus devlete geçiş, ne kadar şiddet, yani ortalama şiddet, inkar, baskılama, tekdipleştirme, ya bunun hem olumlu hem olumsuz yanları ne kadar varsa aşağı yukarı bunları Hı. sahip bir şey. Yani dünyadaki diğer muadillerinden çok da farklı değil. Olumlu olan yanı gayet başarılı bir şekilde o emperyalist işgali işte reddediyor ve çok erken bir tarihte, daha 3. Dünya bağımsız olmamışken bağımsızlığını kazanıyor. Tamam, Şeye hızlıca. teşekkür edeyim bu arada. Kapitalizm 31, prekarya biliyorsun. O şu an yağdırıyor yandan yağmur gibi. 10 tane katıl üyeliği hediye etmiş. Kendisine buradan Oh. çok teşekkür ediyorum. Belki de üyelik alan arkadaşlar başkalarına hediye eder de burada bir trende yapmış oluruz. Şimdi abi bence Çok şey acayip. bu detayları da konuşmaya devam ederiz de şöyle bu başta şeyden bahsettim. Bu Türkiye'deki sol içerisinde aslında Kemalizm tanımının çok büyük bir ayrım. Aynen. Ay, pardon yandan bildirim geliyor kulağıma sürekli kafam gidiyor. O da artık yani şey başarının sonuçları olsa gerek. Şey bu arada ben bunu kapatayım harbiden ya. Çünkü bu yayında biraz sıkıntıya yol açabilir. Şey çünkü. Alert box kapatıldı. Tamamdır. Hatta direkt sileyim kesin emin olalım. Ama burada teşekkür ediyoruz katkıları Ha, için çok kapatılırız. teşekkürler. Şimdi şey bu sol içerisinde aslında çok büyük bir ayrıma yol açtığından bahsettin. İşte hani sen kendine sosyalist diyorsun, ben kendime sosyalist istiyorum. Hepimiz kendimize sosyalist diyoruz ama böyle dünyaya bakışımız tamamen değişiyor. Bu ayrım örneğin işte TKP ile ya da efendim söyleyeyim işte SCP ile işte SEP arasındaki ayrımı getiren ne aslında ya da işte DEM içerisindeki aktörlerin. Hani bu nasıl böyle bir fetişize nesnesi haline geldi iki taraf açısından da? Ya bence hani genel çok yeni partilere girmeden teorik ve tarih edeceğim. Bunun temel şeyi 80. Mesela 60, ya zaten 80'e kadarki sol içinde Kemalizm çok baskın. Yani Kemalizm karşılığının tohumlarını atan ideologlar bile esasında Kemalist ve çelişkili bir şekilde Kemalist. Kemalist derken yine burada şey bağlamında kullanıyorum. Çok sahipleniyorlar. Yakın zamanda şeyi yazdım. Bir Kemalizm üzerine editoryal bir kitap hazırlanıyor şu an. İşte 100 yıllık tarihinde işte hangi dönüşümlere geçirdi, nasıl anlamlandırıldı, sağ Kemalizmler, sol Kemalizmler 70'ten 90'da ulusalcılığa nasıl döndü falan. Orada ben 60'lardaki sol Kemalizm, sosyalist Kemalizm yorumu yazdım, yön MDD tip üzerinden. Şey değil hani çok da hani övüp ille de alın demiyorum çünkü ben size burada zaten daha iyisini anlatırım. Açıkçası şey arkadaşlar, akademi yolu çok akıllıca bir yol değil. Hani bu yolun hani manyağı değilseniz, hani kendinizi var etmek için sadece, hani hoşunuza giden, kendi karakterinizi o şekilde şekillendirmek için değil de, hani iş olarak bakıyorsanız girilecek bir şey değil. O bağlamda bizi çok çalıştırıp 7-24 mesai yaptık. Karşılığında hiçbir şey alamadığımız için ve çok fazla sorumluluk olduğu için onu da hani deadline'a yetişecek şekilde hani en ortalama şekilde yazıp verdim. Ben onun daha iyisini yazardım ama hiçbir artı getirisi olmadığı için hani öbür işlerime yoğunlaştım. Ya temelde şey, abi yön MDD tip 3'ü de Kemalist. Ya inanılmaz bir şey. Böyle tipin tüm tüzüğü falan işte Mustafa Kemal'in alıntılarıyla açılıyor. Tabii. İşte Aybar Kemalist yani, ve bu Aybar anılarında şeyi anlatıyor çünkü. Ya diyor ben işgal İstanbul'unu gördüm diyor. O işte farklı bayrakların işte o İngiliz donanmasının Boğaz'a gelişini gördüm diyor. Ve hani gözleri dolarak anlatıyor bunu. Ya Mustafa Kemal bizi buradan kurtardı diyor. Hani o neslin şeyini anlamak bambaşka bir şey. Halbuki Mehmet Ali Aybar bu sol liberalizmin temellerini atan sınıfsal değil de devlet ve sivil toplum arasındaki ikiliğe yönelen liberalizmin, aslında sol liberalizmin temellerini atan isimlerden. Kapı kulları der, işte bürokrasiyi eleştirir, CHP'yi onun devamı olarak görür, orada bir rol atfeder vesaire. Ama kendi teorisiyle tutarsız bir şekilde Kemalizm'e geldiğinde ona ilericilik atfeder. Yani ona bürokrasi demez. Garip bir şekilde aslında, yani oradan kuruyorsan ona da demek zorundasın. Ama demiyor. Benzer bir şey yanlış hatırlamıyorsam Kıvılcımlı'da da var. Aybar'da mıydı, Kıvılcımlı'da mıydı? Biri hani oraya böyle şey atfederken 60'a da ilericilik atfediyorlar falan. Böyle çelişkileri var. Ya o dönemlerde net bir şekilde anti-Kemalist olan bir işte Kaypakkaya var bildiğim kadarıyla sol içinde. Bir de varsa da şu an aklıma gelmiyor. Yani hep Kemalizm'den besleniyorlar. Oradan geliyorlar. Ki bak şeyi bile gör.
Bize çok sormuşlar bu ya bizim çekiç kesse de şu ara çok fazla yorumlara baktım işte Günzileli'yi sormuşlar. O da bence çok iyi bir örnek. Bak hani yani şey meselesi çok data gidiyorum da 2000'ler ya işte Kemalist devrim için bile abi sol devrimi bastırdı da işte Kemalist devrim yaptı. Ya şey Günzileli o dönem öğrenci hareketlerinin en önde gelen adamlarından teorik metinler yazıyor. Çok ciddi bir sosyalist yani o dönem. Hatta Beyci Boran'a karşı bir eleştiri makalesi yazıyor. Doğan Avcıoğlu onu alnından öpüyor. O da çok mutlu oluyor. Anılarında bu yazıyor. Hani öyle o ortamdan bir adam anladınız mı? İşte yanında işte Avcıoğlu var. Karşıda işte Beyci Boran'la çarpışıyor. Şeyi zaten bacana sanırım şey Doğu Perinçek falan böyle bir adam. Abi şeyi izleyin Pluto TV'deki yayınını. Adam sol dediğinde tanımlamasını yapamıyor. Ya, teorik bazda çok eksik. Ya, çok bence kıymetli, dinlemesi keyifli, enteresan kafada bir adam. Zaten Türk anarşisti hani kaç tane var? Bence dinlemesi keyifli. Ama teorisi ya teorik olarak çok eksik ve yanlış büyük oranda. Şeyi görüyorsun yani 60'ta sola geçenler bile ki kendileri diyor zaten biz edebiyattan geçtik falan diye. O eksikler Marksizm konusunda. 60'larda işte sol yayınları falan başlıyor da yavaş yavaş kuruluyorlar. O yüzden onlara o şey damarını veren anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı ve bunun ya bakıyorlar hani geçmişte Kemalizm var ve zaten hani bir nesil öncesi ya o dönemde doğmuşlar ya babaları o dönemde olmuş. Yani o şey hala yaşıyor. Ya düşün sen ölmek üzere olan bir imparatorlukta hani parçalanan bir haritada hani yapılan bir devrimin evladı olarak tabii büyüdüğünde yani onun sol yorumu çok güçlüydü. Abi 80'le birlikte hem o darbenin yaptıkları her şeyden bahsediyordum. Meşrulaştırma olarak Atatürk şeye astığın hapishanelerde sen millete eziyet edersen eziyet değil yani bunun adını koymak lazım. Kusura bakmayın kaçtığım için değil. İşkence edersen hani çok seçmemeye çalışıyorum. Çünkü çok pis şeyler yaptılar. Adam doğal olarak o bayraktan da nefret eder, Atatürk'ten de nefret eder, her şeyden nefret eder. Tek şey bu değil tabii ki. 80'le birlikte şey de doğuyor artık. Mesela darbe de tepeden geldi ve çok lanet bir şey olarak geldi ya. Şey eleştirilmeye başlıyor. Postmodernizmin de burada etkisi var. Kemalist modernleşme anlayışı diyelim buna ama aslında tepeden gelen tüm modernleşme anlayışları aslında modernizm yani genel olarak çok bir eleştiriye tabi tutuluyor. Orada İslamcılık niye yükseliyor abi? Çünkü ihvanın temelinde şey var. O ihvan ideolojisi ve bizdeki işte siyasal İslam çoğunlukla özellikle AKP'nin temel aldığı şey aşağıdan örgütlenmeyle geliyor. Aşağıdan mahallelerden oyla şununla buna demokrat gibi gözüküyor. Asla demokrat değil ama hani çok böyle basitleştirip hani sandığa indirgersen o bağlamda daha demokrat anladın mı? Ya önce devleti ele geçirip sonra onunla şekillendirelim değil. Ya şimdi getirdiler %50 oy alıyorlar ve bu şekilde yani gerçek halk budur. Öbürü zaten hani işte içimizdeki şeytanlar falan diyerek onu dönüştürmeye çalışıyor ama onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. 80'den sonra işte ciddi bir Kemalizm karşıtı. Ve dikkat edin şeydir. Kemalizm karşıtlığıyla Stalinizm düşmanlığı solda beraber başlıyor esasında. Bunu şey olduğu için söylemiyorum. Stalinist olduğum için söylemiyorum. Veya Stalinist miyim değil miyim bilmiyorum. Bunun üzerine çok düşünmedim. Ama bu hani olgu olarak bunu söylüyorum. Çünkü şeydir işte itti de böyle işte tepeden inmeci otoriter böyle ciddi bir şey anlayışına karşı. Jacoben. Aynen. Evet evet işte Jacobin aslında modernite eleştirisi nihayet işte. İyiyim. Hadi burada. Okey. Ya şimdi aslında burada önemli bir noktaya değindin. Çünkü hani genelde aslında merkez ile çevre teorisine dayanarak aslında bunları öne sürüyorlar. Çünkü 100 senedir işte hani Türkiye'deki anlayışlardan biri. Aslında işte olmayan bir Kemalist damar var. Bu Kemalist damar bir şekilde hala 2024 senesinde işte ordusuyla, hukukuyla, Anayasa Mahkemesi'yle işte insanları sömürüyor, baskılıyor. İşte bu dini azınlıkları ve hani bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Hatta seninle telefonda konuşmuştuk. Mahcup yandı değil mi o lafı eden? Ha, Şey evet. falan hani laik kesim muhafazakarlardan özür dilemeli. Yani 20 senedir tamam mı? Hala biz bir özür dileyeceğimiz mevzu varmış gibi. Reis ben 99'luyum yani benim neye özür dileyeceğim günün sonunda. Ama hani obsesif bir şekilde aslında bu merkez ile çevre teorisini dayatıyorlar. Hani bu modernizmin getirilerini işte hani yukarıdan aşağıda olsa bir laikliği eksik de olmakla beraber. Hani bunları tamamen tasfiye edip halka bırakacaksın. Halk en iyisini yapar noktasına getirmeye çalışıyorlar. Ama işte onu da gerçek hayattan bırakıyoruz, görüyoruz. Yani belki de halka bıraktığın zaman o kadar da iyi bir şekilde sonuçlanmıyordur. Belki de bir hani entelektüel kitlenin gelip bu halka bir şeyleri nasıl yapacağını da söylemesi gerekiyordu. Bu kadar sert bir şekilde ortaya böyle demek istemesem de yani. Yok yani şeyde iyi dedin. Merkez çevreye evet güzel getirdin. Bak onda da şey var. Merkez çevrede temelde Şerif Mardin'in önerdiği şey şu. Ilımlı modernleşme öneriyor. Yani radikal bir şekilde yukarının dayattığı değil, ılımlı modernleşme. Niye 80'den sonra popüler oluyor bu? Az önce anlattığımız mevzu. Tepeden modernleşmeler az eleştirildiği için
daha böyle işte ılımlı muhafazakar modernleşme denemeleri çalışıyor. Ya bu anlatı çok özcü ve çok şey yani burada ben şey oluyorum yani ya o kadar özcü ki aslında kendisinin ne kadar elitist olduğunu fark etmiyor. Yani ben elitim işte Jacobin'im falan halk işte anlamaz bunlar İslamcıdır suyuna gitmek lazım ve onlar değişmez gibi bakıyor. Yani çok özcü olduğu nokta bu. Ya yani bu böyledir ve böyle gidecek. Ya abi öyleyse ben hep şundan geliyorum yani ben mesela Kırşehir doğumluyum. Çok hatırlamıyorum ama ben Antalya'da büyüdüm. Ama Kırşehir'de doğdum. Ve benim ailem işte Kırşehir'de büyümüş. Hep köylü yani. Hani köy var bizim. Veya o kadar köylü ki babam 11 kardeş. Hani şimdi Kürtlerle falan dalga geçiyorlar veya göçmenlerle. Hayır bu şeyle alakalı. Yani şehirli değilsen o şeye çıkmamışsan ya bunun etnikle çok bir alakası yok. Bizimkiler oradan çıkmış ve Antalya şu bu değiştirmiş ve ben şu an buradayım sol kemalizm anlatıyorum. Ben atıyorum eter mahcup yanına hani sabah kadar teori de konuşurum. Hani onun seviyesinde entelektüel muhabbet edebilirim ki eter mahcup yanı dinlediğim kadarıyla onun üstünde de muhabbet edebiliriz ki bu çok zor bir şey değil. Ama ya bunu gösteriyor. Bu Ya dönüştürülemez bir şey olduğunu göstermiyor. Özellikle hem dinin hem o geleneksel kültürün gerek işte ataerkil olarak gerek o işte cemaatlerin gerek işte birçok şeyin baskı kuruyor, hiyerarşi kuruyor. Ve benim gibi birçok çocuk belki çıkmak isteyip çıkamıyor o şeyine içinden. Belki ben çok daha anlayışlı, çok daha sekülerliğe yatkın bir ailenin içinde büyüdüm ve çok rahat bir şekilde buralara evrilebildim. Tamam mı? Bir şekilde. Ama öbürlerine ya bu kitle böyle, onları şey yapmak lazım dediğin zaman onların içindeki isyankar gençleri, onların içindeki gerçekten özgürlük ve eşitlik yanlısı mücadele eden, bunun için şey yapan çocukları yani el uzatmıyorsun ve boğulmalarına sebep oluyorsun. Bu çok Tabii. büyük bir ayıp, çok büyük bir günah. Yani buna hani ayıp veya günah ötesinde bir şey söylemek lazım ama söyleyemiyorum. Zalimce. Evet yani çok Yani problem. Bunlar liberal sözde yani bu hani teorik bazda da liberalliğin böyle bir şey olmaması gerekiyor anlıyor musun? En azından hani tamam hani mülkiyete tap gene de hani en azından bu cemaat bağlarını falan kapat. Maalesef bizde liberaller garip bir şekilde İslamcılıkla falan çok iç içe. Garip diyorum gerçi dünyada da böyle 80'den sonra aslında bildiğin gibi neoliberalizm aslında gayet otoriterlikle veya dinle çok bir şey yok yani. Problemi yok. Ya şöyle dediklerinde haklısın. Yani ben de örneğin kendi hayatımdan örnek vereyim. Zaten ikimizin de oldukça milliyetçi isimleri var. İşte senin Saltık Burak, benim Giray, o vibe'ı veriyoruz. Hani benim işte ailem de işte ülkücü. Hani hatta ülkücü hareketin çeşitli kollarında görev yapmış insanlar var. Babam dahil olmak üzere. Ya biz dönüşebiliyoruz, tamam mı? Hani burada asıl hani siyaset biliminde işte ikiye ayrılır ya çalışma. Bir deskriptif, hani tanımlayıcı çalışmalar vardır. Bir de normatif çalışmalar vardır. İşte bilmeyen arkadaşlar için deskriptif şudur. İşte anket yaptık. Ankette bu kadar kişi var. İşte 50 kişi AKP'ye oy veriyor, 50 kişi CHP'ye oy veriyor. Böyle sıralarsınız. Liberallerin siyaset anlayışı sadece bununla sınırlı kalmış durumda. Bir de normatif tarafı var bunun aslında. Hani ne olmalı, ne yapmalıyız? Çünkü sadece istatistiği almak onu bir yere bağlamıyor aslında. Bir düşüncemizin olması lazım. Bu toplum için bir tahayyülümüz olması lazım. İşte biz ne istiyoruz? İşte 8 Mart'ta kadınların polis tarafından şiddete maruz kalmadığı bir Türkiye istiyoruz. Biz ne istiyoruz? İşte çocukları tarikat yurtlarında harcanmadığı bir Türkiye istiyoruz. Ama siz tabanınızı işte bu kadar salt ve değişmez bir şey olarak alırsanız, yani Türkiye'deki popülasyonu, şu sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle oluyor, böyle devam etsin. Ama bunlar sonuçta hani inşa edilen şeyler aynı zamanda. Örneğin 80'den sonra tarikatlara verilen destek, işte AKP'nin işte yaptığı politikalar ve bunların işte toplumun İslamlaştırılması gibi sonuçlarının olması. Bütün bunların hepsi yapı olarak bizim karşımıza gelen şeyler. Öyle gökten zembille bu toplumun, senin de dediğin gibi, bir özü yok yani. Bak şeyi çok güzel söyledin hani ya böyle gelmiş böyle gitsin muhabbeti var ya. O işte şeyin ayrımı. Yani garip bir şekilde yani şey çok yanlış ve saçma. Özgürlüğün liberallere şey olması. Tapulanması. Özgürlükçü değil ki liberaller. Liberaller serbestiyet yanlısı. O yani şeyde kullandıkları gibi gazetede ve sitelerinde. Serbestiyet yani bırakalım hani böyle olsun. Hani piyasa dönsün ve hani bir tek özel mülkiyete dokunulmasın. Serbest olalım. Hayır biz özgürleştirme yanlısıyız. Özgürleştirilmesi gerekiyor bir şeyler. Çünkü orada bir tahakküm ilişkisi var. Sürekli bir hani hiyerarşi var. Orada sürekli bir şiddet var. Düşük seviyeli bir şiddet var. Yani devrimci şiddetten korkuyorlar ama esas orada sürekli uzun vadeli bir şiddet var. Onu görmezden geliyorlar. Oradaki temel problem o.
Yani şey abi böyle hani komünist devrim olsa işte böyle solcular kazansa böyle Türkiye'de sürekli işte günde 1.000 insan ölecek falan diyen herifler. Şu an içinde olduğumuz durumu görüyoruz yani işte geçtiğimiz günlerde bir deprem oldu. Biz rakamları yeni yeni sağ olsun Murat Kurum'dan öğreniyoruz. 130 bin insan ölmüş. Anlatabiliyor muyum? Hani şu anki şiddet onlara o kadar normal geliyor ki bunun sebebi yani şu anki şiddet onlara o kadar normal geliyor ki hiçbir şey yapmıyorlar bu konuyla alakalı. Bunu da meşrulaştırmak için aslında hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir şiddeti hedef gösteriyorlar. Bak işte solcular gelse şöyle olacak. Yani sen de görmüşsündür. İnternette şeyler var. Hani böyle komünistler gelse kutuda yaşayacağız diyen herif gecekonduyu kiralamış yani. Çünkü başka bir şey alamıyor. Yani gerçekten ya bu şey de çok saçma işte. Tekrar tekrar hani bence bu konuşmanın ana fikri tekrar hani bunu hani böyle yayıp vermek yerine başta verdiğim gibi tekrar söyleyeceğim. Tüm bu siyasal antagonizmayı, siyasalın kurulma ikilemini, o siyasal meselesini Kemalizm'e karşıtı çerçevesinde kurmak Türkiye'yi çok yanlış, çok saçma çatışmalara götürüyor. Aslında yan yana olacak ve olması gereken birçok grup durduk yere çok kültürel veya hani tarihi şeylerden birbirine giriyor. Bir kere ben hani kendine Kemalist veya Atatürkçü yani Atatürk'ü tapan, Atatürk uğruna ölen çoğu insanla yani yan yana gelsen birbirimizi gırtlaklarız. Çünkü ne anlıyorsun ki Atatürk'ten? Adam ırkçı mesela, tamam mı? Irkçı bir Atatürk tahayyülü var. Ama Atatürk yani, ya şimdi Atatürk'ü ırkçı olarak kurguluyorsan veya işte katliamcı şu bu falan bunlar üzerinden yorumluyorsan gerçekten Atatürk düşmanı olman benim için daha iyi. Bana daha çok yaklaşırsın orada. Çünkü yani öyle bir şey savunman mümkün değil. Çünkü orada Atatürk esasen bir ya Atatürk derken bir insanlığından değil de insan çerçevesinde bazı normatif değerlerden bahsediyoruz ya. O normatif değerler eğer az önce bahsettiğim gibi kötü değerlerse bir zahmet düşman olalım, tamam mı? Sen hani sevmemen önemli değil. Ama işte yani ben olumlu şeylerle dolduruyorum. İşte nasıl doldurduğun önemli. Orada da şey meselesi çıkıyor. Abi işte Kemalizm sağ olur mu? Ya dediğim gibi bu ya biz şeyi tartışmıyoruz. O olgu, o dönem ne oldu falan. Ya yani onu da tartışıyoruz, onu da araştırıyoruz da. Bu onun üzerine yapılan bir yorum. Sol Kemalizm zaten bütün literatüründe şu vardır. Kemalizmin eleştirel bir sahiplenmesidir. Yani birçok şeyi yanlış yaptı, birçok şeyi eksik yaptı. Ve zaten Atatürk de şeyler sosyalist değildi. Bunu herkes biliyor. Kimse Tabii. salak değil. Ama diyoruz ki ya bu adamın iktisadı eksikti. İktisat bilmiyordu bir kere. Ya örnek yoktu yani piyasada yani Sovyet örneğini bile hani şey nasıl göreceksin nasıl edeceksin? Ya bir de anlamak lazım. Adam Abdülhamit döneminde Selanik'te doğmuş bir asker, subay. Ya yani gelinebilecek bence en ileri noktaya gelmiş. Ve yani kendi vatanını kaybettiği halde bir ulus devlet kurmuş, padişahı göndermiş, halifeye göndermiş, ne bileyim işte toplumla birçok eşitliği yaymaya çalışmış. Ya yani şeyi unutuyoruz. Bak şu da var. Kemalizm karşıtı literatürde özellikle Kemalizmi çok güçlü bir şey zannediyorlar. Özellikle Evet. Atatürk'ün de son derece güçsüz ve bence yani devletin bütün o sert şey, ya yani bütün o ya katliamlar diyeceğim şey yani Menemen'de falan bence haklıydı ama yani evet eleştirilen de çok nokta vardı falan. Devletin bütün katliam Katılıyorum, katılıyorum bu arada yani katliama haklıydı deyince yine de gülesim geldi. Menemen de haklıydı bu arada. Yani şu yüzden o kadar güçsüz bir devlet var ki her an olabilir inanılmaz tetikte yıkılın hem içten hem dıştan ve özellikle güneş sınırı çizilmemiş bir devlet var önümüzde. Tabii. Yani yalandan çizilmiş. Yeni çevrilen bir kitap var. Ben onu çok önemsiyorum. Çevrildiğine çok sevindim. Yani ben yeni gördüm. Muhtemelen yeni çevrildi. Zaten kitap da 2017 basımı falan. Amit Bey'in yani nasıl okunuyor bilmiyorum ama yazımı bu şekilde. Hem çıkan yanlış hatırlamıyorsam doktora tezi şeyi anlatıyor. Kemalist dönemin Orta Doğu ile ilişkilerini, uluslararası ilişkiler bağlamında anlatıyor. Şimdi ben uluslararası ilişkiler çıkmıştım lisansta. Bizde hep şey anlatısı vardır. Kemalizm işte Orta Doğu'ya sırtını döndü, Batı'ya yüzünü döndü. Hani öyle olunca bütün ilişkilerini kesti falan. Adam diyor ki bak, buradan da tekrar farklı bir noktaya çıkacağım. Adam diyor ki bu anlatı diyor tamamen kurgu. Çünkü hani belgelerle gitmiş. Orta Doğu'yla çok ciddi ilişkileri var Kemalizmin. Hani hatta orada işte içten çıkarmak şu, yani bir şeyler planlıyor. Hala böyle o sınır tam çizilmediği için hem kendi güvenliği için hem de alan acaba Musul'u alabilir miyiz vesaire bağlamında bir şeyler için. Çok etkin orada. Sen onu yiyince fark ettim. Mısırımı almadım. Birazdan mısır almaya gideceğim. Tamam. Bak oradan şunu fark ediyorsun. Yani adamın temel tezi şu. Bizim bugünkü Kemalizm döneminin Orta Doğu'ya bakışına yönelik algımız Soğuk Savaş'ta oluşturulan bir şey. Ya çünkü Soğuk Savaş'ta zaten şey istiyorlar. Yani yine meşrulaştırıyor. Atatürk böyle yapardı, böyle önerdi. Biz de işte bu batıya yöneldik.
işte NATO'ya girelim falan. Oradan da tekrar şuna gelmek durumundayım. Ya bu post-kemalistlerin çalışıp durduğu gibi 1908 ve 50 arasında dönmüyor bugünün kuruluşu. Şey. Tabii. Soğuk savaş kırılma ki öyle bir prizma ki ve biz geçmişi Soğuk Savaş'ın hala bıraktığı prizmalardan bakıyoruz büyük oranda. Ve çok büyük kırılmalar yaratıyor bakışımızda. Yani gerçek çok ciddi bir şekilde kırıyor. Evet. O da iftiraları, yalanları, paradigmaları, işte anlatıları falan. O yüzden özellikle Soğuk Savaş harbiden çalışılması gerekiyor. Neye gelecektim? Ha, bir de şuna gelecektim yine. Daha geçenlerde Twitter'da olan tartışmalardan. 8 Mart geliyor ya. Abi başladılar gene. Kemalistler mi verdi, feministler mi aldı? Kemalistler, vay işte Sabiha Gökçen feministtir, yok şöyledir. Ya ne saçma bir tartışma. Yani birincisi bak şu saçma bir ikilem. Kemalistler mi verdi, feministler mi aldı? Yani tartışılmaması gereken bir şey. Çünkü aralarında böyle bir çatışma ve sıfır toplamlı oyun yoktu. Ya zaten ilk feministler, liberal feministler ve genelde elit Evet. hanımlar. Paşa Elit kızları derken falan genelde. yani normal olan da bu dünyada Ne da böyle. tabii, Yani bunu tabii. demek hani garip. Ve nihayetinde onların da yaptığı şey temelde devletten bunu talep etmek ve birinci dalga olduğu için çoğunlukla da hukuksal şeyleri talep ediyorlar. İşte oy hakkı gibi çeşitli şeyleri. Abi bizimkiler de zaten modernleşmeci, tamam mı? Kemalist evrimde de çoğu kişi zaten. Ya bizimkiler de bakıyor buna. Ya bizimkiler şapkayı falan almış, anladın mı? Yani hani yani zaten batılılaşma çabası var ki Pınar Bilgin Hoca, bu Bilkent Uluslararası İlişkiler'de çok deli dahi bir hocadır. O şey üzerinden okuyor. Bütün Kemalist modernleşmeyi güvenlik problemi üzerinden okuyor. Çünkü diyor ki Batı kendine benzemeyeni o dönem çok rahat bir şekilde sömürgeleştirebiliyordu. Manda yani Milletler Cemiyeti'nde bile şey var. Vesayet konseyi miydi? Yani çok meşru bir şekilde başka ülkelerin vesayet üstüne alabiliyoruz. O dönemkiler için diyor. O dönemkilerin zihniyetinde bakın biz de sizin kadar medeniyiz. Biz de daha aşağı ırk veya kültür değiliz. Hani Türk Abi milleti burada sınırda. şey sen anlatmıştın istersen onu tekrar sen değin. Hani bu Şey hani ünvanların kaldırması, şapka kanunu. Hani bunların ilişkisini bir bilsen o çok ilginç bir bilgi. İzleyenlerin hoşuna gidebilir bence. muhabbetinde. Ya çok kısa anlatacağım. Gidip baksınlar da bunu ben niye sağda solda çok görmüyorum, merak ediyorum. Ya Bernard Lewis'in bence literatüre kattığı en böyle kıymetli bakış açılarından biri ve tekrarlanmamış adam akıllı. Ya da ben görmedim Kemalizme dair. Şey cidden bana biraz saçma gelirdi, tamam mı? Yani şöyle şapka devrimi, yani tamam şapka değişikliği falan gibi gelirdi. Hani dijital yeri nerede? Çok anlamıyordum. Bana da şey gibi geliyordu. Ve zaten eleştiren de çok şeyden gider ya, anti Kemalist. Ya işte şapka giydirdi, milleti şey olduk zannetti. Önemli olan kafanın içini değiştirmek falan. Eyvallah. Ya Bernard Lewis şunu söylüyor. Çok güzel, mantıklı bir noktadan. Ya diyor önceki dönemde takılan, o kafaya takılan şeyler, işte sarıklar olsun, fes vesaire, özellikle sarıklarda sarığın boyutu, şekli, bilmem neyi senin hangi cemaatte, hangi seviyede olduğunu falan belirtiyordu. Ve diyor, ha, o bunu söyledikten sonra dikkat etmeye başladım. Gerçekten çoğu yerde var. Eski mezar olan yerlerde bakın. Ya öyle bir şey ki bu diyor. Öldüğünde bile mezar taşına senin o öldüğün andaki rütbendeki sarık yapılıyor. Gerçekten dikkat edin, çoğu eski Osmanlı mezar taşında sarıklar var böyle. Ya onlar ölümden sonra bile üzerinden atamadığı bir şeydi. Şapka devrimi bunun tamamen aslında halkçılıkla bağlı bir şekilde bütün ünvanların atılmasıyla alakalı bir şey. Herkes üzülüyor. Cemaat onun şeyi falan yapalım. Bunun da eleştirisi şuradan var. Yeni çıkan, yeni basılan yine bir doktora tezi. İlbey Hoca'nın da soyadını, yani ismi alsam çok kötü, kusura bakmasın, hatırlayamıyorum. Fötr Şaplı Şıh diye bir kitap yazdı. Yani doktora tezi. Yani adından anlayacağınız gibi Şıh da fötr şapka takıyordu. Ya diyor ki şeyi anlatıyor aslında. Taşradaki direniş mekanizmalarını. Yani görünüşte seküler olup cemaatlerin aşağıda nasıl devam ettiğini. O da oradan onu anlatıyor. Ya doğru, Kemalist devrim yapamadığı şeylerden biri cemaat ve tarikatları silemedi, dümdüz edemedi. Bu da dediğim gibi onun güçsüzlüğüyle alakalı. Bak mesela kentteysen Kemal devrimi seni çok iyi yakalayabiliyor. O yüzden mesela sosyalistler çok rahat yakalandı. Köyde değildi çünkü. Yani kentte örgütleniyordu. Onun gibi işte hani birçok atıyorum işte yani kentteysen ve marjinal bir siyasi konumdaysan çok rahat bir şekilde yakalanabiliyorsun. Ama kıra çok rahat bir şekilde ulaşamıyor. Yani 60'larda bile devlet kolay kolay ulaşamıyordu. 60'lardan sonra yavaş yavaş ulaşıyor. Eşkıya ve kabadayılığın bitme süreci de zaten bununla alakalı. Ha, devlet arttıkça artık bunlar yavaş yavaş çekiliyor. Hemen böyle şeyi veriyorsun, direkt enerjiyi alıyorsun, devam ediyoruz. Bu arada ben bir chat'e 2 dakikalık bir teşekkür edeyim. Arkadaşlar yorumları bayağı yağdırıyorsun. Şu an 73 kişi izliyor. Bayağı legit, iyi bir rakam.
Valla bu kadar izliyorsanız bir beğeni butonu, abone ol butonunu kullanın bence. Bakın burada Biral'ı çok güzel muhabbet yapıyoruz. Bir de bakın Prekarya Bey'in, işte Baver Bey'in yaptığı gibi katıl üyeliği hediye edebilirseniz çok güzel olur. Ya da kendiniz katıl üyeliği alın, bunlar bazı şeyler söyleyebileceğimiz. Abi şimdi şey, sen Menemen'de yapılanlar haklıydı diyerek zaten faşistliğini ilan ettin. Saltuk Burak Yurteri, kendisi hoş geldi, tanımıyorum inşallah. teşekkür ederiz. Recep bir Jacoben Tilki üyeliği hediye etti. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi sen Menemen'de yapılanlar haklıydı diye faşistliğini ilan ettin abi. Burada ben şeyi sormak, dur ona gelmeden önce şeyi söyleyeyim. Hani bu Kemalist rejimin kırılganlığı konusunda. Şimdi Bursa Nutku örneğin. Hani Bursa Nutku'nda şey anlatıyor ya, hani böyle polisi bile ağzını burnunu kıracaksınız yeri gelirse falan gibi bir anlatı var ya. Evet. Onun olayını aslında çoğu kişi bilmiyor. Bu işte ezanın Türkçe okunması kanunu var. İşte o uygulanmıyor Bursa'da, tamam mı? Bursa'ya gidiyor falan. Hatta bana bunu Prekarya anlatmıştı. Detaylı bir şekilde. Kendisi de şu an chatte Kapitalizm 31 olarak. Ona da abone olabilirsiniz bu arada. O da sol Kemalist bir arkadaşımızdır. Şey böyle Atatürk böyle arabaya atlayıp Bursa'ya falan gitmeye başlıyor direkt. Yolda da bayağı araba işte bozuluyor falan filan. Gidiyor, oradaki sıkıntı şu, böyle polis var. Tamam, polis o kanunu uygulattırmıyor. Zaten imam devlet görevlisi, kaymakam bir şey yapmıyor, vali bir şey yapmıyor. Orada aslında bir seslenme çıkıyor. O dönem bile aslında yapı Kemalist değil yani. O dönem bile işte böyle Kemalist bürokrasi dediğimiz şey en azından Bursa özelinde yok yani. Herif onu Arapça okutmaya devam etmek istiyor. Bunu cevaben aslında şey demeye çalışıyor, hani siz gençliksiniz, siz Kemalist gençliksiniz ve hani gerekirse bunların ağzını burnunu kıracaksınız. Yani bu Kemalist bürokrasi mevzusu çok saçma. Çünkü hani 28 Şubat'ı yapan bürokrasi aynı zamanda bir açıdan baktığında 80'i yapan bürokrasiydi. Hani bu pragmatik bir şey aslında, ideolojik bir şey olmaktan çok. Şimdi abi ben senin faşistliğine geri dönersem şöyle bir şey var. Hani burada işte birçok, hani bunun da bir altını çizmek lazım, bir perspektif sunmak lazım en azından. Şimdi örneğin bazı yurttaşlarımızın dersin, bazı yurttaşlarımızın Tunceli dediği bir vilayet var. Ve orada bazı olaylar var. Buradan yola çıkarak şeye girebilir miyiz? Hani erken cumhuriyet döneminde kimlik politikaları, buna verilen tepkiler ve devletin yaptıkları falan, buna bir değinmek ister misin? Tabii olur. Ya orada şöyle şunu konuşuyorum genelde. Sağ olsun ya, çok sevdiğim bir hocam vardır. O ya orada yapmıştım bunu. Neyse girmeyeceğim oraya doğru. Ya aynı birazcık o derse yaptığım yorumun aynısını yapacağım. Postkolonyalizm dersinde. Ya şeyi fark ettim orada konuşurken. Yani bakıyorsun ya Kürt problemi diyorsun. İşte Kemalistan'a bastırdı, teklifleştirildi, şiddet uyguladı falan. Doğru mu? Doğru. Yani sonra işte İslamcı açısından bakıyorsun. İşte İslamcı baskı gördü, işte şiddet gördü, işte yer altına çekilmek zorunda kaldı, kovuşturuldu, işte şeyi yasaklandı, işte Arap yasaklandı falan. Eziyet gördüm. Yani evet, kendi açısından doğru. Ondan sonra işte kadınlar konusunda kadın derneği kapandı falan diyorsun. Ama öyle bir şey şuna geliyor işte. Yani bakıyorsun İttihatçılar asıldı 27'de. Tamam mı? Yani o şey İzmir suikastı sonrası hani ya ben hep şey oluyor. Çok olgu vermeden anlatıyorum da işte burada dinleyenler için birazcık daha aslında olgu vererek anlatayım. Buna da alışayım yavaş yavaş. Ya İzmir suikastı sonrasında iki mahkeme yapılıyor İzmir'de ve Ankara'da. Hep şey denir. İzmir'de yapılan da tamam. Yani İzmir suikastı zanlıları yargılandı. Ama Ankara'da iddiaçılık yargılandı. Asıldı birçoğu. Yani belki hani şey bile ipe gidecekti aslında. Kazım Karabekir. Sonra Türk ocakları kapatıldı. Yani şimdi eğer atıyorum işte kadın derneği partisi kapatıldı. Atatürk işte kadın düşmanıysa Türk düşmanı kapattı. Türk düşmanı mı? Falan. Yani bu okumalar bana şey geliyor. Yani şeyden kovaladığımda böyle ya demek ki böyle değil. Şu da değil. Ya şunu fark ettim. Hatta dur bak o dönem sana bunu mesaj atmıştım. Twitter'da da tartışma olduktan sonra. Ben bu konularla ilgili böyle bir derleyip toplayıp Tanıl Bora'ya da mesaj atmıştım hatta bu konuyu. Mail attım. Hocam böyle böyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz diye. Şeyi fark ettim. Bence şöyle. Ben şöyle yorumluyorum. Kemalizm dediğin şey ulus devlet ya. Ve ulus devlet dediğin tek tipleştirme. Dedim bir tanesini seçersin. Bir dil, bir yorum, bir bayrak, bir şey. Bunlardan bir tane seçersin. Ve bunu
yayarsın ve doğal olarak inkarcıdır, asimile eder ve ulus devletin en barışçıl yönü asimile etmesidir. Asimile haricinde ya sürgün edecek ya katledecek. Doğası gereği böyledir. Bunu ya olumlu veya olumsuz, hani bunu eleştirel veya şey bir yönden söylemiyorum. Ulus devlet budur yani. Hani genel olarak söylüyorum. Ve dünyada hemen her yerde böyle olmuştur. Hatta mesela Fransa'nın bu şey Ernst Weber miydi? Bir adam var, heretik bir hasta. Köylülerden Fransızlara diye. Ha evet. Yani Olsun. şeyi anlat. Fransızca konuşan yok ülkede. Evet. Kendine Fransızca yok. Yani Fransız milliyetçiliği Fransız milletini yaratıyor. Bu hani milliyetçilik teorisinde de modernist bir bakış açısı aslında. Nispeten bizde de biraz öyle. Ve yani şeyi de biliyorum. Şimdi dediğim gibi ben de İç Anadolu'nun köyünden geldiğim için o dönem köylüsü de Türk ve Sünni olduğu için devlet benim arkamda demiyordu. Jandarma gelince iç gibi korkuyordu. Çünkü yani devlet falan bir şey der falan. Şöyle Kemalist bürokrasi, devlet, elit kendinden olmayan her şeyi susturdu. Bütün sivil toplumu, bütün şeyi. Dedi ki bir durun. Hani şu an bir güvenlik şeyi var. Bir Hani bok hem bir yediniz siz diyor yok hatta hiçbir şey yapmadan. Dedi ki herkes bir dursun arkadaşlar. Şu an bir devrim sürecindeyiz. Ben şu an otoritemi kuracağım. Devrimleri yapacağım. Yani iyidir, kötüdür bu devrimler yani. tartışılabilir. Hani kimi sahiplenir, kimi sahiplenmez. İkinci olarak bir güvenlik problemi var. Şu an zaten dünya İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Aşağıda Musul'da problemim var. Kendi içimde karışıklıklar çıkıyor. Yeni yeni böyle dini devrimleri falan yapmışım. Hani içimde bir otorite kurmaya çalışıyorum. Herkes bir dursun. Ben hariç kimse. Türkçü, mürkçü hiç önemi yok yani. Kimse hiçbir şey oynatmayacak. Tamam mı? Kadınlar ne istiyor? Tamam seçme seçme. Verdin seçilme hakkını. Tamam şimdi derneği kapat. Çünkü hani gerek kalmadı falan. Türk hocası. Size ne oluyor? Biz yaparız falan modunda. Şeyi de zaten Atatürk kurduruyor ya, TKP kurdur diyor kendisi. Hep böyle kendi şeyinde istiyor. Ben genelde böyle okuyorum. Yani ulus devletin kendi tek tipleştireceği, bu açıdan çok yani şey olgu olarak yani eleştiri olarak söyledikleri tek tipleştiricilik doğru. Ama bunun da bence ilerici yanları var. Kötü yanları olduğu gibi tek tipleştiriciliğin. Çünkü modernizm öncesi veya işte kapitalizm öncesi feodal dönemin kendi içindeki hiyerarşilerin önemli bir kısmını kırıyor. Önemli bir kısmını da kıramıyor. Bunun da gerçekten coğrafi bir boyutu da var. Devlet gerçekten doğuya yeterince mesela ulaşamamış. Ama sadece doğuda değil mesela şeyde falan da var. Hani Aydın'da falan toprak ağları biliyorsunuz. Yani falan da oradan çıkıyor. Yani yapamadığı çok şey var. Yapmaya çalıştığı çok şey var. Modernizmin bütün şiddetini iyi ve kötü anlamda yansıtıyor Kemal. Yani şey bu arada hani söyleyelim hani abi siz işte Dersim'de ölen insanları kınamıyor musunuz? İnsanların öldürülmesini kınamıyor musunuz falan diye. Biz tabii ki de hani hiçbir şekilde insanların öldürülmesini tasvip etmiyoruz. Bu şey pardon Menemen hariç demem lazımdı. Ama şey Ya hani şey bu arada hemen gireceğim. Ben Günsüreli değilim. Bak ben onunla işte onunla yayın yapmıştık. Günsüreli de çok ahlaklı bir adam ve çok normatif bir yerden siyaset yapıyor. Ve bence çok idealist, ütopik ve bunu şey anlamında kullanıyorum. Çocuksu bir ütopiklikti. Yani istiyor ki siyaseten kimse ölmesin. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Ben siyaseten devrim zamanlarında kan akması ya doğası gereği bunun böyle olacağını düşünüyorum. O yüzden şeye karşı değilim. Ben siyaseten kan akıtılmaz. Ben karşıyım insan ölmesin. Kusura bakmayın ben orada değilim. Ama ya şeyi falan kötü. Ya açıkça şunu da söyleyeyim. Ben mesela daha çok iktisat, artı kültür, sosyal dönüşüm falan bunlar çok önem veriyorum. Bunları okumayı daha çok seviyorum. Savaş okumayı pek sevmem. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı da çok hani zorunda kalmadıkça okumamaya çalışıyorum. Aynı şekilde Ermeni soykırımı veya tehciri artık hani nasıl değerlendiriyorsanız veya işte Dersim olayı ve katliamı nasıl değerlendiriyorsanız üzerine de derin bir şekilde çok yoğun bir şekilde okumadım. Ama benim de bildiğim, benim de hatta yani sevdiğim, saygı duyduğum, aklına güvendiğim Kemalist hocalar bile şey bazındadır. Ya Dersim harekatı gerçekten ikincisi hiç yani tasvip Tabi edilecek bir şey tabi değil. tabi. Onu orada genelde şeyden çeviriyorlar. Ya haklıdır değildir ben de bilmiyorum. Ben şimdi ya şundan şu kadar yuvarlak konuşuyorum. Akademinin içinde artık olan hani ödevler yapan hocalardan sert tokatlar yiyen biri olarak net bir şekilde konuşmam için benim girip belgelerle hani kendi Ya kasam şunu lazım. söyleyebiliriz bence. Şimdi ben bu Ama arada ikinci senin için tipli çabalıyorum biraz daha. Hani böyle bunu kesip Dersim katliamı savunuyor demesinler diye. Hayır canım Ha, asla değil asla tabii. zaten iki asla sonumuz bir şey değil. Ben bir de literatürü anlatıyorum şu an kendim de değil. Literatürde de Kemal hocalar bile asla hani ikinci özellikle dersin harekatını katliamını asla yani eleştiriyorlar işte savunmuyorlar bir problem olduğunu söylüyorlar bunun. Buradan hani çeviriyorlar ya Atatürk zaten hastaydı haberi de yoktu. O dönem işte o dönem komutanların aldığı bir nedeni inisiyatifli olan bir şey ve asla savunulacak bir şey değil. Literatürde yazan bu. Ve dediğim gibi benim
bildiğim, okudum, gördüm bu literatürden öte olmadığı için benim de aslında yani ya dersim haklıydı, iyi ki yaptık diyebileceğim bir şey değil dersim. Yani şey, O yüzden biz sol Kemalistiz arkadaşlar. Bilimsel Türkçü değiliz yani. Bunu aklınızda tutun. Yani yok şey, yok aslında. insanların hani etnik kimlikleri, işte dini kimlikleri üzerinden bir işte şeye uğramasını tabii ki de tasvip etmiyoruz. Mesela burada şey, hani geçmişe baktığımızda işte bu böyle oldu demek. Şu anki şey bu. Yoksa hani Saltuk'ta işte kendisinin de işte hani bu olgulardan yola çıkarak söylediği üzere hani işte Kemalizm şey Dersim vaz hani Dersim doğru değildi. Hani o da söyleyebilir tabii. Ya evet, bu da çok şeye dönüyor ama yani bir insan çıkıyor konuşmaya, bir şey konuşacaksın, bir şey dinleyeceksin, belki anlayacaksın, belki Yo, anlamazsın onu ama anlıyorum, anlıyorum, haklısın. şey oluyor ya işte Babala TV'de gibi, işte sizce PKK terör örgütü müdür? Evet. İşte dersin Şey, Akış yani şey yazmış hatta, Hamas'ı ben kınıyor musunuz? ya yani şey oluyor işte, yurt dışına çıktığında bunun bir benzeri de bak işte aynısını işte şeyler yapıyor işte, hani yabancıların Türklere yaptığı bir şey. Ermeni soykırımı var mı yok mu ya? Ona göre hemen bir kategoriye koyuyor seni ve ne dediğinin hiçbir önemi yok o saatten sonra. Yani değerli Tabii. sorulara ve değerli cevapları üzerine kategorilere koyuyor ve bütün kategoriler hazır. Senin zaten bir özgün düşüncen olamaz. Yeni bir şey de getiremezsin. Yanılıyor da olamazsın hani iyi bir niyetle. Öğrenmeye de açık olamazsın. Kötü niyetlisin veya iyi niyetlisin falan gibi. Hani iyi niyetli bir mal ya da kötü niyetli bir mal falan. Hani Türkleri genelde böyle görüyorlar açıkçası yani. Türkiye'den gelen herkese dışarıda. Aynı şekilde işte bu şey mevzusu da öyle. Adam çıkmış orada bir derdini anlatacak. Sizce PKK terör örgütü müdür? Bana. Ya Allah aşkına gerçekten ya. Şimdi şey, chat'e bir iki saniye döneyim. Chat, bu arada şey, like'leri unutmayın. Bir de şey, Salto'a ya da bana her zaman sorabilirsiniz ama özellikle Salto'a soracağınız bir şeyler varsa yazın. Hani burası biraz soru cevap gibi de yapmaya çalışıyoruz aslında. Hani sizin yönlendirmelerinize de açık olsun diye. O yüzden şey olsun, aklınızda olsun. Bir soru geldi abi. Biraz chill bir soru. Madanoğlu'nu anacak mıyız? Oğlum. Bilmem, istiyorsanız alın arkadaşlar. Ya ben çok şey değilim ya. Çok böyle anmacı falan bir insan genel olarak hani yapı dahilinde çok şey değilimdir. Madanoğlu. Ya enteresan bir karakter aslında. Ordu içinde nispeten o kadar solda olmak yine iyi, helal olsun. Ama Madanoğlu da tutup da sosyalizmin bayrağı yapılacak bir adam değil yani. Yani kıymetli bir adam, keyifli bir adam. Okuması çok keyifli. Şey oldu, onu söyleyeyim. Ben ilk nostaljik İlk polis şeyine gittiğimde, ifade vermeye gittiğimde böyle işte gönderilerim üzerinden birkaç ayrı gönderimi böyle şikayet etmişler. Abi Gittim nasıl ondan oluyor bu ya? Devlet Kemalist değil mi? Sen nasıl şey gözaltına falan alıyor ifade? Ne oluyor? ya işte değil mi ya Kemal, görüyorsun işte. Beni çağırmışlar abi, o kadar komikti ki, yazdığım şeyler var. Bazısı da doğrudan kitap alıntısı ve biz o kitabı bu devletin üniversitesinde ders kitabı olarak okuyoruz, tamam mı? Feruz Ahmet'in siyasi tarih kitabı. Ondan şey koymuşum. Madanoğlu'nun şey muhabbeti. Gidiyor işte askerler geliyor işte darbe işte yapacağız falan falan. Şey diyor. Ya tam cümle cümle hatırlamıyorum da şey gibi bir şey. Kara zahmete geçti şekliyle Madanoğlu subaylara diyor ki ya darbe yapacağız tamam. Ya beynim yok ama taşaklarım var diyor. Askerler de diyor ki merak etme bize ikisi de var diyor. Şimdi bu çok keyifli bir alıntı. Ben bunu yazdım. Abi gittim ifademle bu yazıyor, tamam mı? Şeyde yani beni çağırdıkları şeyde. Polis okuyor böyle ciddi bir suratla. Ben gülüyorum. Ve nihayetinde şeyden savundum. Ya dedim bu benim ders kitabım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz bunu devletin üniversitesinde okuyoruz. Ya bundan alıntı vermek de bir şey oldu. Problem oldu. Bu tabii şey 16 Temmuz sonrası. Artık iyice yani güvenlik devletinin böyle tepelere oynadığı bir noktada. Hani içinde darbe geçen herhangi bir şey olduğu için şey oldu. Oo, sen bunu niye Şey, yazdın? Twitter'da böyle aratmışlar. Hem From Saltuk Buğra darbe yazmışlar. Çıkan hepsini sıralamışlar. Evet, gerçekten. Ama Allah'tan yani şey harbiden bazı hani ahlaklı savcılarımız kalmış. Şeyden döndü yani. Antalya savcısından şeyde döndü. Bu ifade özgürlüğüdür. Hani buna kovuşturmaya gerek yok dedi, bıraktı. İfade edildi. Şimdi de şey var ha, bunu da duyurmuş olayım. Bu ay içinde hangi günü hatırlamıyorum. Avukatıma yazmam lazım. Belki yani yarın bile olabilir. Çok liberal arkadaşlardan Asrım Tok'la bir davam var arkadaşlar. Oo. Evet, hakaret ve tehdit davası açtı bana. Mevzu da şu, bunu da anlatmam gerekiyor. Bu Asrım arada okey değil mi? Bir iki bira içtin şimdi böyle dalgınlığına denk gelmesin. Hani bu ola... yok, Ha, hayır okey. okey. Hani neyden çıktığını anlatacağım. Asrım şey oluyor. Twitter'da şey yazıyor. Atatürk'ü yönelik bir şey yazmış. Sert eleştiri kapsamında alınması gereken bir şey yazmış. Tam hatırlamıyorum. O yüzden ifadeye çağırmış, bir şey olmuş. Ya alıntıladım, dedim ki ya dedim
Ya bence bir kere gerçekten ifade özgürlüğü kapsamında olmaması gerekiyor. Kimse yani sevmiyorsa sevmiyordur Atatürk'ü. Bunun için devletin ceza vermesine gerek yok. Dedim ki ya bugünün hani ya bütün Atatürk devrimlerinin içinden geçen devleti hani sana bu cezayı vermemeli. Hani senin ağzının payını biz veririz zaten. Hani bu tartışma Spesifik şeyinde. olarak orada dediğim bir şey vardı ama. Dedim ki zaten dedim sincap kadar aklım var dedim. Sincap gibi zeka. Öyle bir şey. Sincap'a benzettim çocuğu. Ama sincap zaten abi Kemal Kılıçdaroğlu falan. Herkesi benzettiniz. Tatlı. Yani siyaseten sen Bir bu de işi sincap yapamayacaksın. tatlıdır yani. Hani böyle güzelim bir Hani şey değil. canlı. Evet. Hani geleneksel olarak böyle hani geri zekalı dediğin adama kullanacağım bir tabiri değil anladın mı? Resim kap yok hiçbir şey yok. Ve bu adam liberal bayraktarı olarak çıktı ya böyle en liberal benim falan gibi. Abi benim onun ifade özgürlüğünü savunduğum gönderiyi dava açmış. Ve benden işte belli bir miktar uzlaşma için para istedi. Sanırım bunu söylemem normal. Hani hukuki bir süreç. Para istedi benden ki yok yani öyle bir şey yok. Gidelim mahkemeye. Mahkemeye gittik. İfademi verdim size geçenlerde. Hani ben mahkemeye gitmeyeceğim için. Avukatım girecek İzmir'de. Yani Asım Tokla'da ilgili bu bilinsin en azından. Yani açıkçası bir sosyalist onun ifade özgürlüğünü savunurken bir liberal olarak ben bundan nasıl para kazanabilirim diye düşünüp sağ olsun içine sinkaf bile geçmeyen tweetimi hakaret ve tehditten dava etmiş. Şey legalse ne kadar istediğini söyleyebilir mi diyor. Bilmiyorum ya. Hukuken yani bunu söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Ben kafamdan bir rakam söylesem bu gerçek mi yanlış mı bilmesek ben bir şey hatırlıyorum gibi çünkü. Ay. Bilmiyorum. Ya bunu sorayım sonra şey olmadı duyururum. Ben bunu çekişte de konuşurum ya. Çünkü bunun duyurulması gerekiyor. Çünkü bu liberallerin iki yüzlüğüne dair de bir şey aslında. Şey bak teorik bir soru geldi. Bu sol ile milliyetçilik bir arada yürüyebilir mi? Hani Yön'ün dediği gibi milliyetçilik bayrağını sosyalistler taşır çizgisi hani senin Marksizm tanımına uyuyor mu? Böyle bir soru Neyle milliyetçilik gelmiş. dedi? Sosyalizmle milliyetçilik mi dedi? Evet, sol ve milliyetçilik dedi. Ha, anladım, anladım. Ya yürüyebilir mi? Yürüyebilir. Ben şu an hani kendime milliyetçi der miyim? Zannetmiyorum. Ama şöyle yürüyebilir. Yani dediğim gibi ya bunlar aslında terim, kavram falan ya ne anladın, içini nasıl doldurduğunla alakalı. Ha şunu örnek veresim vardı mesela. Bak bu bence güzel bir örnek. Mesela Kemalizm, ulan işte Atatürk işte sosyalist değil, nasıl sol Kemalizm? Saçma. Oğlum bu zaten üstüne bir yorum. Atatürk böyleydi demiyorum. Şu bağlamda şöyle bir şey var. Mesela işte teorik düzeyde siyaset biliminde sol Heideggerciler diye bir şey var arkadaşlar. Heidegger bildiğin Nazi döneminde rektörlük yapmış falan bir adam. Yani sağ Heidegger'di zaten Nazi anladın mı? Sol Herif şey Heidegger. bu arada hani Black Book diye bir tane kitabı var. Neden antisemit olmadığını falan açıklamaya çalışıyor. Yani o kadar uç bir isim. Ya sol Heideggerciler de mesela Hannah Arendt, işte Laclau Lovell falan gibi birçok isim. Aslında hani Avrupa solunu meşgul etmiş çoğu isim hala okunan, hala ciddi yandan atıp yalan. Sol Heideggerci. Ya önemli olan o adamın ne olduğu değil ki. Onlar da biliyor Heidegger'in ne olduğunu ama ya diyor ki bunda bir şey var. Onu alıp sola çekersek, soldan yorumlarsak farklı bir yere gider. Yani onu hepten bırakmaya gerek yok. O bağlamda sol Kemalistleri buna benzetebiliriz. Ki Atatürk'ün zaten hani herhangi bir teorisyen veya şey de değil. Hani öyle bir devrim oldu. Ya olumlu yanları bence daha iyiydi. Ama işte şurada yanlışa saptı. Onu alıp buraya götürmek gerekiyor. Şuradan nasıl bağlanabilir? Şimdi yakın zamanda yazdığım için onu şuradan hatırlıyorum. Ya milliyetçiliği şuradan bağlıyorlar. Milliyetçiliği milli bağımsızlık olarak algıladığın zaman kapitalizm de doğal olarak seni merkez ülkelere bağladığı için tam bağımsız olmak için de sosyalizme gitmen gerekiyor. Yani onların anladığı şekilde milliyetçiliği anlarsan eğer hani herhangi bir milletle hiyerarşik olmak gibi bir nokta işte etnik, ırksal bir şey üzerinden değil de ya bu ülkenin vatandaşıyız, böyle bir millet tanımımız var ve biz hani bu ülkenin insanların sömürülmeden özgür bir şekilde tam bağımsız bir şekilde hem içte hem dışta sömürüden bağımsız bir şekilde yaşamasını istiyorsak zaten dedikleri şey bu ya Kemalizmin istedikleri şeye giden yol sosyalizmdi. Onlar bunu yapamadı, göremedi, anlamadı. Ama tam bağımsızlık ve emperyalizmin götüreceği, tutarlı bir tam bağımsızlığın götüreceği yer odur. Bunu diyorlar. Benim şey Dur. tabii buyurun. Şimdi Zuhal Hanım gelmiş bu arada. Kendisine çok hoş geldin diyoruz. 110 lira bağış yapmış. Kendisine bunun için de ekstra olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Abi ben Yani şimdi biraz şöyle... Ha, buyur. yok. Biraları o ısmarlamış diyorum. Öyle oldu biraz. Ya bu şey ya vayhen. Abi bunun tanesi 90 olmuş herhalde ya. Kahrolsun yani. Şey çok yüksek beklentilerim var hayattan. Ama... Eğer tamam Saltuk'un davasına finansal destek olmak istiyorsanız bağış yapabilirsiniz. Ben iletirim bir kısmını ona, bir kısmını.
Şimdi şey abi benim aslında şöyle bir teorim var. Hatta geçen de biri bana laf atmış ya sen milliyetçiliği reddediyorsun ama Atatürk diyerek abone kasıyorsun falan öyle bir şey demişler tamam mı? Ben Tamam. şeyi ayırmak istiyorum. Örneğin hani Fransız İhtilali kolektivizmi vardır ya ben ona yurtseverlik demeyi tercih ediyorum. Çünkü hani günün sonunda bir ırk temelli falan değil ya. Hani bir civic nationism aslında. Akışkan bire 110 lira atmış kendisine. Buradan çok Evet. teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bakın bunların hepsi Saltuk'un davası için. Allah aşkına arkadaşlar bu desteği verin. Şimdi ben onun yurtseverlik olarak ilk çıkışında milliyetçilik olarak nationalism olarak hani tanımlansa da ben onu açıkçası bu noktada patriotizm yani yurtseverlik olarak tanımlandırmayı tercih ediyorum. Çünkü İkinci Dünya Savaşı diye bir şey atlattık. Hani bu ırkçılık ya da işte genel olarak milliyetçiliğe olan bakış açımızı çok radikal bir şekilde değiştirdi. O yüzden ben biraz şey gibi düşünüyorum. Hani Atatürk yurtseverdi. Çünkü milliyetçilik çok ayrı bir noktaya girdi. Ve açıkçası senin de dediğin gibi yöncülerin baktığı perspektif milliyetçiliğe dair. Hani bu biraz daha civic nationism tarafına giriyor. Çünkü yöncüler aynı zamanda işte Kürt ana dilde eğitimi konusunda da çeşitli yazılar yazmış insanlar. Yani şey değiller hani böyle Bozkurt yapıp işte ne bileyim tüm sermayeye Türkler sahip olacak diyen insanlar değil aslında bunlar günün sonunda. Tabii, yok haklısın. Ama şey var mesela yurtseverlik dediğin zaman şuna da gidiyor. Mesela Namık Kemal de yurtseverdi. Hatta belki de ilk Osmanlı yurtseverlerinden biriydi. Çünkü vatan getirdi falan filan. Milliyetçilik daha farklı bir yere gidiyor. Atatürk milliyetçiliği miydi? Tabii kesinlikle milliyetçiydi aslında. Ama işte hangi milliyetçilik? Ne anlıyorsun bundan? Bir o. İkincisi de zaten ya Atatürkçülüğü, ya Atatürk'ü ilerici bir figür olarak görüyorsak, Atatürk'e saygı duyuyorsak, o dönem yapılanları nispeten olumlu buluyorsak, bugün için de aynısını ilerici bulmamız çok saçma ya, bu şey gibi. Abi ben de yani abi Kemalistim zaten. Tamam ben de kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesini savunuyorum. Bu mesela bir feminist tavır değil ya bugün. Hani çünkü onun için çok radikal bir şeydi. Yani bir şeyi verdin ve ilerledin. Bugün aslında onu savunmak değil, onun itesi. Ya örneğin bugün LGBT savunmak aynı şekilde. Hani onun paralelidir. Yani konfor alanda kalmamak, daha ilerisine geçmek. Milliyetçilik mesela 50'lerde falan bence hala kullanılabilir. Orada da şeyin etkisi var. Tamam İkinci Dünya Savaşı atasında Avrupa'da dediğin gibi çok hani lanet olaylar yaşandı ama 55'te işte 50'lerde şeyi var. Üçüncü Dünya'nın doğuşu var ve artık hani sosyalist milliyetçiliklerin o Bandung Konferansı'nın işte bağımsız olacağız, işte onurumuzu kazanacağız, aynı şekilde kapitalist sömürüye dahil olmadan ilerleyeceğiz. O bağlamda milliyetçilik yani para ediyordu o dönem. Haklısın. Bugün ben şunu anlamıyorum. Şimdi Atatürk döneminde milliyetçilik bir yapı kurma ya. Sen milleti kuruyorsun, imparatorluğu reddediyorsun ve milliyetçilik de aslında herkesi eşitliyorsun işte. Eşit vatandaşlık, hiyerarşiler yok. Hem cemaat içinde hem yani cemaati yok saydığın için şeyhle insan aynı hale geliyor. Hem işte padişahla herhangi bir insan aynı hale geliyor falan. Ya böyle devrim bir şey. Buradan kuruyorsun. Ya şeyi anlamıyorum. Yani bir şey kurmak için milliyetçiydi o. Bugün Türkiye'de milliyetçilik neyi korumaya çalışıyor ki? Yani bir şey kuramazsın. Hani yani mesela milliyetçilik çoğunlukla ayrılmak için kullanılıyor şu an. Milliyetçiyim diyenler benim gördüğüm aslında milletini reel olarak bireyleri, fertleri, grupları en çok sevmeyenler. Solcuyu sevmiyor, feministi sevmiyor, LGBT'yi de. Kimseyi sevmiyor tamam mı adam? Kendi harici. Yani bir kendisi var. Kafasındaki işte at üstündeki ataları var. Onlar bununla gurur duyuyor. Böyle kafasını okşuyor. Ve gerçekteki milletle hiçbir aslında bağı yok ve ona yönelik bir şey yapmak da istemiyor. Aslında ben diyerek kendini övemeyen çoğu insanın biz diyerek o ego kasmasının biz şöyle mi biz şöyle atıyorum taşaklıyız falan diyerek tamam mı? Milliyetçilik yaparak aslında kendini övüyor ama hiçbir şey katmaya çalışmıyor. Sol ve sosyalizm abi ya bu ülkenin çoğunluğu işçi değil mi? Yani işçisi, öğrencisi, şunu bunu ezilen bir sürü insan var. Onları işte bu sömürüden kurtarmaya çıkarmak bu bağlamda işte bak şurada avcı olduğunu anlıyorsun. Esas milliyetçilik değil mi diye retorik kasabilirsin buradan. Bu arada Tanki Turkey 50 Norveç kronu göndermiş. Bir de enternasyonel çalışmıyoruz diyorsunuz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Abi şöyle ben aslında bu yurtseverlik milliyetçilik tartışmasını devam ettirmek isterdim de aslında şurada çok önemli bir şeye bahsettin. Hani böyle aslında yayının başında da biraz bundan bahsettik. Yani çok değişik Atatürk anlamaları var işte. Birisi bir milliyetçi Atatürk'ü şey olarak anlıyor işte hani başbuğ olarak anlıyor hani Alparslan Türkeş Ege bu Ege 45 lira şey yapmış teşekkür ederiz bu gidişle aslında şey yani Asum Tok'un teklifini kabul etse daha az başı arayacakmış Zaltun
Cipsimi alıyorum bu arada yandan. Kitabın üzerine, satranç tahtasının üzerine koydum. Böyle hem pislenmiyor hem de masada böyle şılak şılak mikrofona ses gelmiyor. Böyle herkesin kendi bir milliyetçilik anlayışı var. Bunun çıkma noktası neresi? Çünkü şeyi biliyoruz hani böyle 80 Hep öncesin. vardı. Yok yok, hep vardı. Hep vardı. Milliyetçilik çıkalı hep bir milliyetçilik var. Zaten en temelinde Bir kurulurken bile saniye. Yapışsın'da bir tane Jacobentlik üyeliği hediye etti. Kendisine teşekkür ederim. Buyur abi. Ege'de 45 lira atmış, Doğan Avcıoğlu yazmış. Doğan Avcıoğlu yazdığını görmemişim. Evet, teşekkür ederiz buradan kendisine Doğan Avcıoğlu yazdığı için ekstradan. Yok, farklı milliyetçilik anlayışları hep vardı abi. Yani ilk milliyetçiliğin çıkışıyla birlikte hep vardı. Yani mesela şey de var. O çok atlanıyor. Ben Kemalizm tartışmalarında bunu önemsiyorum mesela. Kemalizm ve ırkçılık meselesinde. Yine İlker Aytürk Hoca'nın makalesi var. İngilizce bir makale. Umarım ya aslında bence rahat okursunuz. Bir de artık çok fazla şey çıktı. Hani güzel çeviri siteleri çıktı. DeepL falan, oraya atın atın okuyun oradan en kötü ihtimalle. Ya şeyi anlatıyor. Irkçılarla arasındaki çatışmayı. Irkçılar abi yani nefret ediyor Kemalizm'den. Çünkü yayılmacı değil, ırk odaklı değil. Bir de şey var mesela. Ya diyorum ya, çok tek taraflı ve bence işte yani benim katılmadığım şekilde fazla yükleniliyor bir bağlamda Kemalizm'e. Mesela şey var ya, Kemalizm'in yaptığı bir şey olarak demiyorum da, atıyorum vatandaş Türkçe konuş kampanyası var, tamam mı? Bunu mesela faşizm olarak yorumluyorlar. Çünkü hani yani Türkçe konuş, başka dilleri işte yok edelim. İşte bütün o azınlıklar, sadece Kürtler değil, işte içeride kalan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, hiçbiri kendi dilini konuşmasın, böyle bir şey var. Şimdi vatandaş Türkçe konuş kampanyası sana afiyet olsun. Bak, vatandaş Türkçe konuş kampanyası sana faşizden geliyorsa, Orhan Seyfi Orhun'un, yanlış hatırlamıyorsam, başlattığı vatandaş Türkçe konuşma kampanyasını nasıl yorumlayacaksın? Çünkü nihayetinde diyor ki, vatandaş Türkçe konuşma, Türk olanla olmayan belli olsun ya. Farklı ırklar bize karışmasın. Bu nedir ya? Her gelecek aynı vatandaşları verdim. Aynı dili konuştun. Aynı kıyafeti de giyecek. Bu yani pis kanlar bizim içimize karışacak. Şimdi hangisi daha artçı? Bu asimilasyon ve disimilasyon meselesi var. Bak mesela disimilasyon çok görmezden geliniyor. Mesela Nazilerin yaptığı ırkçılıkta faşizmde şey var mıdır ya? Yani faşizm olarak hadi Yahudileri asimile ediyoruz. Böyle bir şey var mı? Damgalayıp öteki olarak kendinden ayrı tutuyor ve net bir şekilde hiyerarşik olarak altında tutuyor. Ha, bizimkiler ulus devlet gereği. Ya dediler ki tamam, yani asimile edemeyeceğimizi düşündüğümüz, özellikle din temelli yapıldı. Azınlıkları biz tehcirle gönderdik. İçeride Kürtler kaldı. İşte bazı Yahudiler kaldı. İstanbul'da biraz Rum ve Ermeni bildiğim kadarıyla kaldı. Bunlarla da artık asimile olacağız. Ama hep beraber, yani artık İç Anadolu'da da Ege'li Ege ağzını, Anadolu Anadolu ağzını ve geleneğini sürdürmeyecek ve kullanmayacak. Aslında miladi bir şey. Biraz modernizmin ve ulus devletin ve Kemalizmin yaptığı şey, yani geçmişle bağı hepten koparmaya çalışıyor. Ya bu bağlamda aslında Türkiye'de uygulanan bir şiddet var orada, sembolik şiddet. Ama elbette ki şeyi reddetmeyeceğim. Tabii ki de yani diğer etnik azınlık, yani Türk ve Sünni olan her zaman, Kürt, Sünni ve erkek olan ve zengin olan her zaman, bunlardan hangilerine sahipsen, olmayana göre daha fazla şiddete maruz kaldın. Evet, bu ortada. Çünkü yani bazı idealler seçmek zorunda ve buradan seçiyor onları. Bu da bir gerçek. Şeyi konuşalım istersen, böyle hani İstanbul'da kalan belirli işte Rum, Ermeni popülasyondan bahsetmişken. Abi varlık vergisi diye bir şey çıkmış. Ben pek varlıklı olmadığım için bilmiyorum da bu mevzu nedir? Hakkında yorum yapmak ister misin? Bu arada sen yapmadan önce Komrade Sarpan da senin dava masraflarını fonlamaya karar vermiş. 30 lira göndermiş. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. O zaman ben ikinci biramı ve fıstığımı alıp geliyorum. Okey, Bu arada okey. sen bağırıyorsun. Okey, Hemen ben geliyorum. idare ederim. Ben idare ederim. Evet arkadaşlar, yayının daha ateşlendiği kısımlarda Vinkara Sauvignon Blanc Chardonnay 2019 açacağız. Ya yani açık zaten, yarısını içmişiz. Buna değineceğiz. Nasıl gidiyor? Yayından memnun musunuz şu ana kadar? Bence likelemediyseniz, yani likelamadıysanız bir likelayın. Abone olmadıysanız abone olun. Bu arada tekrardan işte bu kadar ekonomik katkı destekte bulunan arkadaşlara teşekkür edeyim. Evet, bu şarap, beyaz şarap. Ben kırmızı sevmiyorum şahsen. Kırmızı benim için ağır geliyor. Sıcak şarap içebiliyorum ama. Öyle bir şey var. Ay. Bir saniye. Çok etkiledi. Sen de gör, sen de gör. Çabuk geldin şakşuk. Herkes memnun abi şeyden. Yayının akışından. Sağ Ha, olsunlar. çok teşekkürler. Ben çok dağıtıyorum. Kafam da çok dağınık. O yüzden ya genel olarak ben
Galiba ya artık herhalde zaten herkese koydukları, yani iki kişiden üçüne koydukları bir teşhis de ADHD ciddi bir şekilde olabilir ya. Yani çocukken babam beni psikoloğa şey diye götürmüştü. Ya, bu çocuk şey mi, hiperaktif? Şey ya ben şu aralar şunu fark ediyorum. Bir kitap okuyayım diyorum, tamam mı? Böyle işte Akinas okuyayım diyorum. Akinas'ın temeli şeyde diyorum. Aristoteles'te diyorum. Aristoteles'e geçiyorum. Ama bu Aristoteles'in başka bir kitabını da önce okumalıyım. Şeye bakmalıyım falan oluyorum yani. Sorma, sorma. Benimle nasıl dalga geçiyorlar? Bu bizim Hararet ekibinden Emirhan falan. Yani ve birazcık haklı olarak ya şöyle bir problemim var. Diyorum ki bir konuya başlıyorum ya en başından. Ya geçen işte İstanbul'dayken yüksek lisans döneminde dedim ki ben bilimsel okumaya başlayacağım. Şeyi aldım. Alaaddin Şener'in İnsanlık Tarihi. Önce onu okuyacağım. Sonra William Macaulay'in Dünya Tarihini okuyacağım. Sonra Ahmet Cevizci'nin Felsefe Tarihini okuyacağım. Hani böyle yok öyle gitmez. Bir de zaten ilgin bazen işte sönüyor. Okuduğun şeyin yok. Yani okuyorsun, göz geziyorsun ama hani kafana oturtamıyorsun çünkü bilmediğin bir alana birden atılmışsın. En mantıklısı arkadaşlar şeyden gidin. Yani ilgi duyduğunuz alandan böyle yani ilgi duyduğunuz alandan konu konu işte kaynak kaynağı açar, kitap kitabı açar. Bir de böyle öğrendikçe, bağ kurdukça daha iyi oturur. Şimdi birden atladım işte milattan önceki bilmem neye. Okuyorsun da oturmuyor ki bir şey. Bir de sorun yok. Hiç, hani ilgin veya herhangi bir soru yok kafamda o döneme dair. Ama bunu iyi ki yapmışım dediğim bir tane şey var. Bu okumaya başlarken ya ha mesela kitap önerisi de olsun. Şevket Süreyya Aydemir bence en nitelikli sol kemalist diyebileceğimiz isimlerden biri. Evet. 10 ciltlik bence bir seri 10 ciltlik. 3 cilt Enver Paşa, 3 cilt tek adam Atatürk'ü anlattı. 3 ciltlik ikinci adam Ünönü. Dur Bir de göstereceğim. Dur göstereceğim. Şeyi buldum. Uf. Burası da benim şey olduğu için burada genelde 6 ay net olmuyorum. Tozlanıyor bazı eşyalar. Buyurun. Bakın kapak bu bir örnek. bu kitaplar 1860'tan 1960'a kadarki Türkiye tarihini inanılmaz iyi bir şekilde anlatıyor. Özellikle bence şey çok overrated. Enver şey ismi. Underrated. Hayır. Ha evet evet underrated. Çok özür dilerim. O overrated demişim. Enver şey ismi çok underrated. Bence Tek Adam'dan çok daha iyi. Çünkü mesela Tek Adam'da evet Atatürk'e odaklanıyor. Ya birazcık olması gereken o biyografi ama Enver serisi mesela ilk kitap başlıyor. İlk 150 sayfada falan Enver yok ortalıkta. Tamamen şeyi anlatıyor. Abdülhamit. Osmanlı o döneme gelen süreci işte Jön Türkleri işte Nami Kemalleri vesaire inanılmaz keyifli bir dil. Roman okur gibi ve Osmanlı son dönemini 19. yüzyılı kafanızda tamamen oturtuyor. Ya yani Enver serisi bence çok çok iyi. Ve şeyi de görüyorsun. İttihat ve Terakki de Enver'de bugünkülerin andığı gibi adamlar değiller. Veya işte, yani ya çok daha nitelikliler veya çok daha asla sahiplenirsiniz olarak söylemiyorum. Ama bugün tekrar canlandırılan haliyle çok farklı. Onu söylemek istiyorum. Ya şey, hatta istersen buna değinebiliriz çünkü seninle hani telefon konuşmalarımızda da konuştuğumuz bir şey. Hani alternatif bir imge olarak aslında Enver yaratımı mevzusu var. Çünkü bir noktada şeyi gördüler yani hani bu 80'den sonra sürekli işte bir Atatürk başbuğu olarak bize pazarlanmaya çalışıldı ama sonra görüldü ki ya bunun bir sınırları var yani adam sonuçta inovatif bir adam, bir şeyler getiren, cumhuriyeti kuran ve hani Osmanlı'yı da yıkan hani devrimci bir adam. Şimdi onun yerine alternatif olarak Enver'i getirmeye başladılar ki Enver aslında şey birisi. Hani İslamcı birisi aslında birçok açıdan baktığın zaman ve biraz Napolyonvari bir figür. Hani sen bütün bunları nasıl değerlendiriyorsun? Şeye çok uyuyor. Bence niye mesela bence İttihat ve Terakki ve Enver'in bu kadar patlaması mesela ülkücülük artık eskisi kadar cool değil ya böyle yani muhalif değil muhalif ülkücü olacak çocuk. Ülkücülüğün temel alameti farikası devlet adına meşru eşkıyalık yapabilmek ya silah veya işte ya şiddet kullanabiliyorsun ve bunu devlet adına yapıyorsun. Doğal olarak terörist olmuyorsun. Karşı taraf yapsa terörist olur. İttihat ve Terakki'de bir kere bunu görüyor. Onların temel İttihat ve Terakki anlayışı bir subaylardan iki işte şeyden ulan adını da unuttum ya en ünlü silahşör Yakup Cemil. Yakup Cemil tipler tamam mı? Yani herhangi bir teorik altyapı işte normatif şey falan yok. Hani silah kullanmak istiyor. Ve mesela asker polis değil ve bunun dışında meşru olarak yapmak istiyor. Vatanseverlikten bunu meşrulaştırıyor. Biri bu. İkincisi temel fark mesela Enver'le Atatürk arasında. Enver mesela Ki bu şey arada çok şey çok güzel bahseder hani tek adamın ilk cildi örneğin Enver ile Atatürk'ün çatışmaları üzerine kuruludur. Şeyde Pardon. yok estağfurullah
Mesela Yalçın Küçük buna çok vurgu yapar. Yani genelde tarihi oradan okur. O kadar da çok yoğun bir şekilde oradan okumanın doğru olduğunu düşünmesem de güzel bir bakış açısı kattığını da düşünüyorum. Enver maksimalisttir ya. Enver mesela o imparatorluk sınırını genişletmek ister sürekli. Atatürk yani hiç de maksimalist değildir. Yani revizyonist değildir. İşte İkinci Dünya yani Lozan'ı aldıktan sonra tamamen statik hocudur. Hiçbir şekilde yani Musul falan hariç, misal Kınlı hariç. Sınırları genişletmek istemez. Şey farkı var. Atatürk mevcut bir mekanda, mevcut bir toprakta derinlemesine devrimler yapıp o toprağı dönüştürmek, niteliksel bir dönüşüm yapmak isterken Enver niceliksel olarak toprak alanını büyütmek ister. Çok daha eski kafa, imparatorluk kafası. Bunlar da mesela düşün, toplumda mesela abi sömürüyü bitirelim, abi eşitlik, işte kadın mücadele diyor. Yok öyle bir şey istemiyor ki. 82 Tokyo, 83 işte Şangay falan. Hani böyle hayalleri olan ve aslında feodal dönem şey bu ya. Sanki çok toprağın oldukça işte daha çok vergi alacaksın, daha çok tarım gelir olacak. Oynuyorlar. Yani öyle bir şey yok ki yani ufacık toprakta millet neler yapıyor. Yani derinleşmek lazım ama hala onu anlayamadılar. Peki hani bu aslında şeyi görüyoruz. Hani ilginç bir şekilde Atatürk'ün reddiyesini görüyoruz son 20 senede. Çünkü hani bazı liberaller bize gelip şey dese de işte abi AKP'de Kemalist falan dese de bu hani Atatürk figürünün böyle hani garip bir boşluğa düştüğünü görüyoruz. Çünkü hani artık o, tamamen ona karşı olan bir iktidar var. Partiler zaten seninle hani özelde çok çok konuşuyoruz hani işte böyle bir laiklik falan getirelim uğraşı içinde değiller. Peki hani sence şu noktada hani Kemalizm dediğimiz şey senin için ne ifade ediyor ki işte 2024 senesinde sol Kemalizm falan diyorsun yani ne ayak? Ha, güzel. Güzel. Ya bence bir kere Atatürk o kadar düşmedi. Bence AKP özellikle 2010, 2016'dan sonra sabitlendi. İşte hakimiyet milletindir her yere astı falan. Ya baktı çünkü kavgayı da kazanamıyor. Dedi ki yanıma çekeyim ve dönüştüreyim. Ya dediğim gibi Atatürk çok en az din kadar içler bir meşrulaştırma sembolü. İçine nasıl doldurduğun önemli. İçine doldur. Atatürk Türk sembolüyle çık. Çok bir karşı çıkan olmadı. AKP'lilerin çoğu gayet Atatürkçüdür aslında. Ama hangi Atatürkçüdür? Yani radikal şeriatçı bir kitle çok az bir kitle aslında o kadar Tabii. Atatürk düşünen. Ama hangi Atatürk? Ki İşte onların da yeniden refaha kaydığını görüyoruz. Yani AKP aynen. yeterince radikal bulmadıkları için. İşte adamın ittifakında mesela MHP var zaten. Atatürk'ü bırakmıyor, bırakamıyor. Ama hangi Atatürk? Ya biz niye savunuyoruz? Dediğim gibi. Esasında dediğim gibi ben hani anlatırken teorik veya hani yurt dışında herhangi bir şey konuşurken biriyle Atatürk dememe gerek yok kendimi anlatmak için. Hani politik Marksizm'den anlatabilirim. Ama işte bugün dediğim gibi bir şu post Kemalizm bence soğuk savaş hani az önce anlattım ya bir paradigmatik kırılma yarattı ve yanlış bakıyoruz birçok şeye. Post Kemalizm de aynı etkiyi yaptı ve Kemalizm düşmanlığı üzerinden sürekli bir şey kurmak çok yanlış yere götürüyor bizi. Bence hani zaman için ilerici bir atımdı. Ondan ya benim duygusal bir bağım da var. Bunun mesela rasyonel açıklanacak bir yanı yok. Yani böyle büyüdüm falan gördüm sembolü. O hani milli şeyler işte Kurtuluş Savaşı falan beni çok duygulandırıyor. Bunun Tabii, böyle bir yanı. tabii. Yani şey hani hepimizin yani kendi evimizde olmasa ki benim kendi evimde var şuradan kaldırıp gösterebilirim. Hatta yapayım istersen. Şey yani hepimiz şeylerle büyüdük. Hani bu hani gençlikten yetiştirmekten bu işte indoktrine etme falan dersiniz belki negatif bakıyorsunuz da Atatürk imajıyla büyüdük. Örneğin hani ben şeyi göstereyim. Hop. Yani benim evimde direkt kendim aldığım böyle küçük tatlı bir bunun üzerinde toz olmuş işte 6 ay olmayınca mekanda böyle mevzular oluyor. Neyse bunu da silmek için fırsat çıkmış oldu. Şey var yani Atatürk resmi var. Yani hepimiz için aslında böyle reddedenler için bile bir noktada bağlayıcı bir figür aslında Atatürk. Hani karşıtlıkları üzerinden aslında. Evet. Ve bir de yani şeyi anlamak lazım işte hani işte sembol oluyor ya bir şeyler ona içkin oluyor. Yani ona baktığında sadece kişiyi görmüyorsun. Bir anlam, bir anlatım. Kemalizm dediğinde, Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye dediğinde oturduğu bir yer var. Ya bizim için nihayetinde şu, ya şeyi anlıyorum. Bir azınlık, ya örneğin bir Kürt vatandaş özellikle 80 odaklı baktığında 80 ve sonrasında, ya belki de ama özellikle 80 çok travmatik. Atatürk baktığında kendinin reddini ya suratına basan bir postal görüyor olabilir. Çünkü Atatürk fotoğrafıyla bunu yaptılar. Bunu anlıyorum. Ama benim için de düşündüğünüzde yani benim büyüttüğüm çevrede falan ben bir Türk işte genci olarak şeyi o yani şunu sağlamış olması çok iyi. Yani bak İngilizler şunlar bunlar hani bugünün hala en güçlü devletleri bir araya geldiler. Yok etmeye, yıkmaya çalıştılar. Haritalar çizdiler falan. Sizi bir yerlere atacaklardı. Birçoğunuz öleceksiniz.
sürgüne uğrayacaksınız vesaire. Bu adam bunu yaptırmadı. Bu adam ve ekibi bunu yaptırmadı. Üstelik de sadece hani yani taş kafalı bir asker de olabilirdi, anladın mı? Çok iyi asker ama çok taş kafalı siyasetçiler de olabiliyor. Adam bunun üzerine de çok ciddi devrimler yapmış ve toplumu nispeten daha eşit ve özgür bir noktaya getirmiş. O bağlamda baktığımda benim için özgürlüğün, bağımsızlığın, ya adam şey diyor, ya kaybedebilir, elinde ya çok güçlü değil, her an her şey olabilir. O süreç içindeyken diyor ki, tamam beyler diyor, siz istemiyorsanız, ben diyor kimseyi buraya zorla getirmedim. Herkes diyor, işte İstanbul'a falan istediği yere memleketine gidebilir diyor. Mustafa Kemal diyor, tek tek kalsa, Türk bayrağını vücuduna sarar, elma dağına çıkar diyor, elime de silahımı alırım diyor. Son mermisine kadar şey yaparım. O işte kanımı da bayrağı içire içire son nefesimi veririm diyor. Ben bu ya buradaki bu anlatıdaki bağımsızlık ve isyan dalgası ya inanılmaz bir şey benim için. Ya bu bağlamda Atatürk'ten aldığım ve anladığım şey asla otorite, şiddet, bastırma, tek gibi. Tamamen bir isyankarlık, tamamen tamamsızlık, işte padişahın götüne tekmeyi vurma, halifeyi Devrimcilik. devrimcilik tamamen bu. Evet yani benim gördüğüm en özdeşleşebileceğim. Çünkü hani aynı kültürdenim. Hani aynı dili konuşmuşum. Aynı coğrafya. Ankara'da yaşıyorum şu an. Yani hani şeyi ya adam ileride yatıyor. Buradan baktığımda görebiliyorum. Benim için o duygusal devrimcilik çok iyi veriyor bana ve öğrenilecek de çok şey var adamın hayatında. O bağlamda işte adamı nasıl yorumladığımla alakalı. Ya dediğim gibi ben ya özellikle ben Atatürk'ün şey dönemini daha çok seviyorum. 27 öncesi dönemi. 27'den sonra artık iktidarda ve devrimleri yapan bir Atatürk var. Tamam. Zaten güç elinde. Güç elinde değilken bile Atatürk'ün o isyankarlığı, ya Atatürk asla bir otoritenin, bence otoritenin simgesi değil. Tam aksine otoriteye karşı çıkmanın simgesi. Ya öğrenciyken bile rahat durmuyor. Gazeteler basıyor, işte içeri atlıyor, işte gidiyor, işte Şam'a örgüt kuruyor. Oradan gizlice geçiyor. Bilmiyorum. Bir rahat durmuyor. Yani rahat durmayan bir herif. Ya o bağlamda ben bu yönden okuduğum için çok büyük saygı duyuyorum ve beni sola çekiyor. Ha şunun da mesela niye sol Kemalizm? Ya ben işte az önce konuştuğumuz gibi adımızdan geldiği üzere aslında ben ailemle çok ciddi bir siyasi eğitim de almadım. Dini eğitim de almadım. Ama genel olarak içine doğduğum toplum işte falan böyle baktığım zaman okuduğum şeyler falan. Çok antikomünist büyüdüm. Ben antikomünizmin lisansının sonunda hatta belki yüksek lisansı attım. Çok çok eskiye dayanmayan bir şey. Ve sol dediğin zaman ya ben mesela Marx'a çakan herkesten çok keyif alırdım. Mesela Bakunin falan okurdum. Yani şey değilim tamam mı? Ülkücü değilim. Ama böyle ya anarşizme kayıyorum. Tüm böyle radikal sola, isyankarlığa kayıyorum ama Marksizm çok böyle Marksizme ve Sovyetlere ayar oluyorum. Sovyetizm ve anti-Marksizm içime işlenmiş. Bunu aşmam da en büyük katkı sağlayan şeylerden biri sol Kemalistler oldu. Çünkü dediğim gibi Atatürk her zaman saygı duyduğum bir liderdi. Önemli bir ekoldü benim için. Önce kış okumaya başladım. Baktım işte sol sağ ortasıya çekiyor falan. Çok güzel boğazıma kaçtı ya. Abi bugün 9 Mart'ta bir kayıp daha yaşıyoruz. Kaybediyoruz seni suikastla. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel bakış açıları ve yani normatif değerler kattı bana Ahmet Enerjisi'ne. Onun ardından sol Kemalistleri de keşfedip Uğur Mumcu'ya, Doğan Avcıoğlu'na, sonra Niyazi Berkes'e vesaire geçtiğim zaman onlar bendeki antikomünizmi kırmada çok iyi bir aracı oldular. Bence sol Kemalizm bir köprü. Çok iyi bir köprü. Komünist, sosyalist olmayan arkadaşlara, bunlara olumsuz bakan arkadaşlara o sol Kemalizm özellikle bugünün Türkiye'sinde sosyalizm dediğin zaman çok ciddi bir şekilde işte Türk düşmanlığı yani kapitalizm düşmanlığı hariç her şeyi anlıyorsun ya aslında. Ya birazcık harf yaptıktan sonrasında sonunda bunda problem var. Elim Uğur'un dediği gibi sınıftan kaçış meselesi de var orada. Onun da eleştirilmesi gerekiyor. Tekrardan sınıfa çekilmesi gerekiyor. Ama işte sol Kemalistleri okuduğun zaman ya bu adamlar hem Kemalist hem sosyalist. Bunu nasıl bağlamış? Ya benim 2010'larda falan yazdığım şey var Facebook'ta. İşte Atatürkçü komünist. Siktir git güldürme beni falan yazdım. Ben bugün yayınımı yapıyorum bunu, anladın mı? Yani o adamlar sayesinde kafan açılıyor. O adamlar sayesinde Tabii. oğlum bu adam bir şey vardır falan diyorsun. Köprüyü de şundan söylüyorum. Bak köprü üstüne çadır kurup oturmazsın. Köprü üstüne ev yapmazsın. Köprüden geçersin. Köprü senin bir yerden bir yere geçmeni, o aradaki engeli aşmanı sağlar. O bağlamda sol Kemalizm muhteşem bir köprü. Onu kapatmamak, ona saldırmamak, onu patlatmamak gerekir. Ki bu dediklerim de 60 yıl oldu. Yani çok büyük eksikleri var teorik açıdan. Avcıoğlu'nun da vesairenin. Ama tıpkı Kemalizm olduğu gibi ona da böyle eleştirel sahiplenme gerekiyor. Yani olumlu yanlarını Tabii. alıp
şeylerini eleştirmek gerekiyor. Şimdi ben 3 soru var abi. Tamam. Ben bunları bir sıralayacağım. Şimdi öncelikle Ankara 55 lira atmış. Para verdiği için ona öncelik veriyoruz. Tamam mı? Bu Tamam. biraz konteks dışı olacak da hani sen kendini hangi partiye yakın görüyorsun diye soruyorlar. Biraz lanetli bir soru. Cevap vermek istemiyorsan okey tabii ki de. Yok ya, açıkçası valla çok istemiyorum. Çünkü bir, güncel parti ve teorilere çok şey yapmıyorum. İkincisi, partiler arası çalışma çok saçma geliyor bana. Abi bakıyorum ya, en çok işte gözüme çarpan Twitter'da TKP ile tip birbirine gidiyor. Ya ben mesela şunu söyleyeyim. TKP ile tip arasında şu kadarını söyleyeyim. Bunlardan birine ben oy verdim son seçimde. Birine de anneme oy attırdım. Dedim ki anne bak sen de bunlara oy at. Ya evden iki partiye de oy Tabii. çıksın istedim. Tabii. Ya ben biraz şimdi bakışındayım. Mesela eleştirdiğim çok yönleri var bazı Ben iki partilerin. dakikaya geliyorum abi. Biralar Konuşuyorum. Tamam. şeyden geçiyorsun diyor sisteminden. Sonra Tamam. diğer iki soruyu geçeriz. Sen uzat Ya mesela benim bu iki partiden özellikle biri hakkında birazcık daha fazla eleştirdiğim şeyler var. Çok mesela yıkıcı olmamaya çalışarak. Çünkü nihayetinde şey modundayım. Sosyalizme sempatiyi arttıran herkesten Allah razı olsun modundayım. Çünkü mesela tip ne yaptı? Abi eleştirsin şu var bu var. İşte yok işte teorik olarak şöyle böyle. İnanılmaz bir popülarite yarattı. Yani gerisi gelir gelmez önemli değil. Bence şey çok kıymetli. Yani Türkiye'de çok ciddi bir antikomünizm var her şeyden önce. Yani kimse nötrde değil. İnsanları nötre çekmek öbür partiler için de kıymetli. Ya varsay ki tipi yanlış anlatıyorsun, tamam mı sosyalizm? Sosyalizmi yanlış anlatıyorsun. Diyelim sen TKP'sin, tamam mı? Onun başınasın. Ya bırak tip insanlardaki antikomünizmi kırsın, okumaya başlasın, araştırmaya falan. Sonra desin ki yok ya bu yanlış tanıtıyormuş, şu daha iyi tanıtıyor. Ya kendine o kadar güveniyorsan de ki atın TKP veya işte diğeri SCP daha iyi tanıtıyor, ona gitsin. Ama antikomünizmi kırmak gerçekten komünizm içinde hani alan seçmekten çok daha zor. Yani ben antikomünizmi işte yıllarca yani yıllar sonra kırdım. Kırdıktan sonra seni seçmek çok daha kolay oldu. Ya okudum kendim. Ha dedim bunlar bana daha iyi yazdım. Ha, şu daha mantıklı geliyor. Ona yöneldim. O bağlamda hangi partiyi doğrudan desteklediğimi söylemeden buna da cevap vermiş oldum. Okey. Şimdi iki aslında biri soru gibi değil, biri Zuhal Hanım'ın sorusu. Zuhal Hanım soru gibi yazdığı için ona biraz öncelik veriyorum. Yepis bir durum belirtmiş sadece. Atatürk ve o günkü yönetim sınırları emperyalistlere karşı savunan milli mücadele askerlerine olan tavra göre belirledi değil mi? Dur. Atatürk ve o günkü yönetim, virgül, ben yanlış okudum, my bad. Sınırları emperyalistlere karşı savunan milli mücadele askerlerine olan tavra göre belirli değil mi diyor. Hani bir aslında şey demeye çalışıyor. Hani örneğin günün sonunda örneğin Kürtler de aslında bu hani aynı cephedeydi. Hani şey gibi değildi hani atıyorum. Ya da işte Karadenizliler. Şeyi biliyorsun değil mi? Osman Pamuk'un çıktığı bir program var. Elini almış bir şey böyle. Şey anlatıyor. Bakın Çanakkale'de yoktunuz. Acaba niye abi? Niye? Aynen, acaba niye? Çünkü ya sanki bir tek Çanakkale'de savaş var. Tamam, doğudan falan getirip Çanakkale'ye yığmışlar. Oğlum adamla Kanal Cephesi'nde savaşıyor belki. Yani doğuda zaten ayrı bir savaş. Sarıkamış'ta donlu Aynen. belki Şey Yepis de şey diyor hani bu 27'den sonra aslında bir muhafazakarlaşma tarafı da var aslında. Yok, ben ona hiç katılmıyorum. Mesela bunu bir Ha. yerde daha bu şey demişti. 27'ye kadar devrimci, 27 bence esas 27'den sonra çoğu açıdan devrimci. Mesela işte devletin dini İslam'dır, 28'e çıkıyor. Laiklik ondan sonra giriyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ondan sonra veriliyor. 30'larda bütün kültürel devrimlerin çoğu 30'larda yapılıyor. O bağlamda bu nereden ve niye çıkıyor ben bilmiyorum, anlamıyorum. Acaba Mete Tuncay etkisi mi? Çünkü 27'den itibaren o Kemalist diktatörlük kuruldu gibi anlatıyor ya. Tamam kuruldu, çok ciddi bir otorite kuruldu ve onunla bamba marka arkaya devrimler yapıldı. O bağlamda ben yani niye muhafazakar dedi anlamadım, çünkü bana öyle gelmiyor. Ama hani belki açıklarsa hak verebilirim, bilmiyorum. Yani bana öyle gelmiyor. Şey Zuhal de açmış demek istediğini hani o evet o soruya cevaben soruyorum hani günün sonunda Doğu cephesinde Kürtler savaşmıyor muydu diyor. Ya tabii canım. Yani zaten Kürtler savaşmıyor olabilir mi? Türklerle Kürtler bir arada yani ittifak halinde yaptı. Ha bunun yani iyi ve kötü anlatıları var bu arada. Ya kötü anlatı derken bunun da şuradan şu var. Abi işte Kürtler işte doğudaki Ermeni imanlarına çökmüştü. O yüzden işte onlara karşı hani onlar da mecbur şeyi birleştirdi. O kadar da basit bir şey değil bu arada yani. Ya şey daha ya Lozan Anlaşması'nı yaparken biliyorsun Türklük üzerinden yapılmıyor. Müslümanlık üzerinden Evet, yapılıyor. evet.
Yani buradaki Hristiyan Türkler gönderiliyor. Oradaki şeyler geliyor. Türk ve Kürt halkı hani Müslüman olduğu için burada bir arada kalıyor falan. Öyle bir ortaklık var bir de. Bir saniye. Tıp tıp Abi peki şeyi sorayım ben. Şimdi Ege bir soru sormuştu. Onu bir rephrase etmesini istedim açıkçası. Şimdi şey abi böyle okey. Hani hepimiz kolektif olarak Atatürk'ü seviyoruz. Hepimiz işte solda laik insanlarız falan. Ama niye atıyorum hani siz işte siz bir grup olarak çıktınız. İşte bir şeyler sunmaya çalıştınız falan. Ama neden hani böyle ayakları yere basan işte sol Kemalist topluluk falan yok? Yani Madanoğlu ölünce falan hepimiz saldık mı? Olay nedir? Yok çünkü ulusalcılık ve sol Kemalizm özellikle ulusalcılığa döndü. Yani Kemalizm ve sol Kemalizm esasında 90'lardan 80-90'lardan sonra aldığı hakim şey ulusalcılık. Ulusalcılık hani biliyor ama gayet sağ bir şey. O Muharrem İnce ekolü olsun işte bir yandan nispeten Muharrem İnce'ye göre solda olan Perinçekçiler falan var. Ama Gene bahsedildik. Zafer Partisi'ne giden de ekip var falan. Tamamen sağ bir görüş aslında. Yani hakim şeyi de o Kemalist'in. Ve gerçekten evet yani biz çıkana kadar kendine sol Kemalist diyen de yoktu. Bizde de bir noktada Emirhan şey yaptı ondan sonra tartışma falan çıktı. Ya biz artık Kemalist değiliz ama falan filan diye. Emirhan'la biz de şey Ha diye evet çıktı. görmüştüm o yazıları. Hani niye hemen bıraktık falan. Sol Kemalizm hala kullanışlı ama dediğim gibi bağlamda kullanışlı. Esasen ben de farkındayım. Sol Kemalizm başlı başına bir ideoloji değil. Sosyalistiz biz. Ha, sosyalizm için de bir alt dal olarak belki yani anlaşılmak için ama yine mesela şeyimizi açıklamaz. Ya bu Türkiye tarihi ve teorisinde neye nasıl baktığımızı açıklar. Ama dünyaya nasıl baktığımızı ve teorik bazda biz ne anlıyoruz da? Mesela Erhan da biraz buraya yaklaştı. Biz daha çok Erhan'la politik Marksizm'e yakınız. Ben politik Marksistim. Erhan bildiğim kadarıyla buna yakın. Emirhan birazcık daha Kojin Karatani falan okuyor. Oralara kaydı. Yani şey... Ya mesela sol Kemalist, sol Kemalist. Mesela Kojin Karatani veya işte Wallerstein, Samir Amin, o ekole kayanlar nispeten bizimkilerin, politik Marksistlerin daha ticarileşme ekolü olarak eleştirdi. Hatta Robert Briner şey diye makale yazıyor. Adam Smithçi Marksistler falan diyor bunlara böyle. Hani ya böyle şeyler var ama bak Türkiye'de biz bunları tartışamıyoruz. 8 Mart gelmeden Kemalizm tartışılmaya başlıyor. Veya şu an şey oluyor. Abi işte Dersim falan. Yani çok kısır bir döngüye kendimizi kısırmışız abi. Ve işte şey gibi işte PKK terör örgütü müdür değil midir gibi. Atatürk'ü seviyor musun sevmiyor musun? Bunu tartışıyoruz. Hala şey tartışamıyoruz işte. Ha işte Robert Briner, Judge falan bunları getiremiyoruz Türkiye'ye bir türlü. Bu da benim canımı sıkıldığı bir nokta. Şey Yepis kendini düzelt şey daha doğrusu açıklama yapmış şey diyor Jacoben yanlış okudu çünkü diyor okey okuduysam özür dilerim Atatürk'ün kendisi değil güç kazanan kliklere referans yaptım bir kısmı tahliye edildi ama sanırım burada da tasfiye demek istiyorsunuz efendim bana laf attınız ama şey şaka şaka tabii bir kısmı tahliye edildi ama Atatürk'ün ölümünün ardından ufaktan tahta alacak şekilde pozisyonlanabildiler diyor. Ya şey var o dönemde mesela temel ayrılık 30'larda. Ya o dedi oradan konuşuyorum aklıma geldiği şekilde. İşte İş Bankası ekolü, İş Bankası ekolüyle Celal Bayar ve İş Bankası ekolüyle Metin İnönü ve kadro grubu var. İş Bankası tabii ki daha böyle bizim lanet ettiğimiz bir ekol. Daha zaten kapitalist ve şey afirmist dedikleri ekol. Kadronun da çok büyük sıkıntıları var. Kadro şey değil bu arada. Yönün öncüsü, yönün devam, yani yönün onun devamcısı. Hatta yönde çıkan bir şey yazısı var. Ya arkadaşlar siz böyle böyle diyorsunuz da falan diye reddiye yazısı var. Ya kadroyla bizim ne alakamız var? Biz sınıf şeyi yapıyoruz ve ya mesela kadro iktidara sesleniyor. Yönün hiç öyle bir şey. Yön iktidara gelmeye çalışıyor. Yön sosyalist. Kadro mesela temel çelişkiyi sınıflar arasında görmüyor. Türkiye'de hala sınıflar oluşmadı. Temel çelişki uluslar arasında gibi bakıyor. İşte ezilen ulus ne? Ezen uluslar arasında. Oradan bir kemalizm kurmaya çalışıyor. Yani eyvallah iyi bir çaba da yanlış bir çaba. Peki şey var abi işte bu güneş dil mevzusu falan hani Ege kendi katılarak değil de şey olarak soruyor hani bu konu hakkında ne düşünüyor diye soruyor. Hani bu işte güneş dil teorisidir falan hani bu cins şeyler aslında genelde hani Atatürk'ü eleştirenler tarafından bir ırkçılık örneği olarak savunuluyor diyor. O ne diyorsun hani bu konuda? 30'lardaki antropolojik çalışmaların çoğu, antropolojik ve tarihi çalışmaların çoğu şeyle alakalı. Aslında o da çok savunmacı bir yerde. Ya bak şey çok unutuluyor. Sen şimdi ülke içindeki azınlık bazına bakarsan Kemalizm çok otoriter, hakim, güçlü ve eziyor ve tek tutuyor. Tamam buradan okuruz.
Ama uluslararası çapta baktığımda abi İtalya'da Mussolini var. 34-35'te Naziler iktidara gelmiş. Dünya 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. Türkiye yeni kurulmuş ve elinde aslında kıtlı bir şey yok. Bir de sürekli şey modunda ya biz bakalım hani bağımsız kalabilecek miyiz? Şeyi çok unutuyoruz. Biz bugün 100 yıldır ayakta kaldığımız için o dönemkilerde bu güvenlikte yani olan bir şeyi sanki o dönemde olabilecekmiş gibi. Ya yani yeni kurulmuş bir devlet var ve asla emin değilsin hani ayakta kalacağından. O bağlamda çok ciddi bir güvenlik endişesi var. Bak bütün her şey sirayet eden bir güvenlik endişesi var. İçiyor ve devam ediyor. Bu tartışmalar çoğunlukla şöyle bir şey var. O dönemki sözde bilimsel ırkçı çalışmalar, antropoloji gibi şeyler özellikle, işte milletler, medeniyetler arasında hiyerarşi kurarak onlar üzerinde vesayet kurup kurulmamasının meşruiyetini sağlıyor. Nihayetinde şunu savunuyor. Zaten o işte yapılan antropoloji çalışmasının da ön sözünde falan şey yazıyor. Ya ırklar arasında şey oldu falan. Yalan böyle hiyerarşi falan yok. Ama nihayetinde işte Türkler şöyle çıkıyor. Bir iki sefer vesaire. Veya işte bakın hani bizde şöyle medeniyetiz şu falan. Nihayetinde şeye götürüyor. Yani biz de Avrupalılar kadar medeniyiz. Medeniyete bir şeyler katıyoruz falan. Biz hani onların anlatısının olduğu gibi bir altı ırk değiliz. Hani varsa getirin tartışalım. Hani şeye engel olmak için bu bence tamamen savunmacı ve güvenlikçi bir yerden yapılan bir şey. Tamamen aslında asker zihniyetiyle yapılan bir şey. O yüzden çok da şey değil. Yani bunun siyasi boyutu bu. Siyasi yönü daha güçlü olan bir şey. Bir de şey hoşuma gidiyor. Abi Atatürk Tahsin Mahyatepe'yi gönderiyor Meksika'ya. Şeyi araştırıyor ya. Muğkıdası falan araştırıyor. Şu güzel. Adam ihtimal veriyor ya. Diyor ki git kardeş bak yani. Hani belki var belki bir şey çıkar yani. Ona ihtimal vermesi çok kıymetli. Yani kadim bir bilgiye dayanıp hani atıyorum işte Kur'an'da yazmıyor veya işte hani geleneğimizde bu yok demiyor. Olur bir git bak diyor. Abi bakıyor geliyor bir şeyler yolluyor. Diyor ki yok ya bundan bir şey çıkmayacak diyor. İptal ediyor. Ya şey de değil yani. Hani hayır çıkacak falan da hani o kadar salakça bir adam da değil. O yüzden bunların oryantalizme karşı verilen bir tepki olarak okunması gerektiğini düşünüyorum ben. Şey, bu arada hani İstanbul'da İstiklal'de Yapı Kredi Yayınları'nın bir müzesi var. Örneğin bu, eğer değiştirmedilerse konuyu, ben birkaç ay önce gitmiştim. Şeydi, Atatürk ve antropolojiydi konu. Gidip bakmanızı öneririm yani. Temel, çok bilgilendirici, tatlı bir şey. Şey de söyleyelim. Aynı isimle Atatürk ve Antropoloji miydi? Antropoloji, Cumhuriyet ve Antropoloji miydi? Şeyin kitabı var. Zafer Toprak'ın kitabı. Zaten bu konularda en yetkin şimdiye kadarki çalışma onun. Ona bakabilirler. Şimdi bu arada birisinin yorumunu yanlışlıkla silmişiz herhalde, kusura bakmayın. Ha, bu bot silmiş, link attığını düşündüğü için bizimle alakalı bir şey değil o. Sonra şey, yani Kemalistik de geldi demesine. Onu bir daha yazabilirsen, eğer bir soruysa falan, çok tatlı olur. Ben şu an şey yapamıyorum çünkü, kusura bakma. Şimdi ne konuşabiliriz abi? Konuşmak istediğin, aklında bir şey var mı? Chat bu arada her daim sorularınızı açığız. Ben çünkü Ya. şeye de gelmek istiyorum biraz. Hani sizin hararet olarak içerik üretme mevzularınıza falan. Tamam, Senin üretmiyorum. yaşadığın tecrübe. Tamam, Yani. gelelim. Ha, şey eski dönem. Tamam, gelelim onlara. Ondan önce ya dediğim gibi şey beni çok rahatsız etti. 8 Mart haftasında hala Kemalizm karşıtı ve yanlışı üzerinden hani kadınların çok araçsallaştırılarak Kemalizm tartışılması. Ya kardeşim ya çok yanlış bölünüyorsunuz. Kemalizm düşmanı bir kadınla Kemalist bir kadın gayet kadın hakları konusunda AKP siyasal İslam'a işte ataerkiye şuna buna karşı bir araya gelip mücadele edebilir ve etmelidir. Ya bırak hani ya Mustafa Kemal'i sevmiyorsa sevmesin. Kemalizmi sevmiyorsa sevmesin. Ya bunun için de söylüyorum. Bunun önemi yok. Çünkü ya bir kere ne anladığını bilemiyorsun. Yani adam yanıma geliyor. Ben de Kemalistim abi ya. Adam atsızcı tamam mı? Ben onunla anlaşamam ki. Abi ben işte Mustafa Kemal'i sevmiyorum diye gelen bir işte politik Marksist. Ama işte bir anlatıyor bana. Hani onun anladığıyla aslında aynı şeyi anlamıyoruz Mustafa Kemal'den. Çok daha iyi anlaşabilirim. Ya onun gibi. Veya yani tarih olmuştur, bitmiştir. Önemli olan bugünkü mücadele ya. Yanlış hatırlamıyorsam şey Geçmişi Susturma kitabında Truyo şey diyor. Ya diyor yani nihayetinde ben çeviriyorum hani biraz şey şeye herkes karşı çıkar diyor. İşte Holokost'a karşı çıkmak bir yani normal gösteri değil. Ya onunla benzer bir şekilde yani bugün kadınlar seçme ve seçilme hakkı vermesini savunmak bir ilericilik değil. Bugün sen ırkçılığa karşı çıkıyor musun? Benzer şekilde bugün sen özgürlük ve eşitlik mücadelesine ne kadar katkı sunuyorsun? Önemli olan o. Geçmişte olanı savunman veya karşı çıkma çok da bir şey değiştirmiyor bugünkü hani tavrın karşısında. Önemli olan bugün nasıl aldık. Bugün kişiler çok muhafazakar. O yüzden o ulusalcı kemalistlere ben çok ayar oluyorum. Biz hararetli olarak çıktığımızda kul ulusalcılık eleştirisiyle çıkmıştık. Çünkü bu sağ bir yorum ve tamamen şeye dayanan, asrı saadetçi bir yorum. 23-38 arası mükemmeldi. Ondan sonrası ihanet.
Ve biz 23-38'e dönersek her şey düzelir. Düzelmez. 28-38'e dönemezsin. O dönemde hiçbir şey mükemmel değildi. İleri olan şeyler vardı. Onları alıp daha ileri taşımak gerekiyor. Ve ya şeyin bak hani tekrar dağıta gidiyorum. İnönü'nün o şeyin verildiği gün. Kadınlara işte seçme ve seçilme hakkının işte meclisten çıktığı gün yaptığı konuşmada şey diyor. Kimse bunu kadınlara verilmiş bir lütuf olarak algılanamaz. Şey algılayamaz. İşte yorumlayamaz diye. Bayağı meclis tutanağında laf var. Bizimkiler hala şey diyor. Yok işte biz verdik siz aldınız. Onu da anlattığım gibi şeyden okusunlar. Feminizm cildinde iletişimin bizim hoca Derin Hoca şeyi yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam liberal feminizm. Onun makalesinde olması lazım. Ya şey diyor bu böyle bir çatışma yoktu zaten diyor ya. Feministler devletler ise de devlet feministlere verdi. Hani orada zaten hani birbirine geçen hani birbiriyle iletişim halinde bir şey vardı. Hani İngiltere'deki gibi hani hakları almak için atın önüne atlayan bir kadın yoktu yani. Şimdi burada birçok şey var. Ben kısa kısa değinmeye başlayacağım. Saltuk'la ilgili kişisel soruları almıyorum arkadaşlar. Ankara'nın neresinde oturduğuna dair soruları. Yok. Olacak ya. Şu an cebecideyim. Konu dağılmasın diye. Ya sen söylersin Ha, okey. söylemezsin ayrı mesele de. Şimdi şey soru vardı. Yepis sordu. Dur yanlış ifade etmeyeyim sorusunu. Bu dur neredeydi? Dur, ineceğim bulacağım. Kusura bakmayın. My bad. Ha, güneş dil mevzusunun bir önceki yılında Türk ocaklarının kapatılmış olması alakalı mı diyor? Neyle alakalı mı? İlk başını duyamadım. Yok birbiriyle alakalı mı yani bir alakası var mı diye soruyor. Hani Neyle güneşli neyle? Türk Ocağı'nın kapıtanı... Ha, güreş dilli. Abi hiç emin değilim. Benim bildiğim kadarıyla ya ben bilmiyorum öyle bir alaka. Bununla alakalı olduğunu zannetmiyorum. Akıştan bir sorun var. Soru var. Şöyle diyor, ben aslında bu sorunun phrase edilişine katılmıyorum da soru sana geldiği için sana aktaracağım sadece okuyup. Bir sol kemalist olarak Atatürk'ü başbuğ gören, her türlü pisliğine meze etmeye çalışan bu seküler milliyetçi natafon tiplerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi mücadele ederken mesela onlar bir ya bence bunu şeyden okuyabiliriz. Bir hegemonya mücadelesi var madem öyle. Atatürk kavramı üzerinde, Atatürk söylemi, Kemalizm üzerinde, o sembol üzerinde bir hegemonya mücadelesi var. Gramsci'yen bir anlamda böyle kültürel bir hegemonya. Onu oluşturmak için daha fazla daha işte söylem alanı oluşturmamız gerekiyor. Daha çok sağda solda çıkıp konuşmamız. Ya bunu ben kendi adıma söylemiyorum çünkü kendim yeterince bu bağlamda nitelikli görmüyorum ama işte yani o bağlamda o ekolde olan insanların çıkıp daha fazla ses çıkarması, yazması, işte konuşması, eleştirmesi hatta bir noktada tartışmaya girmesi gerekiyor. Çünkü abi öyleyse öyle yok bu böyle olmuyor yani. Yani çünkü bizim anlayışlarımız çarpışıyor. Ha şu da olabilir. Yani burada diyecek bir şey yok. Sen oradan yorumluyorsun, ben buradan. Ama maalesef bence olması gereken bu ve Türkiye'yi yani doğru yola götürecek şey bu ve senin fikirlerinin problemleri burada diye çarpışmak gerekiyor fikri olarak. O bağlamda ne diyeyim? Bence aynen bunu bir işte kültürel hegemoni mücadelesinin cephesi olarak görüp yani sizin yaptığınız bence çok kıymetli bu arada. Bu bütün bu Ekmek Top ekibinin ben ilk tanıdığımda diyorum ya şeyden çok şaşırdım. Abi adam açmış Milibant'la işte şeyin işte devlet tartışması üzerine video yapmış. Sen ne yapıyorsun ya? Ben hani doktora da ödev olarak hazırlıyoruz bunu siyaset biliminde. Adam bunun Türkçe YouTube videosunu yapmış. Bu açıdan çok kıymetli. Sizde de şey problemi var genel olduğu gibi. Yani nitelik ve popülerleştirme genelde bir arada gitmiyor. Nitelik ne kadar yoğunlaşırsa işte sosyalist teoride maalesef o şeyde düşüyor popülerleştirme. Ne kadar boktan yayınlar yaparsan, ne kadar popülist, ne kadar böyle yoğunlaşır, ne kadar zaten soytarı olursan ve ucube olursan biliyorsun YouTube aleminde daha çok seviliyorsun. Ve Öyle. daha çok yani tarikat lideri gibi oluyorsun. Ve işte abim yapar, abim onu da yapar, abim bunu da yapara dönüyor. Sen şimdi bir hani abi kültü kurmadığın için ve akılcı bir yerden ya o onu demiş bunu ama bu da böyle falan bir adamın değerlerini sorguya açtığın için maalesef daha yavaş yükseliyorsun. Ama şey kıymetli mesela işte bizim hararet hani kısa süreli bizim şeyde gördüğüm de şuydu. Ya az da olsa kıymetli insan tanımak boş ver daha kıymetli. Yani nitelikli hani okuduğunu anlayan yeri geldiğinde seni de eleştiren falan insanlar onlarla tanışmak. Bak seninle de aynı şekilde hani öyle tanıştık falan. Bu tarz insanlarla tanışmak ve bir araya gelmek böyle böyle kar topu gibi adım adım büyümek daha kıymetli. Böyle yığın olmasındansa şey olalım. Böyle kadro olalım. Yavaş yavaş kitle olalım. Bu daha kıymetli.
Ya şey, günün sonunda YouTube algoritması öyle bir şekilde işliyor ki, tamam, böyle gündem olan bir şey var ve o gündem olan şeyi yazdığın zaman seni ödüllendiriyor ve gündem olan şey genelde işte şey falan yazmaya gerekiyor. İşte Jahrein falan yazacaksın. Onunla beraber gelen muhabbeti yazacaksın. Ve şey olacak, hani sen klik alacaksın. O da işte senin bahsettiğin gibi orta yol bulmayı biraz zorlaştırıyor. Öyle öyle şey vardır ya, hani askerde derler hani çok önüne gitme, çok arkada gitme, ortada git, hani dikkat çekmez. Onun gibi yani YouTube bir sirk gibi bir şey aslında. Ne kadar ucubi olursan o kadar çok dikkat çekiyorsun ve alkış alıyorsun ve para atıyorlar. O da çok garip. Adam yani dünyanın en saçma, en böyle ucube şeyini söylüyor ve bakıyorum böyle müritleri olmuş ve para atıyorlar falan. Ona fark ediyorum yani, keyifli geliyor. Yani deli izleme keyiflidir ya. Ortam zekada ılımlı, ya emin değilim şuna bakalım falan diyen bir adamı izlemek o kadar keyifli gelmez herkese. Öyle öyle. Yani o öyle maalesef. Peki yepisten bir soru abi, kaç beden pantolon giyiyorsun? Bilmiyorum arkadaşlar, o kadar bilmiyorum. Ama çok şey, kilolu değilim. Kilolu mu gözüküyorum bilmiyorum. Yok ya, kişisel sorulardan bahsetti ki ona istinaden soruyorlar. Evet. Nurullah Akut hakkında ne düşünüyorsun? Magazinsel sorulara geçiyoruz biraz. O da çok keyifli. Yani az önce yani şovmen diyeceğim ona. Mesela az önce dediklerim işte ucube soytarı değil de, ya şovmen derken adamı küçümsemek için söylemiyorum. Mesela Yalçın Küçük de bunu yapıyor. Ya şey çok kıymetli ve onu mesela benim de öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyleri bilmek, düşünmek falan değil de onlara aktarmak ve aktarırken bir şova dönüştürmek, onları hani dinleyici için daha keyifli bir hale getirmek çok önemli, çok önemli. Çünkü hani özellikle insanların artık bu kadar çok seçeneğinin olduğu ve bu kadar odak zamanı düştüğü bir çağda oturup da böyle mıy 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 konuşmak, yani insan odaklanamıyor, çok zor. Onun için böyle yumruğunu vura vura böyle şey bir tavırla, böyle karikatür bir tavırla şeyini anlatmak. Mesela Nurullah Alkıt fikirlerinden çok tavırları da, yani içerikten çok biçimle bence ünlü oldu, dışarıya yayıldı. Yalçın Küçük de öyle değil midir? Yalçın Küçük hani herkesin bildiği şeyleri mesela kitap atar, bomba attım der falan. Halbuki gerçekten deli dahi. Ben bak şunu itiraf edeyim. Ben Yalçın Küçük gerçekten meczup zannediyordum ya. Ya malın teki falan gibi böyle ya. Yalçın Küçük kim ya? Hani abuk sabuk konuşan komik bir adam falan gibi düşünüyordum. Kitaplarını okumaya başladım ve böyle aklım uçtu ya. Türk yazınında böyle bir adam mı varmış dedim. İnanılmaz cesur ve inanılmaz bilgili ya. Bu ikisi bir araya geldiğinde Mars'ı eleştirebiliyor ve çok tutarlı bir yerden eleştiriyor. O yüzden şey kıymetli gerçekten, o satmak, hani yaptığın işi satmak çok kıymetli. Şey Alkıt bence o. Buyur buyur. şey ya, siz işte Hararet diye bir yer vardı sizin, böyle bir mevzu. Ben hatta YouTube linkini yandan salayım, böyle tıklayıp abone olmak isteyen arkadaşlar olur. Hani burada biraz daha şey, hem kendi yaşadığın tecrübeler hem işte sol Kemalist bir içerik yaratmanın zorluklarından falan da bir bahsedebilir misin? Tamam abi. Şöyle sana anlattığım gibi anlatacağım. Ya şöyle oldu. Biz çok el yordamıyla büyüdük, yetiştik ve okuduk bir şeyler. Kemalizm içinden geldiği için. Çünkü Kemalizm şimdi ülkücü değilsin, ülke ocağından büyüyor. Orada bir teşkilat var, elinden tutuyor. Sosyalist değilsin, elinde hani belirli bir şey olsun. Hani orada da örgüt var. O da yok. Kemalist o kadar var gibi gözüken ama yok bir şey ki. O yüzden diyorum her şey Kemalizm üzerinden. Bir ADD'si var. ADD yarın kapansa Türkiye'de kimsenin haberi olmaz. ADD'den hani burs falan varsa 3-5 kişi haricinde kimsenin haberi olmayacak bir yapı. ADD kimsenin umurunda değil. Atatürkçülükle yani herhangi bir konu olduğunda mesela Kemalistlere gidip mikrofon uzatacak olsa kime uzatacaklar? Kimse yok. Aydın yok. Bir ÇYD'de var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi çapında sağ olsun. O da hani siyasi bazda çok aktif değil. Sosyal bazda işte özellikle kadınlar için güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Yok yani, tamam mı? Atatürkçü işte şeyden başladım ben. ADK'lardan, Atatürkçü Düşünce Kulüplerinden, üniversitedeki. Ve orada herkes başkan. Böyle işte o ulusal çalıştaylara falan gittim. İlker Aytürk Hoca ile de ilk orada tanışmıştım Bilkent'te. Ben Akdeniz Üniversitesi'nin temsilcisi olarak gitmiştim lisansa. Herkes başkan, tamam mı? Herkes bir yerin başkanı. Herkes takım elbiseyle geziyor. Çevik doygunluk yok. Arkadaşlarım kusura bakmasın, çoğuyla hala görüşüyoruz ama biliyorlar onlar da. Yok yani kitap okumuyorlar da. Herkes bir yerin başkanı ve çoğunluk şey peşinde yok. Ya ADD'de koltuk kapma, ya CHP'de koltuk kapma, ya herkes böyle bir ufaktan, ya şimdi üniversitedeyken bir şey yapsak da. Teorik uygunluk diye bir şey yok. Ve hala tartışılan bir mevzu var. Bütün ADK'larda. Muhtemelen hala işte ADK'ların çıkarttığı dergilerde falan vardır. Atatürkçülük mü, Kemalizm mi? Ya o kadar bomboş bir tartışma ki. Teorik falan tartışmalar burada, tamam, hiçbir şey yok yani.
okuduğunu Meleklerin cinsiyeti tartışılıyor gibi. ya evet, böyle bir ortam, tamam mı? Şimdi oradan çıktık, akademiden devam etmeye çalışıyorum, bir şeyler okuyorum ve böyle rahatsız bir zihnim var, tamam mı? Sorguluyorum yani, hani oğlum bu böyle değil ya, yani burada bir problem var. Verdiğin şey bana yetmiyor. İşte Kemalist ekiplere girdim, yazmaya, çizmeye başladım. Orada da şeyi fark ettim. Hiçbir şey bilmediğim konularda inanılmaz havasi bir söylemle ve ne olduğunu bilmediğim şekilde böyle neoliberalizm eleştiriyorum falan, ama bir, ya hiç haberim yok yani falan, böyle inanılmaz böyle şey, böyle hamasi söylem tamamen. Çok beğeniliyordu benim yazım. Çok alkış alıyordu. Çünkü estetik olarak çok iyi. Yani ve işte bir şeye karşı çıkıyorum. Atatürk'ü savunuyorum. Ve böyle bütün aslında teknik yapı şu. İşte Kemalizm düşmanları, İslamcılar böyle 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 yapmaktadır. Biz bugün Kemalistleri böyle böyle yaptırtmayız. İşte bilinsin ki Atatürk döneminde de böyle böyle yapmaya çalışanlar oldu ama böyle böyle yaptırılmadı. Falan. Bir de böyle slogan. Yani hiç bilmene gerek yok. Sadece ya bu bir çeşit mastürbasyon aslında. Tamamen mastürbasyon. Öyle kitle birbirine aslında circle jerk dedikleri. Hiç hani söyleyemedim. Hani çember hali değil mi? Sen yanındakini, o yanındakini çekiyor ve birbirinize böyle şey yapıyorsunuz. Ne kadar iyi oldu falan diye. Şey öğrenmiyor. Ve ulusalcılık içinde bu hani Ortodoks şu an Kemalizm ilişki içinde şöyle bir problem var. Abi yazarlar kitleye, ya normalde şudur ya, yazar öznedir, bir şey üretir, kitleye verir, kitle ona tepki verir, bir reaksiyon belki alır, belki almaz. Ve aslında aydın nedir? Rahatsız eder temelde. Rahatsız eder, bir uyandırmaya çalışır veya der ki yani yanlışsın veya bak yanlış yola gidiyorsun, hani bir problem var diye bağırır. Abi dönemin ulusalcı aydınları, yazarları, işte öne çıkan isimleri tam tersini yapıyor, nesneleşiyor, kitle özneleşiyor. Nasıl? Kitlenin istediğine bakıyor, kitle bunu istiyor. Kitlenin istediğini yazıyor, veriyor kitle. Kitle diyor ki lan ne kadar güzel, tam benim istediğim şeyi, alkışlıyor. Sen çok iyi bir yazarsın diyor. Böyle böyle bir döngüye oturuyor. Böyle bir yerden geldik, tamam mı? İşte zor bela akademiye girdik. Asla işte inanmıyordum akademiye girebileceğimi, torpilin nokta falan filan ve işte olmayacak diyorlardı. Oldu, hani gayet de, hatta ya buradan dinleyen arkadaşlara da söyleyeyim, o kadar da kötü değil. Akademinin hali ve geleceği kötü ama akademiye girmek o kadar zor değil. Ben hani başvuru yaptığım her yere girdim. Onu söyleyeyim yani. Hani alanınıza yeterince hakimsiniz. Sonra biz şey yaptık. Hararet olarak üç arkadaş. Yani bu ulusalcılıktan çıkıp Kemalizm'den çıkıp sola yöneler. Avcıoğlu okuyan. Ya burada bir problem var. Ya kapitalizm problemi. Bir çamur ilişkisi var falan diyenler olarak. Sol Kemalizm'e yöneldik ve şey de güzel. Yani üçümüz birbirimize söylemeden birbiriyle, yani birbirini buna zorlamadan sosyalist olduk üçümüz de. Ve dedik ki bir ekip kuralım. Harareti kurduk. Hatta kurduğumuzda galiba tam sosyalist yani demiyorduk kendimize. Solla böyle yönelen Kemalistlerdik henüz. O Atatürk zaman. vibe'lı solculuk Evet, o dönem böyle, hatta isim düşünürken benim aklıma şeyler geliyordu. Ben daha çok şeyden etkileniyordum. İşte hani genç kalemler falan gibi. Osmanlı'nın falan. son dönemindeki modernleşme, yani modernizm daha öndeydi benim için. Sosyalizmden ya da modernleşmeciler. Hatta biraz şey bazında, hadi da seküler modernleşmeciler, seküler Türkler falan gibi yere de gidiyordum. Ama milliyetçilik o kadar baskın değil. Zamanla sosyalizme kırdı ve dedik ki abi işte yayınlar yapalım. Bak biz akademide işte tanıdıklarımız var, hocalar var, bilmem ne var. Biz buradayız. Kimse bizim elimizden tutmadı. Biz aşağıdaki bizden daha küçük, ya yani aşağı derken yaş olarak bizden küçük işte kardeşlerle, o Kemalist çocuklarla akademiyi birleştirelim. Hem akademide tekrar hani Kemalizm üzerine bir şeyler yapalım. Hem de çocukları akademisyenlerle tanıştıralım. Bu yol daha kolay olsun. Çünkü bizim için hani kimse kolaylaştırmadı. Biz bari bu abiliği yapalım. Zoom'da yapmaya başladık. Hocaları çağırdık. Ve Kemalizm ve serisi artık köklerimiz yaptı. Köklerimizde sahiplendiğimiz bütün o sol Kemalistler işte. Uğur Mumcu, işte Doğan Avcıoğlu, Niyazi Berkes, işte bunları işledik. Kemalizm ve serisinin isimleri Kemalizm ve sosyalizm. İşte Kemalizm ve atıyorum İslamcılık. Kemalizm ve bilmem. Ve bunlar arasındaki ilişkiyi böyle işlemeye çalıştık. Abi o dönem işte yaptık yaptık. Ya benim beklediğimin aksine şey oldu. Özellikle Twitter'a girdikten sonra bizim aramızda sövmeye başladılar. Ve bu hadi neyse, bizi abi bazen özellikle ulusalcılar, ulusalcılık geliştirisi üzerinden terör örgütleriyle iltisaklı gibi göstermeye çalıştılar. Çünkü şey ya, Fethullah Gülen'in de lafı varmış. Ulusalcı dalgayı aşacağız diye. Bu ulusalcı zihniyetin çok iyi bir göstergesi. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı şunun gibi algılıyor. Vatansever ulusalcılar, bizden olanlar ve teröristler. Biz zaten bunu eleştiriyorduk. Tamam mı? Bu ikilemde bakamazsın. Adamlar bize de aynısını yaptı. Oğlum ben sosyalistim. Ya ben sana göre daha solda kalıyorum. Yani sen, hani senin
savunduğun ekol ve adamlar AKP'yle anlaştı. Biz hala muhalif. Ve yani o yüzden şey beni bezdirdi. Bir noktada şu oldum. Ya zaten para kazanmıyorum. Para kazanmak da istemiyordum o işte. Ve hatta sürekli ücretsiz yapmak istiyordum ki hani akademideki o sınıfsal şeyin de kırılmasını istiyordum. Ama ya bir iş yapıyorum. Twitter'da adı sanı belli olmayan, kendisi bir şey üretmeyen, üstüne bir şey koymayan, yapıcı eleştiri yapmayan insanlar tarafından ve bunların Kemalist olması beni çok Kemalist üzdü. profil fotoğrafla en azından. Evet, inanılmaz şekilde canımı sıktı. Yani üzüldüm ben gerçekten çünkü ben aslında kişilik olarak Golden Köpeği gibi biriyim, tamam mı? Bunu hep söylerim. Çok çabuk arkadaş olurum. Herkesi böyle severim falan. Ve böyle Twitter'dan takip ettiğim insanlarla bile, anonimse bile arkadaşlık bağı falan kurarım ben böyle kendi. Ya orada böyle şey oldum. Oğlum hani aynı yerdeydik. Hani arkadaşlık, yoldaştık. Hani niye Şey, Ahmet Kaya'nın o şeyi gibi beraber afişler astık. harbiden yani. Ve şey oldum. Aa yani oğlum tamam biz o zaman yapmayalım. Hani madem böyle. Hani artı getirisini görmüyorum. Getir derken kendime de değil. Hani kimse de çıkıp eyvallah ya abi siz de böyle bir şey yaptınız işime yaradı demiyor. Küfür ediyoruz, hakaret ediyoruz. Bak bu adam da Kemalist. Hani Kemalist. Bak şey hoşuma gidiyor. Irkçı benimle uğraşıyor çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bir şey söyledikten yazdıktan sonra bir ırkçı yani can düşmanı gibi bana bakmayacaksa zaten niye yazsın ben onu? Veya bir İslamcı veya bir FETÖ'cü falan hani bak bunların hepsine varım. Bunlar beni çok mutlu ederdi hatta harlardı. Kemalizmden bunun gelmesi o dönem çok kırdı benim o şeyini. O dönemden sonra da zaten biraz bununla alakalı birazcık da işte Erhan işe girdi. İşte Emirhan evlendi başka bir işe girdi falan. Hayat işte herkesin hani yoğunluğuyla yapmamaya başladı. Tavsattık biraz. Ya yapmaya devam edeceğiz umuyorum bir noktada ama özetle birazcık böyleydi aslında Kemal'in şey hararet muhabbeti. Ya şey, bu işte internette o ne dediğini anlayabiliyorum. Çünkü çok, hadi en başta da bahsettik ya, çok özcü tartışmalar dönüyor aslında günün sonunda. İşte kaypak kayıcılar, işte ya da kaypak kayıcı olduğunu iddia edenler böyle çok net bir hatta sahip. İşte Atatürk profil fotoğrafla çok net bir hatta sahip. Bunun arasında bir nüans yakalamaya çalıştığında birden iki grup tarafından da hedef gösteriliyorsun. Hiç yani tatlı bir şey değil günün sonunda. Ya bir şey değil mi? Bir de geçen onu diyecektim. Şeyde söyleyemedim. Orada laf karıştı. Çekiç kesti. Abi kaypakacı mesela ne demek ya? Veya yani bunu onun özelinde demiyorum. İşte Deniz Gezmiş, şeyci. Atıyorum ben. O 60 yıl önce yazılmış ve özellikle Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Mahir. Bunlar çok genç isimler ve çok genç yaşta teori yazmaya çalışmışlar. Ya bu açık konuşalım. O kadar da ciddi teorileri yok ki bunların. Bunlar çok ciddi pratisyenler, çok ciddi tamam yani değer katmışlar, bu yolda ölmüşler. Yani saygı duyacak isimler de. İşte hayatımı kaypakaya teorisine atıyorum veya tamam şey Mahir teorisine Hayatımı Jacobin Tilki'nin Twitter paylaşımlarına ya bir zahmet yapma bunu anladın mı? Çünkü hani 60'tan ya bak kendi içinde 60'larda bak 60'lar Türkiye için 60'lar Türkiye'si için bile en gelişkin teoriyi bu gençler oluşturmadı. Kaldı ki 80'den sonra dünyada çok ciddi kırılma yaratan yenilikler çıktı sosyalist teoride. Ya kendini bununla yenilemek varken ben işte kaypak ben Avcıoğlu'cuyum ya veya ya ol da yani eleştirel olman gerekiyor çünkü 60 yıl önce yapmış. Avcıoğlu bugün gelse der ki yok arkadaşlar bu bayağı yanlış bakın hani yeni kaynaklar bunlar der. Avcıoğlu günceldi çünkü. Bak Avcıoğlu beni şeyden çok şaşırtıyor. Ya o dönem Samir Amin'e atıf vermiş adam. 60'ların 70'lerin başında falan yazdığı şeyde Samir Amin'in atıfı var. Takip etmiş çünkü Fransa'yı günce. Sen bugün 2020'de hadi sorayım sosyalist tartışmalarda kaç tane nesini tartı şey kaç tane güncel sosyalist teorik dünya çapındaki tartışmayı takip ediyorsunuz? Kaç tane yok abi 60'larla mı konuşacağız? Kemalistler daha da kötü 30'lara gidiyor. Ve yani adam da yok Atatürk falan diyor hala. Yani o bağlamda güncellenmen gerekiyor. Abi peki şeye değinelim. Şimdi sen akademide sol Kemalist ya da Kemalist ekolü olmadığı için biz biraz da harareti kurduk dedin de, o bana öyle gelmedi ya. Böyle bir Kemalistlik falan var dendi. O yalan mı söylüyorsun bana? Kemalistik'te şeyde mi? Türkiye'de mi? Akademide, Türkiye'de, her yerde öyle bir şey Akademide. vardı. Öyle bir Nereye şey almış var bunu? dediler bana Bunu ya. hiç bilmiyorum bile. Ya 80'den sonra okuyacağım ve çıkan bütün akademik metinler neredeyse çok büyük oranda post-kemalisttir. Yani Kemalizmi bir problem olarak adlandırıp bir şey aşılması gerektiğini falan söyler ve Kemalizmi açmadan Türkiye'de demokrasinin gelmeyeceğini falan söyler. İlker Hoca çok iyi yani o makaleyi yaz. Ama o çok saçma bir şey yani. Oradan ben şeyi anlıyorum. Bu adam okumamış. Akademi içinde değil. Hiçbir literatüre bakmamış. Yeni yeni çıkıyor. Yeni yeni Kemalizm'e olumlu bakan akademisyenler gerçekten çok nesil olarak da yeni.
Asbab Kemalizm kitabına bak. Mesela Kurtuluş Kayalı Hoca'nın yanlış bir eleştirisi var. Diyor ki ya biz Kemalizmi çok eleştirdik. Ya yeter bunları artık vurmayalım. Birazcık da İslam'a dönelim diye şeyler günah çıkarıyor sol liberaller. Kurtuluş Hoca da çok ciddi bir düşünce sosyoloğu olduğu için çok ciddiye alınıyor bu söylemi. Belki hani duymamışsınızdır olabilir. Akademi için de var bu. Ama yani denk gelirseniz haberiniz olsun yanlış söylüyor Kurtuluş Hoca. Niye? Ben çünkü o kitapta yazan hemen hepsini tanıyorum. %80'iyle bir araya geldim veya ders aldım. Ve %80'i Enerji almak için bira içiyor ya, tam bir Kemalist. %80'i yeni nesil. Hayatında hiçbir şekilde sol şey post Kemalist yazılar yazmamış. Sol liberal olmamış aslında. Tamam orada Tanıl Bora var, Yüksel Taşkın var. Bunlar rota kıranlar olabilir. Buna varım. İlker Hoca ve eşi mesela, eşi Zana Hoca. Yani bunu şurada söylemekten bir problem görmüyorum. Çünkü İlker Hoca da konuşmalarında söylüyor. Zana Hoca gayet Kemalist. Zana Hoca uluslararası ilişkilerde bugün hala hoca. Şebnem Yardımcı Geyikçi zamanında Hacettepe'deydi. Türkiye'deki en genç ve en yetkin karşılaştırma siyasetçilerden biriydi. Almanya'ya maalesef gönderdik. Çocuğunun ismi, ya hocam izliyorsanız merhaba, umarım bunu söylememde problem yoktur. Özgür Kemal. Yani hoca bu ismi koyarken Mustafa Kemal'den etkilenerek koyuyor. Diğer isim Berkesen. Yani Berkesen çok genç bir hoca. Ve Ekşi'deki ilk entrilerine 2010'da falan girilmiş. Kemalist falan demişler adam. Yani aslında yeni bir nesil geliyor. Bunu fark etmek gerekiyor. Yeni nesil geliyor ve şeyin farkında. Bu post Kemalist paradigma yanıldı. Yani problem çok da Kemalizmde değilmiş. Ve bizim yani benim iddiam şu ki olumlu veya olumsuz merkeze konulacak bir Kemalizm yok. O kadar ciddiye alınması gereken bir kurum, zihniyet, bir işte otorite olan. Mesela Kemalizm eleştirilerine bakıyorsun. Neyi eleştiriyor diye. Otoriteyi eleştiriyor. Abi o zaman otorite desene. İlker Hoca'nın temel işte meselelerinden biri şu ya. Ulan zaten Kemalizm öncesinde otorite yok mu? Var. Kemalizm sonrasında otorite yok mu? İşte atıyorum ben var. O zaman bunu eşleyemeyiz anladın mı? Uymuyor çünkü. Neyle eşleyeyim? Mesela kapitalizmle eşlesem lan o zaman saçma bir şeye dönüşüyor. Yani hani küresel bir şeyle şey. Ulus devletle eşlesen olmuyor. Yani bu özgün devrimsel süreci onun özgünlüğünü yansıtmak için Kemalizm okey. Türkiye'deki ulus devlet süreci işte kapitalizm geçiş süreci falan onun bütün özgünlükleriyle içerdiği şey Kemalizm. Ama bunu soyutlamaya geçtiğinde Kemalizmin kendine özgü çok az şeyi kalıyor. Yani şey bağlamında yani başka kavramla ifade edemeyeceğin çok bir şey kalmıyor. O bağlamda Kemalist diyenlerin de dediğim gibi yani Kemalist aydınları say hepsini. Ya sosyal demokrat dersin, ya sosyalist dersin. Atıyorum Ahmet Ağa oğluna gitsen liberal dersin. Yani bunları Kemalizmle özgün bir şekilde bir kavram yaratıp onunla açıklamanı gerektiren bir şey yok. O bağlamda Türkiye'nin en büyük problemi her şeyin merkezine yerleştirilen hayali bir Kemalizm. Yani Avrupa'da dolaşan, şey Türkiye'de dolaşan bir hayalet var. Kemalizm hayaleti. Ama onun gerçekliği yok bu arada. İlk olarak şunu diyeyim. Kaan Jacoben grubuna hoş geldin. Katkıda bulunduğun için çok teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Öte yandan abi şimdi şöyle bir durum var. Hani bu gençlerde bir Atatürk algısının kırıldığını görüyoruz ama aynı zamanda hani biraz Akışkan'ın sorduğu sorunun da devamı olsun istersen bir şey var aslında. Hani bir işte bilimsel Türkçü diyebileceğimiz arkadaşlar var. Böyle Atatürk'ü çok garip bir şekilde analiz ediyorlar. Bir de hani Atatürk'e bambaşka bakan insanlar var. Gençlikte bu kırılma nasıl oluyor sence? Bu biraz artık şeyden çıktı hani Atatürk hakkındaki düşünceler tarihsellikten çıktı biraz sosyolojiye girdi farkındayım ama. Bilmem ki hep olan bir kırılma değil miydi? Yani dediğim gibi sağdan yorumlayan da Atatürk'ü savunuyordu, soldan yorumlayan da savunuyordu. Onun yeni biçimi aldı tarihi sadece. Bir fark yok ki. Ve tekrar tekrar geleceğim. Atatürk en büyük meşrulaştırma aracı herhangi bir şey. Ve meşrulaştırmadan yeni bir şey demek siyasette çok zor. Hele radikal bir şey demek. Radikal bir şey söylüyorsun, çıkıyorsun. Bence Kürtler ölsün diyorsun, atıyorum. Tamam mı? Bu çocuklar öyle diyor ya. Ama çünkü Atatürk Türkçüydü dediğinde daha böyle nispeten ılımlı bir yere çekmiş gibi oluyor. Kurt Mehmet demişler abi. Kürt Mehmet değil. Kurt Mehmet demişler. Bu arada chat sorularınızı alabiliriz. Biz 2 saattir böyle içimizde topladığımız şeyleri böyle biraz oldukça kustuk. Sizin de sorularınızı almaktan zevk duyuyoruz. Abi senin bahsetmek istediğin başka bir şey var mı? Ben konuları elimden geldiğince sana yönlendirmeye çalışıyorum aklımdaki ve yorumdakileri. Yani şeyi hatırlamıyorum. Neyden bahsettik, neyi bahsetmedik. Benim kafam çok dağınık ama aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum. Ne var mı? Ya şunu konuşurduk, şunu konuşmadık falan.
Dur bakayım. Yani diyeyim işte temelde öyle bir Kemalizm yok. Kemalist dönemde devlet zannettikleri kadar güçlü değil. Kemalizm karşıtları genelde o azınlık üzerinden okuyanlar yani ulus devlet ve azınlık gibi görüyor. Orada kapatıyor. Halbuki bir de dış dünyaya baktığında çok ciddi ve tehdit oluşturan bir dış dünya var. O yüzden Kemalizmin otoriterliği yani yok olmaktan korkan bir devletin savunmacı Ha, otoriterliği. istersen ben onu soracaktım başta da sonra olaylar birbirinden kaydı, çok apayrı bir noktaya geldik. Aslında hani bu seninle de çok konuşuyoruz işte. Hani Balkan Harbi oluyor, bildiğin hani ana yurdu kaybediyorsun. Hani herhangi bir yurdu değil, ana yurdu kaybediyorsun falan. Aslında orada çok büyük bir travması var, hani oradaki işte Türk entelijensiya mı deriz artık buna, ne deriz bilmiyorum. Örneğin şey unutuluyor. Evet tamam. Hani Ermenilere biraz gamer moment yaptık yani. Hani hoş olmayan şeyler yaşandı. Bunu bu arada hani Jacobin Tilki işte faşist bölücü olduğu için de mi? O dönemin Kemalistleri arasında da, yani Atatürk dönemi Kemalistleri arasında da bunun bir sıkıntı olduğunu söyleyen bolca insan var. Ama şu biraz unutuluyor gibi, hani örneğin tersi olsaydı Türklere bir soykırım olacaktı yani. Onu da bence söylemek lazım. Öyle öyle. Tarık Zafer Turan'a şey der Balkan Savaşı için. Kaybedilmiş bir Kurtuluş Savaşı. O çok harbiden çok inanılmaz bir şey. Kemalizmin yapmaya çalıştığı şey de yani onu da unutturup bir milat olarak kendini çekip tamamen bir zafer üzerinden kuruyor. Kemalizm öyle bir şey ki tarihin hiçbir zamanında Kemalizmi savunanlar mağdur olamıyor. Ahmet Enver Kışlalı öldürüldü. Bütün aydınları öldürüldü. Her şey oldu. Bir türlü mağdur olamıyor. Sürekli hakim oluyor. Siyasal sistemde sürekli mağdur oluyor. Onun gibi o 20'lerde 30'larda kurduklarında da şey diyorlar artık ne yapalım ya yurt burası. Ya burası üzerine bir inşa edeceğiz, bir geçmiş inşa edeceğiz. Çünkü hani geleneği icat etmen lazım, milleti inşa etmen lazım, oluşturman lazım. Ve yani yayılmacı da olmadığın için çok hani sınır dışına da çıkmaman lazım. Orada hani öyle bir şey inşa et. Ne diyordum unuttum, mevzuyu unuttum. Yok, direkt şey, hani Ermeni şey pardon, Balkan Ermeni Savaşı. meselesi. Ya evet. Ya tabii canım. Yani maalesef arkadaşlar yani dediğim gibi siyasi şiddet, tarihin bir gerçekliği ve katliamlar, sürgünler, şunlar bunlar oluyor. Özellikle büyük dönüşüm dönemlerinde bahsettiğimizde imparatorlukların yıkıldığı ve Rus devletlerinin çıktığı, feodalizmden kapitalizme geçişin olduğu bir çağlar çok ciddi problemler yaşandı. Ya katliamlar oldu, soykırımlar oldu. Yani Türkler İşte Balkanlardan yani bir çeşit soykırımla yollandı ve buradan da katledilecekti. Burada da çok hani düşük bir yere şey olacaktı. Kazandı. Kazandığı için de bu sefer tekrar hani belirli katliamlarla falan suçlanıyor. Yani anlayabiliyorum. Ya bir noktada şey gibi ya Chakrabarti'yi eleştirmiyor. Ya postkolonyalizmde şöyle bir problem var. Postkolonyalizm okumalarında şey olmuştum. Ya Blount gibi çok sevdiğim isimler de var. Çok kafa açan, çok işte katkı sağlayan. Chakrabarti'de şey oldu. Okuyor bir yerde. Modernizmin şiddetini anlatırken şey diyor. Ya bir eve girmişler zorla. Ya devletin şey politikası var tamam mı? Aşı yapıyor herkese zorla. Bu işte işte belirli hastalıkların yayılmaması, bitmesi için aşı yapıyor. Anlatıyor bir eve zorla girmişler aşı işte olmak istemeyen. Adam işte zorla işte polisler mısır yere yatırmış aşı yapmışlar. Ve kitapta şey yazıyor. Kolu falan kanamış adamın falan devlet şiddeti olarak diyor. Yani benzer postkolonyal ekolden Eric Williams mesela Kapitalizm ve Kölelik diye kitabı var. Güzel de kitaptır. Mesela devlet başkanı oldu kendi ülkesine. Trinidad. Yani oradan bir yerde. Diyorum ki Chakrabarti devlet başkanı olsa. Yani yazarken tamam dedi ki modernizmin şiddeti eleştirdi. Aşı yaparken böyle oluyor falan. Peki neyi seçecekti? Aşı yapmayı mı seçecekti zorunlu olarak? Yoksa aşı yaptırmayıp hastalıkların yayılmasını mı? Bir seçenek yani bir şey yapmak zorundasın. Birazcık o Frostpunk oynamak gibi. Yani Yani siyasi otorite içsel olarak hani bir şiddeti gerektiriyor. Yani tatsız bir seçenek ama mesela sen uzun vadede işte atıyorum hastalıkların yayılmaması veya var olan hiyerarşik işte düzeni yıkmak için belirli bir şiddet uygulamak durumundasın. Kemalizmin de yaptığı birçok şeyi buraya yoruyorum. Yaptığı her şeyi meşrulaştırmasam da. Onun gibi mesela niye bunu yaptı? Yani bunu dediklerinde tamam alternatifi neydi dediğinde veya sen ne yapardın dediğinde ortaya çok da gerçekçi bir tablo çıkmıyor. Mesela Sevan Nişanyan bile biraz böyle hafif içtiğinde kafası güzel olduğunda ve böyle samimi konuşmaya başladığında hep şey diyor. Ama Mustafa Kemal ya ne yapacaktı ki? Yani yapması gerekeni yaptı aslında. Doğru olan ya şey yazıyor ya. Ben olsam aynısını yapardım. Benden farklı yapmazdım diyor. Ne Sevan yapacaktı? Nişanyan daha kötüsünü bile yapabilirdi şimdi, dürüst olmak gerek. Muhtemelen onun, yani onun kadar narsist biri bu arada. Yani
Ya o bağlamda şey, evet belirli bir şiddet var ama ya bu şey gibi. Bak şu güzel bir benzetme olacak. Şu an aklıma geldi. Bu travma ikilemi var ya. Bir Aha. travmayla yani ya bir kişiyi yiyeceksin ya da o işte kolu çekip yönü değiştirip 5 kişi yiyeceksin. Veya tam tersi. Yani 5 kişi yiyecektin, 1 kişi yiyeceksin falan. Ya burada hangi yolu seçersen seç bir şiddet var. Ama orada bir seçenek var ve hiçbir seçim yapmamak da bir seçenek. İktidarı ele aldığında maalesef özellikle öyle çalkantılı dönemlerde eline kan bulaşıyor. Yani güncelliği başa geçirsen maalesef kendine asacak kadar şiddet uygulamak zorunda kalırsın. Güzide sanırım kendi anlatıyordu hatıralarında. Bir ara Çin'e göndermişler, tamam mı bunu? Şey diye Doğu Perinçek işte Çin'den para alacak, iletişim kuracaklar falan. Bu geri geliyor, Avrupa'dan geliyor işte böyle. Çeke'de bir duruyor, orada bir aracıya falan şey yapıyor, parayı bırakıyor. Sonra işte o aracı bir şekilde Doğu Perinçek'e parayı iletecek falan. İletmiyor, parayı alıp gidiyor falan herif. Şey yani belki de şu an Doğu Perinçek iktidarında olabilirdik yani. Belki buna engel olan kişi Günzileli'ydi. Bilemiyorum. Bunlar tartışma konusu, açılmalı bence. Ay. Şimdi şey, ha biz bu arada bu arada Mojo'da bir soru sormuştu. Onu sildi, artık sormak istemiyor mu? Bir daha yazarsın abi eğer sormak istiyorsan. Ha biz buraya tam böyle zamanlaması manidar bir şekilde 9-12 Mart'ta geldik. Ve biz hiç konuşmadık şu ana kadar, bir açılışı kenara koyarsan. Aynen. Bilal'e anlatır gibi bir 9-12 Mart'ı anlatabilir misin? Çünkü birazcık şu. Ne gerek var? Ya ben şunu ayar olurum. Mevzuya şuradan girdim ya. Bahsettikleri gibi her şeyin merkezine koydukları, gerek şeyden gerek melek olarak merkeze koydukları bir Kemalizm yok. Ve Türk siyasal hayatını buradan okumak, siyasal bölünmeleri buradan kurmak bizi çok yanlış bir yere götürüyor. Temel anlatım bunun üzerine defalarca tekrarladım. Hala da bunu söylüyorum. Sol Kemalist tabirini kabul eden biri olarak. Ama şimdi beni buraya çağıracaktı, şunu konuşacaktık. Abi Atatürk hangi dönemde doğdu? Nasıl bir ortam vardı? Kemal ne yaptı? 9 Mart'ta ne yaptı? Yani çok böyle geçmişe dönük, nostaljik ve böyle geçmişi yenilemeye ve sanki çok idealdi gibi yapmaya. Oldu, bitti. Ha, 9 Mart'ta ne oldu? Onu konuşalım biraz. 60'lar Sol Kemalizm. Sol Kemalizm genelde yöne tapılanıyor ama dediğim gibi tip de MDD de gayet Kemalist. Gayet, son derece Kemalist. Ya okuduğun zaman çok baskın. Ve dediğim gibi sosyalizmden çok bir şey anlamıyorlar ki. Yeterince teorik uygulamaları yok. Çok az kişinin var. Ya Beyceboran kıymetli, Avcıoğlu kıymetli, Niyazi Merkez zaten yurt dışında ama Niyazi Merkez'in sosyalizmle ilişkisi enteresan yani. Modernizm daha iyi anlıyor. Gençlerin dediğim gibi çok yok. Ya bu dönem çok alarmist ve bak şunu anlayamıyorum. Şunu anlamak gerekiyor. Ya o dönemin insanları sosyalist devrimi göreceklerine ve sosyalist dönemde yaşayacaklarına inanmışlar. Çok ciddi bir şekilde inanmışlar. Bak bizim kolay kolay tahayyül edemediğimiz bir canlı. Biz şu an Mark Fisher'ın çağında yaşıyoruz. Biz şu an kapitalizmin sonunu hayal etmenin dünyanın sonunu hayal etmekten daha zor olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ben bu yolda ilerlesem de ben gerçekten kendi hayatım boyunca sosyalist devrimi göreceğimi Türkiye'de zannetmediğim gibi dünya için de kapitalizmin yıkılacağını biliyorum. Ama yeni bir tür feodalizm veya kölelik sistemine geçmenin sosyalizmden çok daha büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani biz eğer yeterince örgütlenmezsek bu yönde şey yapılmaz. Aslında inanıyordu. Ve bu sadece bir zaman meselesi. Avcıoğlu Fransa'ya gitti geldi temel derdi şu. Notu aldığı şey şu. Nasıl bizi aşağılayan bu pezevenklerin seviyesine ulaşırız ve Türkiye'yi geliştiririz? Adamın not aldığı şey bu. Yani, hani tamı tamına bu yani. Pezevenkler kelimesiyle birlikte ben uydurmuyorum şu an. Bunlar gerçekten alarmistti. Alarm halindeydi. Tip hariç hepsi öyleydi. MDD de böyle. Ve zaten Gençlik Hareketi büyük oranda orada. Yön devrim de öyle. Bizimkiler vakti dedi ki biz buna en kolay. Yani işçiler şu an hani böyle hafif güçsüz durumda yeterince proletarya yok. Şey söylemek gerekiyor. Türkiye'de kendi bir kır nüfusunun eşitlendiği tarih yani %50-50 olduğu tarih 80'ler. 80'lerden deniyor ve kentin şeye geçmesi işte 90'lar vesaire. Ya hala o kadar kır toplumundayız. Proletarya için kent gerekiyor, şey gerekiyor vesaire. Ya Avcıoğlu diyor ki ya böyle bir elimizde ordu var. Ordu içinde sol fraksiyon var. Bak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani orada da bağlantılarımız var. Biz oradan alırız. Oradan iktidarı aldıktan sonra şeyi kurarız. Özellikle 65 seçimi sonrasında buraya gidiyor Avcıoğlu. Çünkü seçimde bakıyor tip çok az oy alıyor. 65'ten önce tiple çok paraleller aslında. O kadar da yani baştan itibaren kopukluk yok. Avcıoğlu diyor ki yok bu böyle olmayacak yani bizim almamız. Ya Avcıoğlu evlenirken eşine şey diyen bir adam.
Ya başbakan olurum ya asılırım diye mi? İkisi de olmuyor bu kadar. Yani oradan işte önce yön, sonra Türkiye'nin düzeni hemen o arada. Ardından devrim hareketiyle 9 Mart'la bir sol devrim, sosyalist devrim yapmaya çalışan ordu şeyi var. İçeride Mahir Kaynak diye bir adam. Bunu ifşa etti. Adam mı? Adam mı? Adam mıdır? Tartışılır. Ardından da 12 Mart oluyor bildiğiniz gibi. Daha sağ faşizan bir darbe olarak 60 Mart'ı şey yapan. Ve yani solun üstünden geçiyorlar yavaş yavaş. Özellikle 80 sonrası. Yani hangi kısmına neyini anlatalım yani bilmiyorum bunu da. Bir de şey var, şunu konuşmak istiyorum. Aklıma geldi. Çok bağlantısız, yani direkt Atla zıplayacağım. atla. Şey var. Mesela Atatürk'ün ve işte Kemalistlerin muhafazakar olduğunu kanıtlamaya çalışan Anon Sünni çocuklar var. Hani Kemalizmi olan ve oradan şey yapıyorlar. Hani ya biz diyoruz ki bugün ya sana feminizmin LGBT'nin önüne gelen ya woke falan dersiniz ama onlar oradan yorumluyor. Ve mesela ya bir olguyu alıyorlar oradan her şeyi kanıtladıklarını zannediyorlar ya şeyi atıyorlar. Atatürk döneminde parkta öpüşen çift ceza almış falan niye böyle olur diye. Oğlum yani 100 yıl öncesiyle sen bugünü nasıl şey yapabilirsin? Veya bak şeyde de öyle. Kemalizmi faşizm olarak yorumlarken abi alnımız okuyorlarmış ya ne kadar faşizan. Bak mesela şuradan geliyor. Benedict Anderson 40'larda ya da 50'lerde İngiltere'de sinemaya gidiyor. Sinemanın bitiminde hep böyle gösterilen bir şey var. At üstünde kraliçe gösteriliyor. Ve ayağa kalkıp İngiltere Marşı okuyor. O işte işte kraliçem çok eski. Save the Queen. Yani faşizmi o kadar gevşetirsen yani ve yani ya o dönemin gündelik hayatını kaçırırsan her yere uyuyor. O zaman açıklayıcı gücü kayboluyor. Yani Nazizmle alakasını kaybediyorsun. İngiltere'de faşist oluyor. Türkiye'de faşist oluyor. Ve yani sen Atatürk'e ya parkta öpüşenler ceza almış Atatürk'ten de demek onlar. Şeyi gördüm. Geçenlerde bakmıştım. I Love You Lucy mi? I Love Lucy mi? Öyle bir dizi var Amerika'da çok popüler 50'lerde. Abi Amerika'da hamilelikten bahsetmek veya hamile kadın göstermek televizyonda çok ayıplanırmış. Çünkü hani nasıl hamile oldu bu falan gibi. Ve bu yapan ilk dizi o 50'lerdeki veya işte Star Trek ilk defa ırklar arasındaki böyle bir ilişki yani öpüşmeyi gösteren dizi falan. Yani inanılmaz dünyanın muhafazakar ya işte Batman falan izleyin. Hani Amerika'yı gösteriyor 50-60'larda. Korkunç bir şey var yani. Sen gidip de böyle bir şey olmuş demek ki Atatürk hani bugün yaşasa Anıl Sünni olur diye bir yorumlayamazsın bunu. Bu da şeyin eksikliği. Çocuklar savaş tarihi okuyor. Birazcık siyasi tarih okuyor. Bir iktisat tarihi hiç yok. İki sosyal ve gündelik hayat tarihi hiç yok. Bak gündelik hayat aslında çok kıymetli anlamak için. Çünkü biz bunun üzerine çok şey tartışıyoruz. Ama gündelik hayattaki dönüşümleri kimse anlamıyor. Şey garip bir şey okudum. Nurullah Ataç abi şeyde böyle denemelerinden birinde sinema için şey diyor. Ya sanat olmasını çok isterim. Ya, çok da keyif alıyorum. Ama bence sanat değil. Niye değil? Mesela tekrar izleyemiyorsun. Tekrar o duyguyu mesela ya bir müzik dinledik. Bir müzik dinlemek istediğinde plağı takıyorum. Ama film mesela nasıl izleyeceksin? Sinemadan çıkıyor falan. Ve günlük hayatı nasıl değişiyor görüyor musun? Ama DVD yok, VCD yok. Yani şey filmi kaydettiği herhangi bir şey yok. Adam akıllı televizyon yok o dönemde 50'lerde. Ya zaten yayın falan yok. Ve şey sinemanın sanat olup olmadığı oradan tartışılıyor. Bugün bakınca elimizdeki bu şeyle o kadar radikal bir kopuş var ki işte Netflix'ten binlerce şeyi izleyebilirsin veya başka bir şeyden. Onun gibi ya o dönemin insanının siyasete bakışını da, normatif ahlaka bakışını da anlamak için gündelik hayatını, teknolojisini de anlaman gerekiyor. Ya Öyle. işte bütün bunların bulunduğu bir bağlam var. İşte hani chat'te de yazmışlar. Günün sonunda örneğin işte Amerika Roosevelt zamanında hani Menemen gibi net bir yorumda bulunamayacağım ama işte hani baya birçok Japon'u işte yerli halkı falan şeye koyuyor. Toplama kamplarına koyuyor işte bunlar hani Japonlara yardımcı olabilir diye. Abi o da mı faşist? Yani hani çizgiyi nerede çiziyoruz? Yani Hitler Yani işte ile şey şey diyebilirsin. Atatürk'ün arasında net bir çizgi var yani. Bunu anlamanız lazım. Buyurun. Ya şey olabilir. Faşizan bir uygulama. Bak faşizan bir uygulama. Buna varım. Ya sen oradaki Asyalıları aldın, işte kampa koydun falan. Bu çok faşizan. Yapmaman gerek. Ama faşist tabirini bu kadar her şeye kullanırsan, esnetirsen gerçekten sen gerçek faşistleri masumlaştırmış olursun. Oradaki o radikalliği de aslında şey yapmış olursun, yumuşatmış olursun. Ben hemen bir saniye izin istedim gireyim mi? Kapı çalıyor. Okey Hemen okey gireceğim. sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben de chat'e sarayım. Chat ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Durumlar nasıl? Yayın hoşunuza gidiyor mu? Kapıyı açtıktan sonra hemen gelecektir eminim Saltuk. Ben de direkt klasik duyurumu yapayım. Eğer laiklemediyseniz bir laiklerinizi alırım yani.
Şu an göremiyorum sistem buglandığı için ama hiçbir zaman yeteri kadar like yoktur. Güzel, 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 güzel. Aynen, soru da yazın ya. Sorularınızı almak isteriz açıkçası. Emin miyiz? Eminiz, eminiz, gelir geri. Yaşasın feminizm. Karşım o dündü, dündü. Bugün Madanoğlu'nu ve Doğan Avcıoğlu'nu övüyoruz, kusura bakma. Bugünün mevzusu kadınlar değil. Bugünün mevzusu Doğan Avcıoğlu. Kemalist Çunta kapıda. Düşünsenize, kapıyı açıyormuş ve şey deniyormuş işte, hani ihtilal yaptık Saltuk yoldaş, vakti geldi diye. Zamanı geldi. Bence iyi gidiyor yani yayın. Hoş, tatlı. Öyle yani. Sorularınız varsa da çekinmeyin, aktarın. Şey bile dediler ha, şimdi sen insel deyince aklıma geldi. Yani Atatürk'ü insel diyen herifler bile var yani. Vardı. Ne oldu şimdi onlara bilmiyorum açıkçası. Ya. Biz de hoş geldin abisi. Atatürk'ün insel olup olmadığını tartışıyorduk chatte. Atatürk'ün ya uluslararası manitası vardı, nasıl inşallah. Büyük adam Savaş. ve selam. Adam orduda yetişmiş, tamam mı? Savaştan savaşa, cepheden cepheye koşuyor. Hala beş ayrı millete manitası vardı. Utanın, Utan. utanın. Yani hala sen izliyor ağlıyorsunuz. Vay boyunuz kısa, vay bilmem ne diyor. İsteyince oluyor demek ki. Şey, hani bir de Atatürk'ün böyle inser olduğunu kanıtlamak için şey falan paylaşıyor. Hani İslamcıların paylaştığı Atatürk'ün boynu kısaltıldığı fotoğraflar var ya. Onu falan paylaşıyor. Çok dehşet bir kesişim kümesi var orada açıkçası. Yani boyunun kısa olması insan olduğu anlamına gelmiyor. Anlamadıkları şey de bu. Tamam, boyu kısa olabilir. Yine de yani. Yani ilginç. Şey, çekiç keste istinaden bir soru var abi. Laiklik sekülerizm farkını açabilir mi acaba diyoruz. Çekiç keste kısa sürmüştü diyorlar. Orada da anlatmıştım. Tabii anlatayım yani. Niyazi herkes özellikle buna değiniyor. Şeye bakın. PDF'sini falan çok rahat bulursunuz. Bulamazsanız ben atarım veya Jaco da atabilir. Discord grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada PDF'ler düzenli olarak paylaşılmaktadır. Tam reklam Niyazi yaptım. Berk etimolojiden ve tarihten girerek diyor ki laiklik, laikos'tan geliyor. Halksallaşma demek. Ruhsallaşmanın tam tersi olarak kullanıyor. Yani şey, ruhbanlaşmanın. Ruhban sınıfının elinde olan yetki ve görevlerinde, yani onun şeylerinin halka açılması, halka genelleştirilmesi, yani ona özgü olmasından çıkması. Bu bağlamda Fransa ile çok alakalı. Laiklik. Halbuki diyor, yani bizde zaten böyle bir ruhban sınıfı yok İslam'da esasen. O yüzden sekülerizm, hani çağdaşlaşma, güncel olana gelme. Niyazi Berkes diyor ki temelde bizde de mevzu zaten çağdaşlaşma, esas derdimiz, temelimiz bu. Gelenekselleşmiş olan, neydi, kutsallaşmış olan geleneğin boyunduruğundan kurtulmak. Çünkü gelenek kutsallaşıyor. Ve çağdaşlaşma akımının karşısındaki bütün gelenekler din şemsiyesine bürünüyor. Aslında dinde olmamasına rağmen dinselleşiyor. Dindeymiş gibi oluyor gelenek. Yani Türkiye'de birçok şey vardı böyle yaşayan. Hatta çoğu, yani din zannettiğimiz çoğu şey şaman geleneği falan aslında, yani bayağı Orta Asya'dan getirilen şeyler din gibi kullanılıyor. O bağlamda diyor ki ya önemli olan bir şeyin, ya bu gelenekte var, bu kadimdir, bunu geçmişte yapmıştık, bunun zaten hani telifi var geçmişte demeden, hayır bu hani bugünün gerekliliği, bugün olması gereken falan deyip çağdaş olanı hiçbir şekilde geleneğe atıf yapmadan meşru bir şekilde savunabilmek. Bu aslında çok yeni bir zihniyet. Çok asla bakmayın, bu zor bir şey. Mesela şey, bu bağlamda bence şu enteresan ve önemli bir şey. Şuna dikkat etmiyoruz. 23 Nisan'ın Millet Meclisi'nin çocuk bayramı olması. Yani benim yorumum mu, yoksa bu gerçekten buna içkin bir şey mi? Tam bununla ilgili bir şey. Artık o eskinin, geleneğin değil. Mesela bak, geleneksel toplumlarda yaşlı olan kıymetlidir, makbuldür. Geleneğin taşıyıcısıdır. Kadim olan, kadim bilgi daha kıymetlidir. Yeni olana çok şey yapılmaz. İslam'da mesela bidat diye bir şey vardır. Yani sen yeni iş çıkarma. Hani eski köye yeni adet getirme. Hep böyledir atasözleri. Bütün zihniyet buna uygundur. Çünkü abi adam zaten binlerce yıldır tarım toplumunda yaşıyor. Aynı mevsim döngüleri, aynı şey. Gelenekle şey süzülüyor. Hayatta kalmanın pratikleri süzülüyor. Oradan bir şey öğreniyorsun. Ya baban sana diyorsa, oğlum şunu yapma bak, şuradan tarla taş yapıyorsa taşar. Ama artık sanayi devrimi, kapitalizmle birlikte her gün yeni bir yeniliğe alıştığımız için, bakma bu çok yeni bir şey. Sürekli böyle bir devrim olduğu için hayatımızda küçük küçük artık geleneğin o kadar bir kıymeti, harbiyesi yok.
O bağlamda yani geçmişe değil de çocuğa, yeni olana, meclisi ve işte hani Türkiye'nin işte şeyini atfetmek o bağlamda kıymetli yeni. O bağlamda çağdaşlaşma, sekülerleşme ile çağdaşlaşma herkeste birdir. Ve şeyi ben anlamıyorum. Herhalde bu seküler Türkçülerin hani gizliden gizliye İslamcı olmasıyla alakalı bir şey gibi, güncel siyasetle bağlantılı bir yorum gibi görüyorum ben bunu. Abi sekülerlik diyenler esasında tarikatların özgürlüğünü savunuyor. Laikliği savunmamız lazım. Bilmiyorum ben Niyazi Berk'e sekol neyim? Türkiye'ye layık uyum ne sekülerlik uyuyor? Sekülerlik daha doğrudur diyen ekol bana daha mantıklı geliyor orada. Ya işte gene senin dediğin gibi aslında biraz Kemalizm Atatürkçü kavgasına da Evet dönüyor evet. aslında. Ya. Ya şunu ayırmıyorum Jaco. Yani kelimeler mayın tarlasına döndü ya. Mesela atıyorum AK Parti de ama böyle içinden geç tamam mı? Anasını belli. Derler ki AK Parti diyor. Fark ettin mi? Falan. Tamam diyor da içinden geçiyor. Yani anlama bak. Yok öyle dedin ama falan. Veya şey ya abi bizden akademik metin yazarken küfür edebiliyor muyum bu yayında? Edebiliyorsun abi bu. İstersen ben siftah yapayım ya. Yani. Akademik yayın yaparken bekliyorlar ki amına kodumun FETÖ'cüler, orospu çocukları falan yaz bekliyor. Ya akademik olduğu için atıyorum işte Gülen cemaati yazıp yine içinden geçiyorsun. Yani eleştiriyorsun ne kadar işte şöyle işte lanet yapı olduğunu yazıyorsun. Diyor ki ay Gülen cemaati yazmış gördün mü? FETÖ yazmamış. Ya oğlum bu kadar da bunlara hani takılmayın anladın mı? Adamın dediği anlama bakarsan zaten içinden çıkar. Yani kelimeleri bu kadar mayın tarlasına çevirmeyi ben o kadar da doğru bulmuyorum. Çok zor geliyor ya. Takip etmek de zor abi yani. Ben bir süre içime kapanayım işte 6 ay inzivaya çekileyim bir tezimi yazayım desem döndüğümde kullandığım kelimeler yüzünden terör örgütüne dahil falan olabilir mi yani? Hani anlama odaklanmayınca böyle şeyler çıkıyor. Değil mi? Ben şeye çok gülüyorum ya. Bir yemeğin kriminalize olması. Aa, Abi. börekten mi bahsediyorsun? Yok yok. Hani börek de var da makhlubi be abi. Makhlubi Aa, bak. evet. Pilav üstü et falan gibi bir şey tamam mı herhalde? Abi bir yemek terör örgütüyle ilişkilendi. Düşünsene şeyi düşündüm geçen. Okula gidiyorsun hani diyetlisin. Yemeğini kendin götürüyorsun. Pilav var, üstünde et var. Böyle yanında salata, yoğurt falan. Böyle bakıyorlar falan. Vallahi badiciyim. Hani badi yaptığım için hani protein falan yok. FETÖ'cü oluyorsun. Oğlum çok veya şey Pensilvanya muhabbeti. O yani Pensilvanya dediğin şey eyalet ya. Bildiğin ülke aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Biz onlara eyalet diyoruz. Her biri devlet. Yanlış bilmiyorsam şey orada. Ya ben Ofis'i çok severim. The Office dizisini. Scranton'ı orada bildiğim kadarıyla. Ya bir ziyarete gideyim falan desem. Hani oraları gözüm. Ondan sonra adın çıkacak Pensilvanya'da ne yaptın diye. Keşke onu böyle bir mahalleye falan böyle küçültselerdi de adı öyle çıksaydı. Ya işte şu şeye geliyor aslında. Hani senin İslam'daki bir muhafazakar bakış açısı, hani işte kapitalizm öncesi bir hayatta kalma pratiği olarak aslında bu kategorizasyonları yapma mevzusu. Örneğin ben anlatayım. Herhalde Fethullahçı zulmü olduğu için 2024 senesinde anlatabiliyorum. Benim halamı Fethullahçılar böyle bir yere kitleyip falan bir şey imzalattırmak istemişler, tamam mı? Böyle akademik bir sürecin içerisindeyken. Şimdi böyle şeylere maruz kalıyorsun ki zamanında örneğin hani yanlış insanlarla takıldığın için hedef bile gösterebiliyordun. İşinden falan da olabiliyordun. O yüzden insanlar biraz çizgileri net bir şekilde çizmek istiyor. Hani hiçbir şüphe alanı bırakmak istemiyor. Çünkü hani sen dikkatli olmadın, sana bir şey oldu, benimkine bir şey olmasın şeklinde düşünüyorlar biraz da. Şeyi bilmiyorlar mı? Abi FETÖ'cüler zaten takiyecilerin Allah'ıydı. Yani bu kadar basit ve sembolikten gidiyorsan o iki kelimeyi onlar kullanır. Ne olacak? Onlar Gülen cemaati demez. Atıyorum hizmet hareketi demez. FETÖ ya falan der. Ama alttan alta gene yapacağını yapar. Ya onun gibi ben bu kadar da her şeyi üzerinden Yo böyle yo, mayın öyle de atıyorum tarlasını bizim sevmiyorum. devletin örneğin kategorizasyonu öyle yani, çok hani uç şeylerden Aynen. aslında şey yapabiliyor, işte bir sen Fethullahçısın deyip yargılanabiliyor. Şeyde de var ya, lan Kemalizm'de de şu var. İşte Mustafa Kemal diyorsun, niye Atatürk demedin diyor. Yani oğlum manyak mısın ya? Adamın iki adı da bu yani. Hani bir kötü bir şey dedi, hakaret de küçültmedi. Ve bence ki Atilla İlhan da bunu yazıyor. Atilla İlhan'la ben genelde çok ters düşerim bu arada, onu da söyleyeyim. Atilla İlhan bence sol Kemalizm'den ulusalcılığa geçişte köprüdür. Hani çok kötü bir iş yapmıştır. Çok eleştirisini verimi, ben onun makalesini yazmak istiyorum. Ama şey diyor, Mustafa Kemal daha devrimci geliyor ya diyor. Çünkü, haklı çünkü Kuvayi Milliye döneminde Mustafa Kemal vardı. Atatürk çok daha sonra 30'larda gelen. Hani bir soyad ya. Hani Osmanlı'daki o devrimci gencin subayının adı falan Mustafa Kemal'di. Daha devrimci, daha şey. Atatürk daha böyle devlet soyut şey.
80 falan akla geliyor. Hı O bana anlatır. Mustafa Kemal'i daha çok severim. Şey çok kötü işte. Ne anlattığına bakmayıp da böyle ne dediğine bakmak. Şey Adam Dersim çok... Tunceli meselesi gibi. Örneğin ben Atat Ya... böyle konularda her ikisini de kullanıp herkese rahatsızlık vermeye çalışıyorum. Örneğin Ay... Dersim konuştuğum zaman bir cümlede Dersim diyorsam öbüründe Tunceli diyorum özellikle. Atatürk konusunda bir Mustafa Kemal bir Atatürk falan diyorum. Orada da mesela Tanıl Bora şeyde ne yapıyor biliyor musun? AKP diyenler AKP karşıtı, AK Parti diyenler AK Parti yanlısı oluyor ya. Adalet ve Kalkınma Partisi diyor. Hanım hani ben tavır almıyorum, hani düşünüyor tartıştığımı anlatıyorum sadece demek ki uzun uzun Adalet ve Kalkınma Partisi olarak söylüyor. Ya bu kadar yorulmasak keşke, bu kadar basit işlerde de fikir tartışsak. İşte burası Türkiye abi, ne zaman fikir tartışılmasına olanak Öyle öyle sağlandı. tabii. Haklısın, semboller tartışılıyor, kıyafetler tartışılıyor. Ya, kıyafetler mesele oluyor. Mesela dediğim gibi o işte bilmem neredeki bilmem ne başkanları, Kemalizm içindeki, artık isim de vermiyor, kimse kırılmasın. Herkesin geldiği ortamda herkes böyle jilet takım elbiseyle geliyor ama konuşacak hiçbir şey yok. Ya yani beyni doldurmamış adam. Ama görüntüde o şeyi verdikten sonra geliyor. İşte bunlar hoşuma gitmeyen şeyler maalesef. Dur bakayım. Perinçek gibi AKP diyoruz. Bence bu oldukça şey bu arada. AKP de çok zor be abi. Şey ya ben örneğin şeye örneğin PKK'ya PKK demeye çalışıyorum. Abi Türkçesi bu yani. Hani K diye bir Oldu harf da. yok Türkçede. Bak, gerçekten Türkçesi o bu arada. Hani. Şey yani ben bu ülkenin dilini güzel kullanmayı tamam PKK'lilere bırakamam. Anlatabiliyor muyum? Düşün. O kadar Türkçe olmak ki Türkçülerden dayak yemek böyle. PKK diyerek. Ay. Ah. Kovadis diye biri var. Kovadis senin adın şeyden geliyor değil mi? Kovadis, hani nereye gidiyoruz falan gibi bir şey de galiba. O Q değil mi şey? Ha, Latin ben quo. okunuşunu birleştirmiş de yazmış. Ha, okay. Makes sense. Tarikatlar değil de şeriatçılar deseniz ha Bavere diyor. Okey. Gene şey Ya. kelime tartışması dönüyor aslında bizim burada konuştuğumuz şey. Ha, çok iyi. Ha. Abi Perinçek hakkında ne düşünüyorsun? Bunu da sorayım artık içimde kalmasın. Valla şey söyleyeyim. Yani benim yaşlarımda olup hani Kemalizm, sol Kemal, şu falan olan hemen herkes TGB'den falan geçmiş. Ben geçmedim. Hiç sempati duymadım. Ben Onların de şeyini... geçmedim, sadece o yaptım. Yani ben oy da atmadım, yalan söyleyeyim. Hiç oralarda değildim. Yani övgü olarak falan söylemiyorum. Ama zaten evet, saçma bir yere gitti. Yani oradan geçenleri de hani hiç yani yadırgadığımdan değil. Hani bir dönem anlıyorum. Ama ben mesela işte ben çok çatıştım TGB'lilerle ve pis yüzlerini gördüm. Yani bir AKP'liden aşağı kalmayan derecede, hani zafere giden yolda her şey mübahtır tarzında. Baya böyle işte ya ADK üzerinde, ya bizim zamanımızda ben ADK'da etkinken, Atatürkçü Düşünce Kulübü'nde lisansta, tüm şeyde üniversitelerde ADK'lar ikiye bölünmüştü. TGB'liler ve bağımsızlar olarak. Bizimki bağımsızdı o dönem. TGB'liler çökmeye çalışıyordu. Her yere de çöküyorlardı böyle. O dönem sırf bizden almak için işte böyle. Abi işte gidip işte polise bizim hakkımızda işte suç duyurusunda bulunmalar, şunlar bunlar, abuk sabuk şeylerde bulundular. Nefret ettim onlardan doğal olarak. Ve zaten birçoğu salaktı. Ama zaten dedim ki ya bu taraf da çok akıllı değildi. Ya genel olarak dediğim gibi Atatürkçü kitle şuna güvendiği için kendini geliştirme gereğini de duymuyordu. Bir sosyalist mesela öğrenmesi gereken bir teori var, tamam mı? Sosyalizmi öğrenecek. İşte abi işte kapital var, şu var, ne bakacağız, neyi nasıl öğreneceğiz? Ya içinde değildim. Hiç böyle alttan başlamadığım için bilmiyorum ama bana nispeten daha nitelikli veya en azından eksik olduğunu biliyordur gibi geliyor. Atatürkçü şöyle oluyor. Ben Atatürkçüyüm. Tamam zaten hani çok böyle bir teorik metin de yok gibi geliyor. Tamam Nutu ya bence okudun mu abi? ben düşünüyorum. Ha? Nutu Aynen Nutuk. okudun. Ya sorma ya şey falan, ya kaç yerde şey gördüm. Bence Nutuk herkes işte çantasına taşımalı, her vakit okumalı tekrar. Nutuk öyle bir kitap değil ya. Nutuk Kemalizm anlatmaz sana. Nutuk ne alakası var onunla? Nutuk siyasi bir tartışma metni. 27'de okumuş. Atatürk Samsun'a çıktığında yazıyor. 27'de tam iktidarını kurduğunda iddiaçıları astıktan sonra okuyor onu. Diyor ki artık devlet benim yani. Onun nedenini okuyan, meşrulaştıran bir ak.
Yani Nutuk'ta mesela Nutuk okunduğunda daha devletin dini İslam'dır duruyor anayasada. Daha altı ok girmemiş şeye. Daha Kemalizmin ilkeleri belirlenmemiş. Kadınlara şey hakkı verilmemiş. Devrimlerin çoğu yapılmamış. Yani Nutuk'tan Kemalizm çıkmaz bu arada. Ha? Mesela şey diyorlar. Medeni şey. Neydi? Afet İnan'a yazdırdı. Medeni Bilgiler kitabı. Ondan çıkar Kemalizm. Ha. Yani evet yani önemlidir oku falan da. Bak ona göre yani dümdüz şey mantığıyla bakarsan, bu bir anayasadır ve böyle kodlama mantığıyla bakarsan, böyle kodlama yapılmışsın gibi oradakileri gerçek kabul edip ülkeyi böyle yöneteceğiz dersen, ben şeyi fark ettim onu okuduğumda. Ona göre, orada yazılanlara göre kadınlar da askerlik yapıyor olması lazım. Çünkü diyor ki, Ve buna okeyiz yani. Türk vatandaşını tanımlıyor. Şöyle böyle işte şurada doğan, işte kültürel bağlılığı olan, işte vatandaş boylu olan. Herkes Türktür. Tamam. Askerliğe geldiğinde şey diyor. İşte 18, işte 20 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı askerlik yapmakla mükelleftir. Asla erkek demiyor. Veya kadınları hariç demiyor. Tam diyor ki bilmem ne yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı. Yani gözlerinden kaçan, hızlı yazılan, eksik kalan o kadar çok şey var ki. O yüzden mesela işte bu medeni bilgileri de doğrudan şey olarak alıp bakın işte Kemalizm pratikte böyledir gibi olmaz. Yani şey gitmek lazım her zaman. Olguyla, pratikle metin arasındaki bağın kurulması lazım. Peki şimdi biraz da hani hep geçmiş ya da şu an üzerinden konuştuk da şimdi biraz da hani 3. saate yaklaşıyoruz. Biraz ona istinaden de sormak istiyorum. Sen bu Atatürk imgesinin, bu sol Kemalizm tartışmasının hani ileride nereye varacağını düşünüyorsun? Sence hani kitlelere ulaşması falan mümkün mü? Benim istediğim sol Kemalizm başarılı olduğu an Kemalizm'in sönümlendiği andır aslında şu an düşünce. Çünkü ben nihayetinde diyorum ki bir şeyin merkezine koymana gerek yok bunu. Kemalizm tartışmamız saçma. Bence ilerici bir adım. İşte çok olumlu yanlarını görüyorum. Şudur budur. Ve şu anki Kemalizm düşmanlığını her şeyin merkezine koyan siyaseti ve özellikle sosyalizmi çok yanlış buluyorum. Yanlış bir yere çekiyor, bölmeyi yanlış yerden kuruyor. Ya yani ana meselemiz bu ama hala mı Kemalizmi yıkmaya çalışıyoruz? 2024 AKP'sini anladın mı? Burada bir problem var. Bir noktada herkes Kemalizm tartışmayı bırakıp evet hadi sosyalizm üzerine konuşuyoruz. Yani Kemalizm o işte 23-38'de tarihimizde bir dönemdir. Artısı var, eksisi var dediği noktada bu tartışma benim için sönümleniyor yani oradan çünkü Yani şey senin ileriye için biraz şey noktada hani bir aslında sosyalist mücadele için bir hani geçiş noktası. geçiş noktası. Çünkü çok yanlış bir projeksin. Yani yanlış bir hedef koyuyorsun. Enerjini yanlış bir yere yönlendiriyorsun. Ve yanlış bir yerden bölünüyorsun. Ya bir arada olacağın çok kişiyi dışlıyorsun. Yanlış yani problem orada. Dediğim gibi yani ve hani Kemalist dediğinde sırf Kemalistler de bir araya gelse onlar da birbirini boğazlar. Dediğim gibi ırkçısı bir yandan sosyalisti bir yandan ne alaka şimdi hangisi Kemalist? Onun gibi yani o yani Kemalizm geçmişte oldu bitti biz ilerici bir adım olarak görüyoruz. Sen görmeyebilirsin fark etmez. Nihayetinde eğer hani gelecek projeksiyonumuzda ortaksak, normatif değerlerde ortaksak bir araya gelebiliriz yani. Saltuk kendine modern istiyor muymuşsun? Böyle bir soru geldi. Şu anda ben de geçiş aşamasındayım. Ben doktoraya gelene kadar politik Marksizm'den haberim yoktu. Politik Marksizm'i okumaya başladım. Daha önceki Marksist fikirlerimle birazcık da Samir Amin'le, Wallerstein'la tartışmaya soktum. Birazcık Blaut ekledim falan filan. Nispeten politik Marksizm, nispeten değil politik Marksizm ben de büyük oranda daha haklı, daha baskın çıktı. Ve politik Marksizm, Ortodoks Marksizm'in çok ciddi bir şekilde eleştirisi olmakla birlikte eleştirel sahiplenicisi. Tam bir bence eleştirel Ortodoks denecek bir ekol. Post Marksist veya Neo Marksist değil asla. Ve onların yepyeni bir burjuva devrim okuması var, yepyeni bir modernizm okuması var. Çok farklı noktalardan bakıyorlar. Yeterince hakim olup ve dediğim gibi kendim de biraz gidip oraları kurcalamam gerekiyor. Modernist misin? Hangi anlamda olduğuna göre çok değişir. Yani böyle yumuşak bir şey söyleyeceğim ama bu kadar akademik metin ve ya bu kadar net konuşmamı engelliyor. Ama nispeten sanırım evet modernistim ama bunun problemlerinin de farkında olan ve postmodernizmin eleştirileriyle beslenip modernizme tekrar yenilemeye çalışan bir modernistim. Postmodernizmin nihayetinde Çin'de çıkarttığı boşluk hoşuma gitmiyor ama eleştirileri kıymetli. O eleştirilerle modernizmi takip etmek gerekiyor bence. Bence doyurucu bir cevap olmuştur. Kendisi de yazabilir.
Şimdi istersen abi 3. saate yaklaşıyoruz. Biraz ikimizin de bir enerjisinde bir şey oldu, sallantı oldu. Biraz ateşli vakitlerimiz geride kaldı. İstersen hafiften bir kapanışa girebiliriz. Ne dersin? Ne olur istersen 4 saat de yaparım gibi geliyor bir yandan ama seçim Şöyle birazcık. bunu 4 saatlik yapmayalım, tamam mı? Ben senden bir 2-3 saatlik daha alayım sonrası için. Öyle bir anlaşma. Olur ya bunun altına belki işte bu hani bu videoyu canlı izleyenlerin soracağı, söyleyeceği, ekleyeceği bir şey Tabii. olur. O yorumları alırız. Senin benim şu an aklıma gelmeyen ve yayını kapattığımızda ulan şunu keşke söyleme şey keşke söyleseydim ulan var ya salak aklım dediğim şeyler olur. Ki podcast'te hep oluyor. Onları işte not alırız falan. Tekrar yaparız dediğim gibi. O zaman buna 3'e doğru gelirken tamam dediğim gibi 3 gibi o zaman kapatalım. Son soruları alalım. Belki biz hani Aynen. senin varsa onları şey yapalım. Benim şu an aklımda bir soru yok. Ben aklımdakileri ifade ettim de sizin soruları alabiliriz. Hocam, Ankara'da nerede sorusunun cevabını aldık da hocam dininiz var mı? Görüşünüz nedir? Bunu soruyorlar. Yani soran arkadaş hani kırmak istemiyorum. Sakın bunu yanlış anlamasın ama bence bu soru mesela mahrem bir soru. Bence herkese sorulmaması gerekiyor. Çünkü ne bileyim mahrem bir şey. Bu şey Kendisi gibi. de zaten hani söylemek istemezse sıkıntı değil, merak ettim. Ha eyvallah. Yani yok yani söyleyeceğim nihayetinde ama bence mahrem bir soru. Herkese sorulmaması gerekiyor. Bu biraz şey gibi cinsel yönelim gibi aslında. Ne ya? Hocam hani ya kimlerden hoşlanıyor? Yani bilmiyorum. Bence evet biraz insanın çok kendiyle alakalı bir şey. Ama artık evet politikleşen de bir yanı var. Bunu ben daha önce de çok yerde söyledim, yazdım, podcast'te söyledim. Ben ateistim. Bayağı önce yok olacağımızı düşünüyorum. Ve herhangi bir tanrının veya objektif bir anlamının olmadığını düşünüyorum. O bağlamda mesela o zaman niye eşitlik için çabalıyorsun? Nihayetinde ölmeyecek misin? Zaten varoluşsal kriz burada başlıyor. Evet, haklısın aslında. Ne olacak ya ölünce ha böyle ölmüşüm, ha daha rahat ölmüşüm, ha zengin ölmüşüm, ha fakir. Yani ölünce her şey sıfırlanıyor ve herhangi bir şeye çıkmıyor. Evet. Ama yaşarken en azından ya vicdanımın rahat ettiği tarafta durarak, kendimin mutlu olduğu şekilde yaşayarak, onurumu, gururumu satmadan, inandığım şekilde ne, yani yaşamak benim için daha iyi. Vicdan rahatlığı bak aynen o konuda çok önemli. Vicdan nasıl oluşuyor, nedir, ne değildir bilmiyorum. Ama bak mesela şöyle bir ikilemim var benim de. Mesela çok parasız kaldığım dönemlerde de hani işte öğrencisin gidiyorsun işte bir yerden bir alışveriş yapıyorsun. Fazla para veriyorlar sana tamam mı? Farkındasın ve o an hani hiçbir suçun yok ve yani geri vermesen çok hani senin hayatına olumlu bir katkısı olacak. Ve hani günah diye bir şey yok. Öbür tarafta yargılanmayacaksın. Ama vicdan diye bir şey var ve bunun ne olduğunu ben bilmiyorum, tanımlayamıyorum. Ama onu veriyorum. O bağlamda yani ateizm insanla çelişkiler, yarılmalar yaratan bir şey. Ya ateizmde ahlak nasıl temellendirilebilir dediklerinde mesela temellendirilemeyen mezdi yani İslamcılara hayır temellendirilir. Bak şöyle diyemiyorum. Ama şey de biliyorum. Ahlaklı olmaya çalışan bir insan olduğumu biliyorum. O yüzden yani kusura bakma dağıttım konuyu ama Yok o yok. sesi bence benim hayatımın çok aslında merkezinde. Çünkü abi gerçekten şey hayatımızda mutlak bir anlam olduğunu bilmemek ve ölünce yok olacağını bilmek insanın bütün dünyaya her şeye bakışını çok etkiliyor. Çok şeyini çok değiştiriyor. Şey, bu arada hani biz seninle telefonda falan konuşmuştuk ya işte hani bak Akışkan da yazmış zaten konuyla alakalı. Bizim vicdan bizim 2 hafta önceki konumuzdu. İşte bir gelip derslere eten de bilsem. Ben sana silibus atacaktım, hatta unutuyorum Şey hatta. okudun mu? Agnes Heller olarak yazılan Agnes Heller. Onun kitabı var bayağı kalın bir şekilde. Ona başlamak istiyordum. Şey böyle, girişini falan okudum ama kaldı o neyse. Ankara'dayım bu arada. Ankara'da Cebeci'deyim. Agnes Heller kitabı nereden çıktı? Ben onu kaçırdım. Ayrıntıdan olması lazım. Ankaralı. Ankara'da Cebeci'deyim. Yaklaşık 3 yıldır Hacettepe'de kampüste kalıyordum. Cebeci'ye çıktım şimdi. Bir arkadaşımın yanına. Bir süre buradayım gibi gözüküyor. Okay. Şimdi arkadaşlar, bakın son şansınız. Bir şey yazacaksanız yazın, yoksa sonraki yayını bekleyeceksiniz. Sözü de ardım buradan. Saltık hocam, ben de ateistim, sevindim diyor. Oo, Evet. din kardeşiyiz. Tamam. Eriyemem mi? Üzüldüm seni. Ama olsun. Sıkma canını. Gelirsin bu tarafa. Bu da şey gibi oldu abi. Olsun, hani böyle Kürdüm olsun Biraz diyenler şey. gibi. Hani Eryaman Ankara'nın şey doğusudur. Hani şey bağlamında.
Hani oryantidir. Okey. Eryaman, ben seni hiç sevmedim ki. O dönem Etimesgut muydu? Besaç'ta öyle bir sahne vardı. Ben seni hiç sevmedim ki Eryaman. Şiir okuyorlardı hızlı. Medeni hukuk mu, Anglo-Sakson hukuku mu diyorlar abi? Çabuk. Sosyal hukuk. Şey, Su. Plakano. Neydi ya? Bir tane sosyal hukukçu metin vardı. Hatırlayamadım şimdi. Neyse, tamam, öyle. Var mı arkadaşlar? Konuşmamızı istediğiniz, son bir şeyler sormak istediğiniz. Senin var mı aklında Jaco? Sence nasıl geçti? Bence iyiydi. Sayılar da oldukça iyiydi. Burada konuşalım. Arkadaşların katılımları da oldukça iyiydi. Muhabbet de oldukça iyiydi. Genel olarak iyiydi. Ben memnunum ya. Bir sıkıntı yok. Eyvallah, sağ olun. Ya benim sesim gitti bir noktada. Hiç kullanamıyorum galiba. Şey iyi oldu. Telefondan bağlanman iyi oldu. Evet ama senin interneti bayağı yemiştir o büyük ihtimal. Şey olmaz ya. Tamam ben Ha, sen... aynen bak. İsmail Taşkın'a yazdı. Plano. O olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şu an bakıyorum. Setin kitabı onun mu? Söz hukuk teorisinde çok enteresan bir yerde duran şey bir adam. Ya. Aa, bulamadım da, yok ya, o kitabı bulamadım. O mu acaba? Yanlış mı söylüyorum? Belki de yanlış söylüyorum. Bilmiyorum. İsmi hafızam kötü ya. Kusura bakmayın. Genel olarak çok Bende de hatırlamıyorum. aynı sıkıntı var. Bende de aynı sıkıntı var. Ben milleti kullanıcı isimlerinden değil, profil resimlerinden hatırlıyorum. Yani şu küçük logo gibi şeylerden. Sorry. Post Türkçülük mü? Post Türkçülük diye bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum ya. Post Kemalizmi anlatabilirim ama genel olarak post Kemalizmi anlatmamı mı istiyorsun? Tam ne istiyorsun? Post Türkçülük derken neyi kastettiğini tam hatırlamıyorum. Şey anlamıyorum. Solun feminizm olan agresyonu. Gereksiz. Şey çok saçma. Bana da çok yazan oldu. Hocam işte böyle böyle. Yok işte emekçi kadınlar günü, o yüzden şöyle olsun falan. Yani kadınları bir erkek olarak akıl vermeyin. İki, bu kadar dışlamaya çalışmayın. Üç, yani şeyi yazdım ona da, o arkadaşa da. Şimdi abi Rihanna dünyaca ünlü kadın. Dayak yedi. Anladın mı? Yani dünyaca ünlü çok fazla, hem zengin hem ünlü hem elinde siyasi güç olan çoğu kadın dayak yediğini, yani çok üzücü, işte tecavüze uğradığını falan biliyoruz. Oluyor böyle şeyler. Demek ki gerçekten kadınlığa içkin de bir şey var orada. Bir ezilme ve durumu var. Gerçekten bir erkek kadın arasındaki hiyerarşi, tüm her şeyden bağımsız bir şey de var. Ha, şunun farkındayım. Çok zengin bir kadın, fakir bir işçiyi büyük oranda ezebilir ve hayatta birçok bakımda öndedir. Elbette. Ama bırakın bir gün de bütün işte siyasal, sınıfsal farklılıkların ötesinde kadınların olsun. Elbette isterim ki materyalist ve sosyalist kadınların daha çok sesi çıksın ve daha baskın olsun. Ve oradan okumak daha şey olsun da. Yani bu kadar da harbiden her konuyu bıraktınız, her konuda sınıfa karşı sınıf esnetilebiliyor. Feminizm olunca sınıfa karşı sınıfa geliyorlar. Yani birazcık da o kadar katılmadım, bir şey yok. Ya internette görüyorsun ya zaten hani böyle sanki efendim söyleyeyim Sabancıların işte Koçların kadınları gelip böyle en önde direkt polise laf atıyormuş gibi falan davranıyor. Gerek yok yani öyle bir ekstra uğraşa. Ya evet. Bir de feminizm içinde ben şey tartışmasını görüyorum yani. Kimi kadın mesela, şimdi feminizme karşı, ya feminizm dahilinde elbette bizim de fikirlerimiz var. Alt işte dalları var, birbiriyle tartışan kolları var. Biri daha yakın geliyor. İşte benim de bir fikrim var. Ama bazı pankartlar beni de, bazı pankartlar veya bazı mücadele tarzları bana da, ya sanki Türkiye'de hani mesela bu katkıdan çok zarar sağlar falan gibi geliyor. Ama ya şeyi görüyorum, ben buna doğrudan dahil olmak yerine bakıyorum, zaten kadınlar kendi içinde bunu da tartışıyor. Kadınlar işte, yani benim katıldığım ve hatta benim göremediğim birçok noktada cevaplar da veriyor. O bağlamda yani bence o kadar da şey yapmayın yani. Yani anlamaya çalışarak takip etmek ve katıldığınız görüşlere destek olmak daha kıymetli. Şeye de katılmıyorum. Bunu da Jaco ile konuşmuştuk. Feminizm hakkında konuşmak için kadın olman gerekiyor. Hayır, o kadar da Tabi, ben tabi. anlayabilirim. Buna karşı fikir yürütebilirim. Karşı veya yanına, yani karşı derken öyle değil. Yani bu konuyla ilgili fikir yürütebilirim. Şu var sadece. Temsiliyet meselesinde şey, mevcudiyet siyaseti gerekiyor. Yani ben bir kadının deneyimini yaşayamadığım için çok fazla kör noktaları var kadının. Ben gerçekten bir kadın arkadaşım söyleyene kadar, ki çok ortada olan bir şey, yani geceleri dolmuşa binmenin, gece çıkıp bir yürüyüş yapmanın
korkunç bir şey olduğunu fark edememiştim. Ben çünkü gece aşığı bir adamım. Çok severim geceleri. Genelde geceleri yaşarım. Yürüyüşe çıkarım, bir yerlere gidelim. Çok rahat bir şekilde kulaklığı takarım. Şortumu giyerim, takılırım. Ya sen sevmez misin falan diye işte biriyle konuşurken o bana tehlikelerden bahsedince ulan dedim ben bunu nasıl yani aklıma getiremedim. Onun gibi bu kadar basit olan ve gözümüzün önünde olan ama deneyimlemediğimiz için fark etmediğimiz çok fazla şey var. O yüzden kadın deneyimini daha iyi bildiği için kadın temsiliyetini kadınlar yapmalı. Mecliste vesaire veya birçok yerde. Ama feminizm kadın salt kadınlarla yani soyutlanmış bir şekilde kadınlarla ilgili değil. Feminizm zaten toplumsal ilişki ya kadınla erkek kadın erkek ilişkisiyle alakalı bir şey. Kadınlığın ve erkekliğin kuruluşuyla alakalı bir şey. Doğal olarak feminizm erkeği de dönüştüren bir şey. Doğal olarak ya bu öznesi tartışması şeyden saçma. Erkeği de dönüştürecek. Erkek de onun ele aldığı bir öznesi aslında. Erkeklik çalışmaları da buna dahil. Yani kadını sadece tek başına bir şey yapamaz. Kadınlar kapandı, bir şey yaptı ve tamam feminizm tamam oldu gibi bir şey olmayacak. Erkeği ya diyorum ya ne kadın ne erkek. Kadın ve erkek arasındaki o ilişki, o dinamik, o diyalektik aslında feminizmin konusu. Benim anladığım ve yorumladığım kadarıyla. Tıpkı şey gibi. Sana da bu örneği vermiştim ya. Abi sosyalizm işçiyle alakalı. Sermaye ne karışıyor? Hayır yani zaten aradaki ilişkiyle ve o ilişkiyi dönüştürmeyle, yok etmeyle alakalı. Sosyalizm doğrudan sermaye bunun bir öznesi değil mi? Öznesi tabii ki yani. Onu mahvedecek çünkü. Onun üstünden geçecek. Onu işte dönüştürecek. Ya şey yani günün sonunda örneğin bu benim önceki dünkü feminizm videoma böyle insanlar falan geldi. İşte abi ben inselim ama böyle böyle feministler de sınırı açıyor falan diyor. Abi büyük ihtimal senin insel olmanın sebebinin ardında işte efendime söyleyeyim böyle bir erkek olarak üstünde çok yük hissetmenin sebebi aslında şey hani erkek merkezli işte patriarkal sistemi sana yıktığı yükler aslında. Hani sen burada düşman olarak görmemen lazım günün sonunda. Hani sen de sıkıntı çekiyorsun ve bu sıkıntının sebebi belli yani. İkinizin de uğraşı aynı olmalı. Ya şey diyeceğim. Ya bu dönem çok keyifli bir ders alıyorum. Ben bölümümdeki tüm dersleri bitirdim. Son dönemimdeyim ders döneminde. Bir tane farklı bir fakülteden alayım dedim. İletişim fakültesine gittim. Abi aldığım dersin adına bak bak. Şeker gibi. Nostalji, melankoli, bellek. Müthiş, inanılmaz keyifli. Ve tarih içinde nostalji nasıl oldu vesaire bunu anlatıyor. Bunun bağlamında bir şeyler okuyoruz. Ya okuduğumuz metinlerden birinde şunu söylüyor. Nostalji tabiri, onun tanımlaması, tespiti çıktıktan sonra nostalji yayılmaya başladı ve bir işte hastalık olarak yayılmaya başladı. Hani ve böyle bir şey tespit edilir oldu. Aynı makalede şey diyor. Eğer hani aşk kavramı var olup yayılmadıysa hayatında hiç bu duyguyu hissetmeden ölecek insanlar vardı. Onun gibi insel kavramı inşa edildi ve artık genç erkekler şey oldu. Ben işte kendimi o şekilde tanımlayıp, o şekilde davranıp, o şekilde yaşamaya devam etmeye başladı. Bizim zamanımızda şeydi yani herkes birileriyle birlikte olmak isterdi elbette. Olamıyorsa abi ne zaman derdi? Hani bir zaman olursa olurdu. Tamam mı? Kendini o şekilde. Ben inselim işte böyle böyle bir siyaset gibi bir şey uydurmaz yani. Hani çok kötü bir kültür yarattılar ve bunu kimlik edindiğinde şey de oluyor. Bunu bozmaması gerekiyordu. Hani kendi içinde bir paradoksa dönüyor anladın mı? İnsellik zaten kendi isteği dışında işte ilişkiye giremeyen gibi bir anlamı var. Sonra onu kimlik edindiği için zaten bu sefer reddetmeye başlıyor bir şeyi. Ve ya zaten kendini o şekilde tanımladığın için herhangi biri seninle ilişkiye girmiyor, ilişki kurmuyor. Çünkü yani sen kendini insel diyorsan bir bakıma bu şey gibi. Biriyle ilişki kurduğunda ben bunu sırf o açıdan bakıyorum. İnselle aşmak için bir araç gibi de oluyor. Onu da araçsallaştırıyoruz. Kalakça bir şey. Ya üzgünüm şeyi anlıyorum. Zuhal geçen çok kızmış. O da haklı bir yerden çıktı. Onu anlıyorum. Ama şey de var. Gerçekten bu çocuklara bak hak vermek değil. Anlamaya çalışıyorum. Bir noktada anlıyorum. Hak vermiyorum. Yanlış yoldasınız. Yani oraya gitmeyin. Bu böyle bir şey değil ya. Bu yoldan çok kişi geçti. Yani çoğu nesil böyle şeyler yaşadı. Yani telefon çalıyordu kusura bakma. Ay tamam. Garip Önemli bir hem şey tez mi? hocam mail atmış hem de bir arkadaşım aramış. Ona baktım da çok acil olmasa gerek. Şeyde de şeyi bekleyin ya. Şunu şimdiden kendime yük etmek istiyorum. Birazcık böyle duyurun. Arkadaşlar Kemalizm ve sosyalizm konusunda politik Marksizm bağlamında çok güncel teoriyle Kemalizm hem Kemalizm literatürü hem Marksizm literatürünün çatıştığı bir yerde henüz Türkiye'de hiç çalışılmamış bir bağlamda Kemalist devrimi çalışmayı planlıyorum teyze. Umarım bunu yapabilirim ve umarım kitaplaşır. Ya bunu yazıp kitaplaştırabilirsem
Hayatımda şey tikini atarım. Ya ben boşuna yaşamadım. Tik yani. Kendimi gerçekleştirdim, tiki atarım. Çok heyecanlıyım. Hocam da çok tam deli dahi, tam krik. Yani bu konularda böyle takıntılı, ya otistik derecesinde takıntılı. İyi anlamda söylüyorum hocam. İzliyorsan hani kusura bakma yani. İkinci Otistik falan değil. mesaj geliyor şimdi hocadan mail. Evet. Ya inanılmaz böyle yani ölmeden önce Wood'la falan mailleşmiş bir adam. Böyle hani ya ama burası böyle falan filan diye. Onunla işte yazacağız aksilik olmazsa. Çok heyecanlıyım. Ve yani benim kadar yani kişiliğiniz, karakteriniz, heyecanınız bu bağlamdaysa doktoraya, akademiye girin ve bana da mesaj atın. Ben size her bağlamda yardımcı olmaya çalışırım. Mülakatlar şu bu. Ama bunun haricinde Kadrolaşırız. ama bunun haricinde iş için, güç için, prestij için falan doktora ahmaklıktır. Doktora asla mantıklı bir şey değildir. Doktora eziyettir, zulümdür. Sakın Faşizmdir. yapmayın. Doktora anneliktir. Utanılacak bir şey değildir. Emektir. Yani şey yani rasyonel olarak yapılacak bir şey değil. Ama zaten bunu kafaya koymuş adam kimseye sormaz. Ve yapacaksınız. Bu sizin kendiniz gerçekleştirmenizle ilgili bir şeyse. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana ulaşın. Okey. Kadroyu da kaptınız arkadaşlar buradan söyleyeyim. Kadro dur da ben alamadım kadro. Kadro değil lan. Yüksek lisans doktoraya girerken veya o süreçten yardımcı olabilir. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar hafiften kapanışa geçelim o zaman. Saltuk geldiğin için teşekkür ederim ama seni burada daha göreceğiz inşallah. Eyvallah abi. Ben teşekkür ederim. Olur tabii gelirim ya. Olur. Ben çok mutlu oldum, memnun oldum konuşmaktan. Ya anlatacağım daha bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bana hep şey gibi geliyor. Bir şey anlattıktan sonra bitti abi ben bu kadarım falan gibi geliyor. Abi Ama hep de şey yeni bir şeyler iki çıkıyor. Twitter postu görmeye bakar yemin ediyorum sana. Doğru. Evet. Şey chat ayrıyetten size de hani eşlik ettiğiniz için bize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu saate kadar dinlediğiniz için uzun uzun beni yani ne anlattım ben bile farkında değilim. Umarım keyif almışsınızdır. Hani kusur ettiysem affola. Yok yok estağfurullah. Bunlar daha kötülerine alışık öyle diyeyim. Ya sen kötüsün diye demiyorum bana alışıklar yani. Olur. Chat, Fatih Yaşlı mı ben mi? Seri, seri. Evet yazın bakayım Seri onu Fatih istiyorum. Yaşlı mı Saltuk mu? Dur bunun anketini Fatih onu açabiliyoruz. yazacağım. Dur bunun anketini açabiliyoruz. Dur. Dur açıyorum. Arkadaşlar ben de kelim. Hani kellik Hangisi? Fadi Hoca'ya atacağım bunu. Hadi Fadi Hoca'ya arkadaşlar. Hop Saltuk direkt bir oyla önde başladın. Hadi bakalım. Kendini oy at. bunu da, aynen onu da ben attım. O arkadaşlar ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Bu kadar yakın olur mu? 60'a 40. Biraz açın. Adam burada yani. Ha, aferin Yok yok 60'tı. sorma. Hayır şaka yapıyorum. Okey. Bence 40 oya ulaştığında okey verebiliriz ya. Arkadaşlar şaka bir yana çok teşekkür ederim. Hani gerçekten gelip dinlediğiniz için umarım keyif almışsınızdır. Şey yapın yani iletişimde kalalım. Umarım belirli aralıkla yani belirsiz aralıklarla muhtemelen burada tekrar hani görüşürüz. Ya abi direkt şey yap yani hani akşam geliyorum da bugün biraz ilk defa olduğu için duyurduk muyurduk da hani şey yap yeter yani abi ben geliyorum akşama de tamam ben de uygunum diyeyim ya da uygun değilim diyeyim öyle yaparız yayın yani o sıkıntı değil. Olur abi eyvallah. Çok teşekkürler. Bu Herkese arada de çok diyorum tanıdıktan olur. 69-31 a 68-32 oldu. Yani gerçekten tam da böyle şeyleri buldum. Ama şey bence net kazandın kabul edebiliriz abi. Bence SS'i al Estağfurullah. gönder Fatih Yok, Hoca. yok, yok. Fahri Hoca da çok kıymetlidir. Ya ben fırsat bulup henüz kitaplarını okuyamadım baştan sona ama. Ya bildiğim kadarıyla çok kıymetli. Okuyun. Kendisine de çok selam, saygılar. Benim tez jürimde yüksek lisansa şey olacaktı. Fatih Hoca olacaktı. Bazı çok komik problemler olduğu için olamadı. Bunu sana ayrıca anlatırım. Ama burada anlatamayacağım bir şey. Okey. Hocaya da çok selam. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Kendisine de buradan selam gönderiyoruz. Buraya da çıktı zamanda. Belki bir tekrar da çağrılabilir kendisinin schedule'ına bağlı olarak. Şimdi arkadaşlar, tamam bu sefer fake atmıyoruz. Bu sefer cidden kapatıyoruz. Salto'ya buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Size de geldiğiniz burada izlediğiniz, like attığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bence hani bunları yapmadıysanız yapın. Aynen. Kendinize iyi bakın. Şey Görüşmek üzere. problemimiz var arkadaşlar. Jacobentilkin'in Discord grubunda olanlar özellikle.
5 kişilik bir ekip kurup Dota 2 oynamayı planlıyoruz. Burada gerçekten iddialı olanlar varsa, kendine güvenenler varsa Dota Şey 2'yi ya, bekliyorum. Pabli'ye duyurmana gerek yok. Benim arkadaşlar gelir zaten. Sen onu takma kafana. Ha, tamam. Siz gelmeyin o zaman. Ama hani Siz kimse kafa gelmeyin. rahatlatmasın. Ama gene de Discord'a gelin. Size selamlarımızı gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Görüşürüz. arkadaşlar. Ciao ciao.